Efendim iyi akşamlar. Gece görüşüne CNN Türkiye hoş geldiniz. Yine yoğun bir gündem var. Özellikle son dakika açıklamalarıyla, özellikle de NATO Genel Sekreterinden gelen açıklamayla. Tabii ki hepsini konuşacağız ama önce sizlere konuklarımı tanıtacağım. Özcan Yeniçeri, 24. dönem Ankara Milletvekili. Şaban Sevinç, Bizim TV yayın yönetmeni. Zafer Şahin, Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi. Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara temsilcisi. Gündem çok, iç politika da artık hızlandı biliyorsunuz. Ama NATO açıklaması önemli. NATO Genel Sekreteri hem Türkiye ile hem Yunanistan'la telefon görüşmesi yapmıştı. Ve bugün yaptığı açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ın görüşmelere başlamayı kabul ettiğini duyurdu. Şimdi önemli, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya büyükelçilerinde masada olduğunu biliyoruz. Yani bu çabanın arkasında olduğunu biliyoruz. Türkiye hemen her fırsattan, Cumhurbaşkanı'nın bizzat ağzından Türkiye'nin herkesle diyaloğa açık ve hazır olduğunu ifade etmişti. Dolayısıyla Türkiye ve Yunanistan görüşmelere başlayacak. Anlaşılan o ki öncelik iki ülke açısından da bu görüşmelerde teknik olacağı ifade edilen, uzmanların yer alacağı ifade edilen görüşmelerde çatışmayı önleyecek bir mekanizmanın kurulması öncelik olarak görülüyor. Bunun altını çizelim. Diğer taraftan da tabii sorunlar, teknik sorunların ötesine tüm sorunlar masaya nasıl gelecek göreceğiz. Aslında hatırlayacaksınız 2000'li yıllardan bu yana donmuştu. Sonra Türkiye ve Yunanistan arasında güven artıcı önlemler kapsamında askerler bir araya geliyordu. Bu mekanizma yeniden hayata geçebilecek mi göreceğiz. Neden önemli? Bir, krizin donması açısından önemli. Çatışma olasılığının önlenmesi açısından önemli. Diğer taraftan da tabii Avrupa Birliği devlet başkanlarının Türkiye'ye yaptırım yapıp yapmayacağı, uygulayıp uygulamayacağı konuşuluyordu. Dolayısıyla NATO iki üyesi için devreye girmiş oldu. Bu bir süredir aslında neden yok diye de bekleniyordu. Ve tabii bundan sonraki süreçte ne yaşanabilir, tüm bunları göreceğiz. Şimdi şöyle başlayalım. Özcan Yeniçeri, sizinle başlayalım. Her ne olursa olsun iki NATO üye, NATO'nun üyesi iki ülkeden bahsediyoruz. Haftalardır aslında bir çatışma olur mu? İşte iki ülke savaşa mı gidiyor soruları yöneltiliyordu. Dolayısıyla şimdi NATO aracılığıyla NATO Genel Sekreterinin bizzat ağzından iki ülkenin görüşmelere başlamaya hazır olduğunu açıkladığını görüyoruz. Bu krizi dondurur mu? Bu bir çözüm yolunu açar mı? Nasıl bir önem atfedersiniz bu açıklamaya? Şimdi her görüşme görüşmemekten elbette daha iyidir. Yani taraflar görüşlerini, düşüncelerini, davranışlarını, atmış oldukları adımı karşı tarafa aktarmak ve karşı tarafta bu konuda ne düşündüklerini diğer muhatabıyla paylaşmak en azından yanlış anlaşılmalardan kaynaklanacak herhangi bir kazayı ortadan kaldıracak bir noktaya gidecektir. Onun için hayırlı bir iştir bu. Doğru bir zamanda NATO Genel Sekreteri devreye girmiş ve dolayısıyla teknik anlamda bile olsa bir mutabakatın, bir yan yana gelmeyi, bir konuşmayı kabul etmenin önemli bir ilerleme olduğunun altını özellikle çizmek gerekir. Ancak bu çok gecikmiştir ve şunu söylemek lazım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan seçimlerinin olduğu her dönemden önce bu tip olaylar meydana geliyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin duruma vaziyet etmesi ya da duruma daha aşırı bir konuma gitmesini engellenmesine yönelik bir çaba içerisine girmesi ortadan kalkmış oluyor. Bir şeyi gösteriyor bu bütün olan bitenler, bölgede olan bitenler, bölgedeki statükonun sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Sürdürülebilir olmayan bir statükoyu kişilerin görüşmeleri, bürokrasinin görüşmesiyle sağlayamazsınız. Ne yapılması lazım? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk Milleti'nin nesillerinin bu meydana gelecek görüşmelerden etkilenmesinin söz konusu olacağını düşünmek icap eder. Yani biz şimdi şu anda desek ki Yunanistan ne diyorsa kabul ediyoruz. Biz Antalya'da denize bile girmeyeceğiz. Geriye çekildik desek bu sürdürülebilir olmaz.
Bu eninde sonunda bizim çocuklarımız buna itiraz edeceklerdir. Yani 80 küsür milyon, 83 milyonluk bir 5000 yıllık tarihi olan büyük bir kültürün evlatları kendilerini köşeye sıkıştıran veya kıskaç içerisine alan bir Yunanistan veya onun arkasında Batı'nın kıskacını asla ve kata kabul etmeleri söz konusu olmayacaktır. Bu bakımdan bölgede... Böyle bir endişeniz mi var soruyorum. Çünkü Türkiye her seferinde ben diyaloğu açırım diyor ama hakkımı, hukukumu da tabii ki ezdirmem diyor. Ya da yedirmem diyor. Tabii abi şimdi şöyle yani Yunanistan'ın o kadar çok emrivakileri vardı ki bölgede. Çeşitli sebepler yüzünden bakın Kıbrıs'ta Annan planı diye bir plan vardı. Rezil bir plandı. Türkiye'nin aleyhine olan bir plandı. Türk milletinin aleyhine olan bir plandı. Buna rağmen yani kan yuttuk, kızılcık şerbeti içtik der gibi oradaki yapılan oylamada Türk tarafı evet dedi, biz kabul ediyoruz dedi. Yunanistan buna veya Kıbrıs Rum kesimi buna hayır dedi. O zaman Cumhurbaşkanı Abdullah güldü, dedi ki yani önümüzde iki tane yol var. Ya dedi burada bu kabul edilecek Avrupa Birliği ile olan ilişkiler düzene, sisteme girecek. Ya da dedi Kıbrıs'ta artık Kıbrıs Türk tarafının bağımsızlık ilan etmesi ve Türkiye'ye katılmasından başka bir yol kalmıyor denildi. Buna rağmen arkasından gelen süreçte yine Türkiye soğukkanlı hareket etti. Yani bir adım önde olmak politikasıyla kapıları açtı. Çözümsüzlük çözüm değildir yaklaşımı biçiminde duruma yaklaştı. Ama Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi her defasında bir istikrarsızlığın kendi yararına sonuçlar üreteceğini düşündüğü için sürekli istikrarsızlık, sürekli Türkiye ile bir gerilim içerisinde olmanın kendisine Avrupa'dan ve Amerika'dan destek alacağını ifade ederek bir çeşit Türkiye'ye karşı bir enstrüman olarak kullanılmaya başladı. Hı hı. Onun için artık bıçak kemiğe dayandı. Bir taraftan Osmanlı, bakın biz burada bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Biz Osmanlı'nın mirasıyız kardeşim. Osmanlı'nın borçlarını Osmanlı Devleti'nin yani borçlarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti üstlenmiştir ve ödemiştir. Osmanlı Devleti zamanında yapılmış 1915 olaylarından bizi suçlu tut şu anda bizi suçluyorlar ve bize bundan dolayı hiç de hak etmediğimiz şekilde soykırım yapmakla suçluyorlar ve bunu kabul etmemizi istiyorlar. Bundan dolayı da gerek Fransa gerek Amerika Birleşik Devletleri sürekli bir biçimde bize çeşitli eleştirilerde bulunuyor. Ama Osmanlı Devleti'nden kalan ve mülkiyeti tam belirlenmemiş adalar var. O adalar otomatik olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin adalarıdır. Çünkü miras bizim. Ve o kayalıkları bir biçimde Yunanistan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Türkiye'nin başka alanlara yoğunlaştığı anlarda oraya yüklenerek o adaların birçoğuna girdi, bayrak çekti. Şimdi buradan bir şey çıkarmak gerekiyor. Karşınızdakinden daha zeki hareket edeceksiniz. Daha stratejik hareket edeceksiniz. Ve önceliği elinizde tutacaksınız ki istediğiniz sonucu elde edesiniz. Son zamanlarda bu ortaya konulan politika, özellikle Libya ile münhasır ekonomik bölge ilan edilmesi, Doğu Akdeniz'deki meydana getirilen aktivite, ve bizim yavaş yavaş evet, denizin altını da ne var ne yok diye yoklamaya başlamamız, Kıbrıs'ta sihaların gönderilmesi, Libya'da Libya'daki Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve Suriye'deki gelişmeler Türkiye'nin 21. yüzyılda stratejik anlamda yapması gereken en elzem olaylardır. Peki. O zaman Zafer Şahin, bu aslında sahadaki bu aktiflik, gerginlik, işte biz dedik ki savaş mı oluyor, olacak? Masada Türkiye'nin elini mi güçlendirdi bugün? Tabii ki. Bakın şimdi bir süredir şu yaygara kopartıldı. İşte Türkiye uluslararası arenada yalnız kaldı diye konuşup duruyorlardı. Bugün gelinen noktada zaten geçtiğimiz haftalarda da bunu konuştuk. Ya biz NATO'nun en büyük ikinci ordusuyuz. Bu bölgenin kendine has dinamikleri var ve Türkiye burada böyle bu kadar kolay Yunanistan için feda edilecek bir ülke değil. Ve Türkiye hem sahada hem diplomatik manada o kadar ince bir mekik dokudu ki bugün NATO
böyle bir açıklama yaptı. Bakın aslında olayları biraz da ne tetikliyor ona bakmak lazım. Şimdi sadece son bir hafta içinde Hande, Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'da bir LNG tesisi açtı. Doğalgaz. Burada amaç ne? Rusya'nın doğalgazla Avrupa'ya olan hakimiyetini kırmak. Arkasından onlara ne taviz verdi? Güney Kıbrıs Rum yönetimine 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Biz ne yaptık? Rusya'nın atış eğitimleri için iki tane Navtex yayınladık. Yani bu da aslında bir karşı hamle olarak okunabilir. Yani resmen bir satranç. Evet, ama orada şuna da bakabiliriz. Rus oynanıyor. Aynı Rusya'da döndü. İşte YPG, PYD'nin siyasi YPG, kolunu aldı, PKK'nın, anlaşma imzalattırdı. PKK'nın siyasi bürosu 1980'li yıllardan beri var. Sovyetler Birliği döneminden beri var orada. O başka bir mevzu. Yani bir satranç oynanıyor burada. Siz Navtex ilan ediyorsunuz. Arkasından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün bir F-16 ile vermiş olduğu bir mesaj var. Öncelikle Miçotakis'e o F-16'nın önünde bir poz vermişti. Bizim Milli Savunma Bakanımız F-16'nın içinde havada bir mesaj verdi. Bu da bence çok anlamlıydı. Dolayısıyla arkasından da bugün NATO'nun bu açıklaması geldi. Şimdi şu söyleniyordu, bütün Avrupa karşımızda, bütün Avrupa Birliği karşımızda. Ya Avrupa Birliği'nin Akdeniz'e kıyısı olan 6 tane üyesi var. Bu 6 üyenin 3'ü bu krizde Türkiye'nin tezinin yanında. Kimse bunu görmüyor. Yine aynı şekilde Avrupa Birliği ülkelerindeki diğer Kuzey Afrika ülkelerine bakın. Libya ile bir mutabakat imzalamışsınız. Zaten bütün kavga biraz oradan çıkıyor. Çünkü siz mevzi kazanmışsınız orada. Dolayısıyla burada Türkiye kendisinden hiç beklenmeyen, o masada yeri olmadığı düşünülen Türkiye gelinen noktada Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma konusunda ortaya ciddi bir tavır koydu ve bu tavrın da karşılığını almak üzere. Ben bu gelişmeyi böyle yorumluyorum. Yani Bu teknik görüşme çatışmayı önlemek için ilk etapta bir görüşme ama kapsamlı bir masaya dönüşecek gibi mi görüyorsun NATO Genel Sekreteri? Ya şöyle illaki görüşecek çünkü aslında bu sorunun iki tane muhatabı var. Türkiye ve Yunanistan, yani Fransa'nın aslında bu denklemde bir yeri yok. Fransa'nın Doğu Akdeniz'e kıyısı da yok. Bizim Doğu Akdeniz'de 1800 kilometre uzunluğunda kıyı şeridimiz var. Şöyle baktığınız zaman. Ama bize ne dayatmaya çalışıyorlar? 10 kilometre karelik meis için bizden 190 bin kilometre karelik deniz yetki alanından vazgeçmemizi istiyorlar. Bizi Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalışıyorlardı. Bugün gelinen noktada Türkiye bunun mümkün olmadığını, olamayacağını, kendisi üzerinde kurulan baskıya rağmen bunu kabul etmeyeceğini dünyaya ilan etti. Ya şimdi Yunanistan'a da olduğundan çok anlam biçmemek lazım. Şimdi Yunanistan Atina ve Selanik havalimanları başta olmak üzere bu adalardaki 14 tane havalimanını borçlandığı Almanya'ya devretmiş bir ülke. Yani şimdi Almanya'nın da mesela bu krizde Yunanistan'ın arkasında olduğu iddia ediliyordu. Halbuki Almanya aslında ortada durmaya çalışıyor. Çünkü Almanya da Türkiye'yi karşısına alamayacağını. Çünkü Yunanistan açısından baktığında da Almanya'nın yerine bir nevi Fransa almış durumda. Fransa Almanlar da çalışıyor. Muhtemelen bundan biraz içerliyordur. Hayır, ben Almanların ya şimdi Avrupa Birliği dediğiniz şey Almanya aslında. Yani lokomotif gücü Almanya. Fransa, yani bak şimdi Türkiye'nin şu an askeri üssü bulunduğu ülkelere bakalım Hande. Hadi Arnavutluk ve Katar'ı dışarıda bırak. Ya Libya'da varsın, Somali'de varsın, yine Kuzey Afrika'da varsın, Katar'da varsın. Şimdi Fransa'nın arka bahçesi olarak gördüğü, yüzyıllardır gördüğü Kuzey Afrika'da sen bayrak gösteriyorsun. Fransa'nın geleneksel olarak kendisini bölgenin hamisi olarak göstermeye çalıştığı Orta Doğu'da sen varsın. Doğu Akdeniz'de belli ki önemli bir avantaj elde edeceksin. Fransa o sömürgeci kimliğiyle, geçmişten gelen alışkanlıklarıyla, Türkiye'yi de eski Türkiye olarak görme alışkanlığıyla Türkiye'ye bir dayatmada bulunmaya çalıştı ama olmadı. Peki savaş ihtimali bitmiş midir? Ya savaş ihtimali bence zaten çok ciddi bir savaş ihtimali yoktu. Şimdi ben geçen rakamlara baktım. Yunan askeri sayısı 150 binmiş. Bizde 219 bin tane avcı varmış. Yani memleketteki avcı sayısı bile Yunan ordusundan daha fazla. Dolayısıyla yani Yunanistan'ın burada böyle bir riski alma ihtimali zaten yoktu. Fransa onu bir koçbaşı olarak kullanıyordu. Oradaki amaç bence tahrik. Bakın mesela 9 Eylül bizim açımızdan çok önemli. Yunan'ı denize döktüğümüz tarih. Yunanlar için de kara bir gün. Ben inan yani içimden hani Yunanların, Yunanistan'ın hani bu gazla, Fransa'nın bu iteklemesiyle
9 Eylül'e kadar bir tahrik gerçekleştirilince ciddi bir şüphe duyuyordum. Çünkü yani o potansiyelin olduğunu göstermeye başlamışlardı. Ama işte NATO devreye girdi. Burada amaç neydi? Türkiye'yi bir şekilde hani bir savaşa sürüklemek ve arkasından Türkiye'yi AB üzerinden tabii ağır yaptırımlarla köşeye evet sıkıştırma hedefliyorlardı. Ankara'nın doğru en büyük endişesi buydu. Buydu yani yoksa Yunanistan'ın bizimle baş edecek bir gücü falan yok. Kardak krizini hatırla. O zaman Amerika ne demişti? Yanlış hatırlamıyorsam ilk kurşunu atan beni karşısında bulur tabii demişti. Ama oradaki başkanlık da biraz bir farklıydı. Yani Clinton tabii, tabii sabaha kadar Türkiye ve Yunanistan'da telefon görüşmesi yapmış tabii, öyle bakarsan. Ya ben bir bu uluslararası ilişkilerde çok tabii. bir cümle bir şey söyleyeyim. Uluslararası ilişkilerde özellikle büyük devletlerle görüşürken masanın üstünde öpüşülür, altında tepişilir. Bunu bir defa dikkate almak gerekir. Yani %100 mutabakata varıp o mutabakat üzerinden işleri yürütemezsiniz. Bu birincisi. İkincisi, bu Sovyetlerin yıkılmasından sonra dünyaya total bakış, yani bir batı bloku, bir doğu bloku şeklindeki bakış sona ermiştir. Artık herkes kendi bastığı zeminden dünyaya bakmaya başlamıştır. Bu bağlamda da ülkeler karşı karşıya geldiğinde, mesela Rusya'yla bir konuda karşı karşıya gelirsiniz, bir konuda birlikte hareket edersiniz. Bir konuda çok az ilişki çıkarınız vardır, bir konuda %100'e yakın çıkarınız vardır. Dolayısıyla o Naftex ilan edilirken, Rus Naftex'i ilan edilirken Amerika'ya karşı ilan edildi. Tabii. Yani şu denildi, Doğu Akdeniz'de biraz daha fazla böyle giderse Rusya adım atar. Onun için olgu temelli bir ilişkiler sistemine gidiliyor. Olguda anlaşacaksınız. Artık o sistemin bütününde anlaşma ihtimalimiz yok. Bunun özellikle altını çizmek istedim. Var mı ekleyeceğin Şaban Bey? Yok, hocama teşekkür ediyorum. Tamam, benim demek istediğim de buydu. Yani bizim bu Rusya'nın atış eğitimleri için ilan ettiğimiz Navtex Amerika'ya bence verilmiş bir mesajdı. Onlar da mesajı almış gibi görünüyorlar. Almış görünüyorlar. Peki Şaban Sevinç, bu teknik burada görüşme... diplomasi diyoruz işte ya. Hani o diyorlar ya işte. Buna da diplomasi diyoruz oldu mu? Peki. Buna diplomasi diyor musunuz? Ve işte bu teknik görüşmeler acaba sorunları ayrıntılı bir biçimde ele almaya kadar varır mı? Varmasa bile şunu diyebilir misiniz? Yani Türk-Yunan işte arasındaki sorunlar o kadar uzun yılların birikimi ki istikşafi bir görüşmeler vardı. Yıllarca sürdü ne oldu soru işareti. Yani o duruma dönmek bile iyi midir? Ya şimdi şöyle yani biz kepçeyle verdik cömertçe son 10 yıldır Türkiye'nin dış politikasında iktidarın işte yanlış politikaları. Pardon, ne verdik ve kime verdik onu anlamadım. Ya ulusal çıkarlarımızı ya stratejik düşünmedik. Yani yarın ne olur? İşte biz Mısır'la kavga edersek, Mısır'da işte Mısır'ın iç iktidar savaşına taraf olursak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunun ileride bize Türkiye Cumhuriyeti'nin işte olası kazanımlarına ne gibi bir yansıması olur? Bunu değerlendirmedi hükümet. Ya da işte biz efendim Mavi Marmara gemisiyle 2011 yılıydı galiba işte Hamas'a Gazze'ye yardım adı altında bir gemi gönderirken bir o işte İHA aracılığıyla bunun İsrail'le ilişkilerimizi koparması muhtemeldi. Zaten o zaman karşılıklı açıklamalar yapılmıştı. İsrail hani izin vermeyiz falan gibi. Gittiler. İşte kötü de sonuçları oldu orada. İşte İsrail müdahale etti falan. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail'in işte son 20-25 yıldır gayet iyi bir düzeye gelmiş ilişkileri koptu. Büyükelçilerimiz çekildi karşılıklı falan. Şimdi dolayısıyla bu ülkeler bu deniz Akdeniz mücadelesinde şimdi hepsi de Yunanistan'ın safında ve Türkiye'ye karşı açıklamalar yapıp duruyorlar. Hatta Yunanistan'ın Girit Adası'na gerekirse Türkiye'de çatışmada da kullanılabilir he diyerek yani o imayı da vererek hava kuvvetlerini gönderiyorlar. Hatta Körfez'in öbür ucundan Birleşik Arap Emirlikleri yani bizim ümmet kardeşimiz Birleşik Arap Emirlikleri de Yunanistan'a destek veriyor. Bizim karşımıza çıkıyor savaş uçaklarıyla. Şimdi bu yanlış politika. Önce bunu tespit etmek lazım.
Ya Türkiye yalnızlaştı. Ama Zafer yalnızlaşmadı. Nereden yalnız diyor? Peki yalnızlaşmadı. Şimdi Zafer diyor ki efendim Katar'da askeri üssümüz var. Somali'de askeri üssümüz var. Arnavutluk'ta askeri üssümüz var. Hani vardan ne oldu yani? Somali'deki askeri üsten bizim Akdeniz'deki çıkarlarımıza nasıl bir katkı geliyor? O Somali çevresinde belki Afrika'nın işte o bölgesinde yani ne, nasıl bir ulusal çıkarımız olacaksa bir devlet bunu şey yapmıştır, dünyanın, planlamıştır, oraya bir üs kurma gereği duymuşsa. Önümüzdeki 100 yani yılda en stratejik Somali'de bölgesi üs kurmak, Afrika. Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Somali'de askeri üs kurması bizim Doğu Akdeniz'de yanlış politika izlediğimiz gerçeğini değiştirmiyor. Biz Mısır'la neden kavga ettik ve Mısır'ı neden Yunanistan'a kaptırdık? Mısır neden Yunanistan'la yani böyle alakasız haritaya da bak sen ilişki kuramıyorsun. Hani bir tarafta Yunanistan ta Akdeniz'in öbür ucunda. İşte Mısır hemen bizim karşımızda filan. Ama Yunanistan'la Türkiye'ye karşı bir anlaşma yapıyor. İsrail keza öyle. Biz İsrail'le işte rahmetli Erbakan döneminde, Refah Yol Hükümeti döneminde de İsrail'le çok üst düzey askeri ilişkilerimiz vardı. Bizim savaş uçaklarımızı İsrail modernize ediyordu. İsrail Hava Kuvvetleri geliyordu. Konya ve Sivrihisar üzerinde eğitim uçuşları yapıyordu. Yani adeta bir hani askeri müttefik konumundaydık. Adeta değil öyleydik yani. Ya hem İsrail'le ilişkilerimiz iyiydi Türkiye Cumhuriyeti olarak. Hem Mısır'la ilişkilerimiz iyiydi. Hem Ürdün'le iyiydi. Suriye'yle iyiydi. İşte Irak'la iyiydi. İran'la iyiydi. Yani bütün bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler içindeydi Türkiye. İç işlerine karışmıyordu çünkü. Yani Mısır'da iktidara kim gelmiş? Türkiye'yi hani o anlamda ilgilendirmiyordu. Türkiye sonuçta hani devletler arası ilişkide her devletin iç işlerine saygı duyarak ama bir karşılıklı çıkar ilişkisinde gözeterek gayet iyi ilişkilerle dış politikasını sürdürüyordu. Sonra maalesef bu ihvan politikası yani Mısır'la iyice hani yani göze batacak şekilde ortaya çıkan işte Mısır'da efendim Mısır'ın iç işlerinde ya efendim şey Sisi darbe yapmış da Mursi'yi devirmiş de efendim darbeci Sisi'yle ben görüşmem. Darbeci Sisi'yle biz ilişkimizi koparız. Çektim büyükelçimi. Ya kardeşim Allah aşkına bu Orta Doğu'da darbe yapmadan iktidara gelen kim var? Ya tüm bunlardan dolayı herkes Yunanistan'ın yanına mı geçti? Ya biz iç işlerine karışınca şimdi düşünebiliyor musun? Kendini Sisi'nin yerine koy. Allah aşkına ben sana sabırla dinliyorum da. Kendini Sisi'nin yerine koy. Ya kendini Sisi'nin yerine koy. Seni iktidardan düşürmeye çalışan değil bir Türkiye Cumhuriyeti olsaydı, ile ilişkiye girer misin? Mursi olsaydı Mısır'ın başında Mısır'la Yunanistan bu anlaşmayı imzalar mıydı? Mümkün değil. İmzalar mıydı? Mümkün, yani niye mesele bu açıdan bakmıyoruz? İmzalar mıydı? Bir dakika. İmzalamazdı tabii ki. Ya bir soralım bakalım imzalar mıydı? Ama yani arkadaşlar. Doğru olmayan bir şey. Peki biz Sisi'ye sen darbecisin, sen gayrimeşrusun demeseydik Sisi Yunanistan'la bu anlaşmayı... Peki Sisi darbeci mi değil mi? Bir dakika. Ya darbeci. Şaban Bey darbeci. Ama ya şunu kaçırmayın arkadaşlar. Bakın biz hani çok demokrat olduğumuz için, demokrasiyi çok yücelttiğimiz için, içselleştirdiğimiz için Sisi'ye darbeci demiyoruz. Niye diyoruz? Sisi ihvan iktidarını yıktığı için, Müslüman kardeşler iktidarını yıktığı için Sisi'ye darbeci diyoruz. Bir dakika. Bakın, doğru mu ya? Bu mu? Bütün mesele cümlemi tamamlayın. Hayır darbeyle. Bakın, dünyanın her yerinde darbeye karşı olduğumuzu söylüyoruz bütün zaten. Bütün dünyanın hakkında yakalama kararı çıkardı. Sudan eski devlet başkanı El-Beşir darbeyle iktidara gelmişti 87'de. Tuğgeneral cübbesiyle darbe yaparak iktidara geldi. Sonra işte o katliamlara işte Darfur katliamı falan galiba onlara karıştı. Bütün dünyada işte hakkında yakalama kararı çıktı. Uluslararası mahkemede yargılanmaya başlandı. Sadece Türkiye'ye bizim bugünkü AK Parti hükümeti Türkiye'ye davet etti kaç kere? Vardır bir stratejik çıkarımız bakın, sonra iktidara geldikten sonra darbeyle iktidara geldikten sonra iktidarda kendini mareşal rütbesine yükseltti. El-Beşir. Sonra işte geçtiğimiz yıl bu sefer onun askerleri El-Beşir'i devirdiler. El-Beşir tamam, şimdi yargılanıyor. Ya, şöyle, sadece El-Beşir'e yanıt var mı? Var. Bitmedi son cümle. Ya ama El-Beşir'le alakalı şimdi. El-Beşir'i devren. Soracağım şimdi ne alakalı. El-Beşir'i devren. Ama ona bir yanıt varsa merak ediyorum. Darbeci El-Beşir'i deviren darbecilerle şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin iyi ilişkileri var. Onu demeye çalışıyorum. Bakın. Yani hani devletin... Sisi darbeciydi de o nedenle Sisi'yle biz demokrat olmadığı için ilişkiyi kopardık, şimdi, çektik büyükelçi. Öyle bir durum yok. Bir devletin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparsınız.
burada yani Sisi darbeyle iş başına gelmiş. Ya öbürüne ne diyeceğim? Şimdi bak şunu söyleyeceğim. Ya öbürü benim umurumda bile değil. Niye değil biliyor musun? Benim için o talih önemli bir ülke. Ya Mısır senin için stratejik önemli bir ülke. Şimdi ne diyorlar? Sisi ile niye konuşmuyorsunuz? Ya zaten Sisi bunlar olsun diye, Akdeniz'de bunlar yapılsın diye iş başına getirildi. Görmedikleri şey bu. O eleştirdikleri Mursi iş başında kalsaydı Akdeniz'de farklı bir denklem olacaktı. Küresel emperyalizmin işine gelmeyen bir denklem olacaktı. Bugün Türkiye'nin çıkarlarını savunmaya çalıştığı denklem kurulmasın diye zaten Sisi'yi getirdiler. Ama bir ihvan takıntısı, neyse bu ihvan, anlamıyorum. Sorsam ben kendilerinin de bugün açıklayabileceğini düşünmüyorum. Kemal ya sor, şimdi bakın, sor, merak şu var. Sor, şimdi bak şöyle Hande, herhalde tartışma olmasın. Bak. Birleşik Arap Kemal Emirlikleri diyorlar, terör Suudi Arabistan diyorlar. Ya çok enteresan. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkimizin kötü olmasına bir taraftan kızıyorlar. Suudi Arabistan'la kötü olmamıza kızıyorlar. Ama onları da böyle mesela öcü gibi bakarlar. Bir de böyle yaman bir çelişkileri var. Şöyle düşündüğünüz zaman. Geçmişte onlarla olan ilişkiyi de eleştiriyorlardı. Ya burada Türkiye kendi çıkarlarını neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Yani meselelere ideolojik gözlükle bakmak bizi bu konularda doğruyu bulmamızı engelliyor. Şimdi yani ben burada bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkiye-Mısır ilişkisi biraz Osmanlı Devleti'ne giderseniz 2. Mahmut Kavala Ali Mehmet Ali Paşa ilişkisine indirgeyerek açıklamanız mümkün. Yine biz birbirimize girmiştik. Bir taraftan Rusya girdi araya. Rusya'dan yardım istemek zorunda kaldık. Kavala Ali Mehmet Ali Paşa'nın Kütahya önlerinde. Kütahya, Nizip yenilgisinden sonra. Ve dolayısıyla da orayla bizim aramızın açık olması her halükarda Türkiye'nin aleyhine sonuçlar ürettiğini tarih bizim kulağımıza fısıldıyor. Mısır'la arasının açık olması Türkiye'nin aleyhine sonuç veriyor. Her defasında Mısır'ın ne, kim yönettiği, nasıl yönettiği, başındaki kişinin kimliği bizi hiç ilgilendirmez. Bizi de Kenan Evren yönetti. Yönettiği zaman, bize de darbeler yapıldığı zaman Mısır bizimle ilişki mi kesti veya bir başka keşke ülke kesseydi, bize keşke kesselerdi yaptı. Sayın Yeniçeri. Hayır, keşke şöyle bir şey, bak, Evren darbe yaptığında bütün dünya tavır koysaydı. Aklımızı ve zekamızı bu kadar insan asılmazdı, bakın, bu kadar insan ölmezdi. Aklımızı ve zekamızı keşkeler üzerine aziz değil, kardeşim koyamayız. Sayın Yeniçeri. Biz, bizim menfaatimiz Mısır'la ilişkilerimizin en üst düzeyde ve en olumlu biçimde olmasın. Doğru ama eğer Mursi devrilmeseydi biz şimdi Mısır'da süt limandık. Ya o çok daha iyi bir noktadaydık. Keşke demokrasiyle gelen Mursi Sisi, bakın. Sisi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın adamıdır. Bakın ben onu, siz tanısanız da Sisi'yi arayı düzeltemezsiniz. Ben bize bir şey söyleyeyim. Oradan yönetiliyor. Şimdi para Rusya, oradan aktarılıyor. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler şahıslar arası ilişki değildir. Hayır, devletten değil. Devlete ilişkidir. Milletten millete ilişkidir. Aklı Sayın Yeniçeri. Bizim Sisi ile siz işte siz yarın deyin ki ben Sisi'nin yönetimini tanıyorum. Tamam mı? Sisi darbeci değil, meşru bir hükümet. Yine Mısır'la anlaşamazsınız. Bakın, ben çünkü size, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kumanda edilen ben size bir şey Sisi'den söyleyeyim. Bahsediyoruz. Ben şuna inanıyorum. Para oğlundan gibi. Para. Ben, parayı ben, bir ona ben veriyorlar. Ben bir şey söyleyeyim de bak. Ortadoğu'nun en etkili Şaban ülkesi Bey, hakkında konuşuyorsun. Şimdi evet. Birleşik Arap Emirlikleri. Biraz da şöyle evet, yapalım. Parayla kumanda ediyor. Ya yapma. Şimdi ben parayla kumanda ediyor. Bir cümle söyleyeyim. Bunu yaparken ama Yunanistan özelinden bakın. Darbeyi de onlar yaptırdı. Bir dakika söyleyeyim. Rica ediyorum. Şimdi Mısır'ı Amerika Birleşik Devletleri kullanıyor. Mısır'ı İsrail kullanıyor. İşte Sisi'yi. Niye biz kullanamıyoruz? Yani bizim çünkü zekamız onların adamı. Bakın bizim zekamız niye bizim adamımız değil? Onların adamı olarak darbe değil? Yaptı. Bizim adamı yani, onların adamı olarak şimdi, darbe yaptı. Şimdi sen şöyle yeniçeri. Bakın bu meseleye böyle bakamayız. Biz şöyle bakacağız. Türkiye'nin çıkarları açısından bakacağız. Türkiye ile Mısır ilişkilerinin iyi olması her halükarda İyi olması Türkiye'nin yararınadır. Doğru. Ve dolayısıyla ama da Sisi ile yapamazsınız. Dolayısıyla da Sisi bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren bir şey vardı. Mısır Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Eyvallah. Bizim arkadaşlar bakın şimdi bu siyasal mülahazalarla değerlendirme yaptığımız zaman çok yanlış bir yere götürüyoruz. Bunu diyelim. Bu bizim Mısır'la ilişkilerimizin iyi olması lazım.
Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin iyi olması lazım. Hükümet haklı bu konuda. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri iyi olmalı ama Birleşik darbe yapıyorlar. Birleşik Amerika Arap Emirlikleri iyi olmalı. Biz dost olamıyorsak düşman da olmayalım. Hayır, yani onlar düşman. Götürüp Sayın de Yeniçeri. Yunanistan'ın onlar yanında Mısır'ı ikisi yani korkular olmasın. Yani bu yüzden Mısır Yunanistan'ın yanına onlar geçti. Kesinlikle bu yüzden. Şimdi, yoksa imzalamaz. Bir dakika, İsrail, buna katılıyor musun? Bir dakika. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Bermuda şeytan üçgeni oluşturmuş. Yahu tamam da bak, diyorlar ki bir çok, saniye geleceğim. Çok basit bir örnek vereyim. Peki. Çok basit bir örnek, müsaadenle. Şimdi Biden, demokratların başkan adayı, ne dedi Aralık 2019'da? İşte bizim kamuoyunda tartışıldı 10 gün öncesine kadar. Efendim iktidara gelince, yani Amerikan başkanı olunca Türkiye'deki muhalefeti destekleyerek Tayyip Erdoğan'ı devireceğim. Çünkü Tayyip Erdoğan Amerikan menfaatlerine aykırı filan dedi, değil mi? Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Biden'la iyi ilişki kurmasını bekler misin? Ya da Biden'ın seçilmesi için, Amerikan başkanlığına seçilmesi için Trump'ı mağlup ederek Tayyip Erdoğan'ın işte lobilerini, işte ne bileyim Türkiye'nin şeyini, nüfuzunu devreye sokmasını bekler misin? Hayır. Beklemezsin. Hayır. Niye? Çünkü adam seçilirsem Tayyip Erdoğan'ı devireceğim diyor. Aynen yani, öyle. Şimdi Mısır'la bizim ilişkimiz de bir nevi öyle. Şimdi, ama şöyle bir şimdi real gerçeklik ki, var. Sen darbecisin. Ama şöyle bir real gerçeklik var. Biden nasıl iki defa Erdoğan'la görüştüyse, eğer olur da başkan olursa, isim olarak bakma ama devletler çıkar geriye o başkanlığı. Aynen, başkan aynen. Tabii ki öyle doğru, olacak. Tabii ki öyle olacak. Şey hemen şey toplanacak. Amerikan devletini yöneten o bürokrasi toplanacak. Amerikan aklı toplanacak. Biden'ı brief edecekler. Sen böyle böyle diyorsun ama bu işler böyle değil. Yani elbette, Türkiye ile bizim doğru iyi ilişkiler içinde olmamız lazım. Aynı Trump'la nasılsak belki Biden'la daha iyi olacak, ayrı konu. Vallahi Trump Biden'la çünkü ikide bir başımıza balyoz vuruyor. Ya iyi olmak değil mesele. Şimdi, görüşmek ayrı, iyi olmak şey ayrı. Yani, İlla iyi olmak yani diye bir şey yok ama yani. Ya birincisi Şaban Bey şöyle bir cümle kullandı. Orta Doğu'nun en güçlü ve en etkili ülkesi Mısır dedi. O biziz Şaban Bey. O Türkiye. Orta Doğu'nun en belirleyici iki büyük ülkesi tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Türkiye olarak Cumhuriyeti biz tabii Mısır'da ki birinci gücüz. Yani, ben onu yani tartışma anlamında söylemiyorum. Bana sorarsan biz Almanya'dan da güçlüyüz, Amerika'dan da güçlüyüz. Ben öyle düşünüyorum, hakikaten öyle düşünüyorum. Ama Orta Doğu'da Türkiye ile Mısır, bakın Türkiye ile Mısır el ele verse, iyi ilişkiler içinde olsa, o Doğu Akdeniz'e ne Fransız gemisi girebilir? Ya işte mesele tam olarak bu. Olmaz. Şaban Bey bakın mesele tam olarak bu. Niye bu olay ortaya çıktı? Sen bir cümleyle tamamla tamam, bileyim söyleyeyim. Tamam, o zaman meselenin adını koyalım. Hı. Ya zaten Türkiye'nin nereye gittiğini gördükleri için Mursi'yi devirdiler. Yani Mısır tam olarak Sayın Hocam'ın ve Şaban Bey'in ifade ettiği üzere bizimle çok iyi olduğu için zaten Mursi devrildi. Suriye'yle de çok yani, iyilik neden devrildi? Çok iyi Suriye olduğu için devrildi. Şaban Bey yani lütfen elmalarla armutları toplamayalım. Mısır diyoruz, Sudan diyorsunuz. Suriye diyorum. Ya, yani Suriye'de devlet başkanıyla, bizim devlet başkanıyla Mısır devlet başkanının arkadaş olması, aynı siyasete inanmaları, o iki sizi ülke rahatsız eden ne ya? Allah aşkına ben şunu çok merak beni ediyorum. Beni rahatsız eden, bakın Mısır'la ilişkilerimizin, içikler kavgası nedeniyle koparılmış olması. Değil mi? Doğu Akdeniz konuşuyoruz, dünyanın bugün içinde bunu durumu konuşuyoruz. Aktörler belli. Niyeyse biz kendi ülkemizi suçluyoruz. Mısır'la iyi değilsin. Ya kardeşim İsrail'in hiç mi suçu yok? Birleşik Arap Emirlikleri'nin hiçbir suçu yok. Suudi Arabistan'ın bir suçu yok mu? Niye canım, Şaban Bey niye bunları sorgulamıyor, Zafer da Türkiye'yi sorguluyor? Zafer Bey bir şey söyleyeyim de bak 15 bu Temmuz darbesinin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var tamamen ya. Tamamen öyle. Ülkelerden bir tanesi o. Amerika'da var söylüyorsunuz. Tamam Amerika'da var. Ama Amerika ile iyi ilişkilerimiz sürüyor. Şu anda Türkiye bak şu anda Türkiye söyleyeyim. Biraz zikzak falan da sürüyor. Türkiye Mısır'la şu anlaşmanın meclisten geçmemesi için yani protokol henüz Mısır'da tamamlanmadı. Çünkü bu anlaşma Amerika'nın baskısıyla oldu ve dolayısıyla da Mısır'ın çok ciddi bir kaybı var bu anlaşmadan dolayı. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mısır'la bu el altından bu görüşmeleri sürdürüyor ve bu anlaşmanın geçmemesi için de çaba içerisine giriliyor. Bizim de burada yapmamız gereken şey şu, durumu ortaya koyup behamehal Türkiye'nin çıkarlarının Mısır'la ilişkilerin normalleştirilmesi, değilse de
değiştiremiyorsak, hiç olmasa bizim düşman saflarında olmamasını sağlamasına yönelik gayretleri ortaya koymaktır. İktidar da bunu yapmaya çalışıyor. Bunu görmek lazım. Aklın ve mantığın gereği de bu. Hani hocama çok küçük bir katkı ama bu konuda bağlantılı. Melike söz vermedim. Peki ver. Yani. Şimdi eğer Mısır, yanlış hatırlamıyorsam 40-50 bin değil mi hocam, kilometre karelik denizde bir alanı kaybediyor. Evet. Yunanistan'la imzaladığı bu anlaşmayla. Eğer bu kadar kaybı göze alıp da bu anlaşmayı onaylıyorlarsa resim tam oturuyor işte. Sisi niye orada iş başına getirilmiş? Demek ki Mısır'ın çıkarları için getirilmemiş. Başka güçlerin çıkarları için getirilmiş, hı hı, ve Türkiye kazanmasın diye getirilmiş. Peki, Melik, hem bir dakika, hem işte Mısır'la kötü ilişkiler nedeniyle Mısır Yunanistan'ın arkasına geçti tezine ne diyorsun? Hem de Türkiye Yunanistan'ın teknik olarak NATO şemsiyesinde masaya oturacak olması bu krizi dondurur mu? Daha olumlu işlere yol açar mı? İlkin, Mısır'a dair bir parantez açayım. Şimdi hem Özcan Yeniçeri hocam hem de Şaban Sen hiçbir şeyi gözden kaçırıyor. Mısır'da seçilmiş hükümeti, Mursi iktidarını Sisi ile darbe yapan kim? Bugün Türkiye'ye karşı kullananlar. Yani Sisi zaten Türkiye düşman olsun diye darbeyle İhvan devrildi. İhvan Türkiye ile ilişkileri biliniyordu. Ya bak, öyle mi? Öyle değil. Birleşik Arap Emirlikleri, finanse etti darbeyi. Birleşik Arap Emirlikleri finanse etti darbeyi ve Sisi'ye darbe yaptırdı. Siz istediğiniz kadar İhvan ideolojisi, İhvan rejimi bölgedeki diğer ülkelere de yayılmasın diye Suudi Arabistan'ından Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar Müslüman kardeşler ideolojisi, rejimi yani mesela yayılmasın diye. Mesela Doğu Akdeniz Türkiye değil, Müslüman kardeşler rejimi mi? Bu mu? Evet, Müslüman kardeşler değil, rejimi. Yani Mursi'nin iktidardan devrilmesi, askeri darbe ile devrilmesi Türkiye ile ilişkileri bozulsun diye değil. Bölge ülkeleri, krallıklar, emirlikler, ya bu Müslüman kardeşler rejimi bize de nüfuz eder. Ben de iktidardan düşerim diye darbe yaptırdı değil mi? Mursi'nin devrilmesine katkı yaptılar. Tamam. Bir Melike konuştum. Yok, Türkiye ile çok olarak, iyi ilişkileri varmış da onun için devrilmiş de. Hayır, Amerika devirmiş de işte, Türkiye'yi yalnızlaştırmış. Ya değil. Şöyle, şimdi İhvan eğer Mısır ve diğer ülkelerde iktidara gelseydi bugün biz Orta Doğu'da da Doğu Akdeniz'de başka bir tablo görecektik. Yani Türkiye ile ilişkilerin iyi olduğu. O zaman başka bir level'a geçiyor. Tabii ki Mursi ile ilişkileri iyiydi Türkiye'nin. Müslüman kardeşler rejimi bölgedeki ülkelere yayılsaydı bütün ülkelerde İhvan olsaydı kimsenin gündeminde değil ya şu an. Türkiye ile Türkiye o zaman bölgede İhvan'ın, çok daha güçlü olacaktı. Mısır'da İhvan'ın... Türkiye'ye de bir İhvan gelirdi. Şaban Bey, İhvan... Şöyle, İhvan, yani Mursi'nin İhvan'ın Türkiye ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu biliyoruz değil mi? Eğer İhvan ve Mursi Mısır'da iktidarda kalsaydı bugün biz Doğu Akdeniz'de başka bir tablo görecektik diyorum. Sırf Mursi'yi devirmek için, yani evet Müslüman kardeşlerin yayılmasını engellemek ama aynı zamanda Mısır gibi bir ülkeyi de kasatura olarak kullanmak için darbe yaptırdılar. Bugün İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'ı kullanıyor şu anda. Mısır'ın ne işi var Doğu Akdeniz'de? Yunanistan'ın yanında. Niye Yunanistan'ın yanında? Ya da Birleşik Arap Emirlikleri niye İsrail'le birlikte hareket ediyor? Peki sen katılıyor musun? Şunu söylüyorum. Gözden kaçırılan şey şu, sanki bütün bu sorunların kaynağı bizmişiz, biz böyle istedik diye sorun yaşıyoruz. Hayır kardeşim, onlar da sana karşı birleşmiş. Yani İsrail'i, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ı sana karşı zaten birleşmiş. Sen istediğin kadar iyi ol, seni istemiyor ki. Bu arada Yunanistan'ın sen... yalanlaması var. Nasıl? Yani... Nereden? Teyit etmek lazım ama şöyle, Yunanistan NATO'nun yaptığı Türkiye ve Yunanistan teknik görüşmeye başlamayı kabul etti açıklamasını yalanladı. Yunanistan gerilimi azaltma yalnızca tüm Türk gemilerinin Yunan anakarasından derhal kaldırılmasıyla olur. Çok pardon. Yani bir dakika. Bunu nereye dayanarak söylüyorsun? Şimdi uluslararası gazetecilerin... Hemen söyleyeyim. Birkaç kaynakta var. Hayır, şöyle yapalım. Yunan merkezli Sputnik'te var mesela. Merini, Sputnik'te var. Yunan merkezli Katimerini gazetesi bunu flash olarak geçiyor.
Şimdi bunu ön şart koyduklarını söylüyor Yunanistan'ın. Ön şart olarak da arama gemisi yani ve savaş gemilerinin çekilmesi. Kıta sahanında da değil, ekonomik münhasır bölgesinde de değil. Zaten Türk gemileri Türk topraklarında orada icraat yapıyorlar hesabına gelirse. Yunanistan zaten o noktaya gelmek zorunda. Gelmek zorunda. Eğer şu Yunanistan, ben bir açıklayayım ya. Şu nereden geldi? Yani biz genellikle şöyle bir şey yapıyoruz. Bu arada hakikaten şöyle oluyor. Biz bu programlarda söylediğimizde sanki hani yönlendik ya da işte başka bir alakasız bir yerden aldık da söyledik gibi oluyor. Onun için ben özellikle kaynağına dikkat çekmek istiyorum. Şu an Sputnik Türkçe'de var bu haber. Yunan basınına Atven var. Evet. Başka bir kaynakta şu an ben görmüyorum. Yunan basını iki nokta üst üste olarak verilmiş. Atina, NATO'nun Türkiye ve Yunanistan teknik görüşmelere başlamayı kabul etti açıklamasını yalanladı şeklinde sevgili izleyiciler. Katimerini Melik'in söylediği gibi gazetesinin haberine göre Yunan diplomatik kaynaklar NATO'nun Türkiye ve Yunanistan teknik görüşmelere başlamayı kabul etti açıklamasını yalanlayarak gerginliğin ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirtmiş. Altını çizeyim, resmi bir açıklama değil, Yunan basınının kendi diplomatik kaynaklarına dayanarak dile getirdikleri, yazdıkları, aktardıkları bir haber. Yunan anakarası dediği de Meis'i kastediyor işte. Yok, Yunan kıta sahanlığı diyor. Yani Yunan kıta sahanlığı. Yunan kıta sahanlığı yani bizim o gemilerimiz Meis'i baz alarak söylüyor. Zaten kendi doğru. Kıta sahanlığımızda Yunan tabii. Yani problem mi orada? Şimdi şöyle Hande, Melik özür dilerim. Bir cümle daha var. Hande son şeyde orada yani yalanlama hani ne kadar şey. Yunan kaynak Stoltenberg'in gerilimi azaltmak için NATO içerisinde mekanizmalar kurulması niyetini dikkate alıyoruz. Ancak gerilimin azaltılması tüm Türk gemilerinin evet. Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmesiyle mümkün. Bu arada yani şimdi özür yani şey bu arada yani Dışişleri Bakanlığı'ndan birazdan bir açıklama gelecek. Tümden bir yalanlama Türkiye, değil de Dışişleri birazdan bir açıklama gelecek. Birazdan bir açıklama gelecek. Bu açıklamayı son dakika bilgileriyle ekranlarınızda vereceğiz. Bizim dış haberlerimiz CNN Türk'ün dış haberlerindeki bilgiyi de okumak isterim. Yunanistan NATO Genel Sekreteri'nin sekreterinin yalanladığı Yunan hükümeti yetkilileri diplomatik kaynaklar olarak medyaya NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata varıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmıyor dediler. Ayrıca Genel Sekreter'in NATO'nun Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları oluşturma niyetini kayda geçiriyoruz diyerek gerginliğin azalması için bölgedeki tüm Türk gemilerinin uzaklaşmaları gerektiğini ileri sürdüler. Bunun dışında ayrıntı var mı diye bakıyorum. Evet, hem Türk gemilerinin bölgedeki tüm Türk gemilerinin uzaklaşmasını istiyorlar. Hem de NATO Genel Sekreterinin Doğu Akdeniz'deki askeri çatışmayı önleme mekanizmaları oluşturma niyetini kayda geçiriyoruz ifadesini kullanmışlar. Tekrar altını çiziyorum. Bu bir resmi açıklama değil. Diplomatik kaynaklara Atven Yunan basınının verdiği ön haber. Şart olursa yani böyle bir ön şart olursa Türkiye hiçbir şekilde hani masaya oturmaz onu söyleyeyim. Niye ön böyle? Şart olursa, olursa Türkiye masaya oturmayacak. Yani gemilerini çek derse hayır, oturmaz. Hayır, oturmayacak. Niye? Niye? Haykomas Yunanistan'da Atina'da biliyorsunuz görüşmeler yaptı sonra buraya geldi. Hı hı. Burada Sayın Çavuşoğlu'yla görüşme yapılırken Sayın Çavuşoğlu iki şey söyledi Haykomas'a. Ben geçen hafta da bunun bir kısmını paylaşmıştım. İki tane çok temel nokta. Bir, ön şart çünkü aynı şeyi Haykomas da söylüyor. Diyor ki Yunan tarafı diplomasi anlamında bir ilişki kurmak istiyor, masayı kurmak istiyor ama diyor ki araştırma gemisini çekin. Savaş gemileriyle birlikte çekin, öyle masaya oturalım. Türk tarafı da biz bunu daha önce yaptık. Merkel rica etti, 21 Temmuz'da biz çektik oruçluyuz. Siz de Mısır'la anlaşma imzaladınız. Mısır'la anlaşma imzaladığınız için biz o masayı dağıttık. Şimdi oruçluyuz orada arama yapacak, bu askeri gemiler de ona eşlik edecek, biz ancak öyle otururuz. Eğer gemiyi çekersek oranın Yunanistan'ın kara suları olduğunu zaten kabul etmiş oluruz. Dolayısıyla ön şart olması durumunda yani Katimerini gazetesinin dediği gibi eğer ön şart varsa yani NATO'dan Mitsotakis bu ön şartı istediyse zaten Türkiye NATO kabul zaman etmeyecek. Niye, NATO Genel Sekreteri niye bu açıklamayı yaptı o zaman? NATO Genel Sekreteri şöyle, o daha önce de söyledi. İki tane NATO müttefiki ülke
bir çatışma ihtimali olmadan masaya oturmalarını istiyoruz. Şimdi NATO Genel Sekreteri masaya oturun dedi ama Yunanistan bu ön şartı NATO kabul Genel ettiler Sekreteri, diye açıklama yapıyor. Eğer NATO Genel Sekreterine iletti mi onu bilmiyoruz. Eğer NATO Genel Sekreterine Stoltenberg'in açıklaması şey değil ki hani sorunların çözümü için masaya oturdular demiyor ki. Çatışma mekanizmalarının ortadan giderilmesi için bir mekanizmayı görüşmek üzere diyor. Yani teknik. O muhtemelen doğru söylüyor. Yani aslında o çerçevede bu Katimirni gazetesindeki haber de bir yalanlama sayılmaz. O da diyor ya Türkiye merkezi. Ama ön şart olursa diyor. Yani Türkiye masaya oturmayacak. O bir kere onu kayda geçelim. Muhtemelen hani dışlarından şimdi açıklama bekleniyor birazdan. Açıklama gelecek yani bu NATO Genel Sekreteri evet, yani tam cümlesi şu: Yunan ve Türk liderlerle yaptığım görüşmelerin ardından iki müttefik Doğu Akdeniz'de çatışma çözme mekanizmaları oluşturmak ve olay ve kaza riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmeler yapmayı kabul etti. Bu demek ki tamamen askeri konuda bir teknik görüşme. Peki askeri konudaki bu teknik görüşmeyi ön şarta rağmen kabul eder mi Türkiye? Hayır. Onu da etmez. Hayır, hayır, hayır. Yani bir kere ön şartsız, yani diyorum ya Sayın Çavuşoğlu'nun Hayko Masa söylediği, Atina'dan geldiğinde Yunanistan sizinle masaya oturmak istiyor, görüşmeleri tekrar başlamak istiyor ama bir şartı var. İşte Oruç Reis arama gemisini ve savaş gemilerinizi çekin, masaya oturun, nihai karar çıktıktan sonra tekrar yapalım diye. Türkiye bunu reddetti. Ön şartsız gelirlerse masaya oturulur ama bir ön şart olursa biz masaya oturmayız dendi. Dolayısıyla bu... tekrar eğer Atina tarafı yani Katimereni gazetesinin dediği gibi ise eğer bu ön şart varsa Türkiye zaten masaya oturmaz ki. Orada ön şart yok ya, şöyle bir şey var orada şimdi çatışma meydana gelmemesi için görüşmelere bir zaman tanımak bir fırsat tanımak amacıyla bir görüşme yürütülmesi kararlaştırılmış anlaşılan. Yani bunlar... Ama bu arada bir, Yunanlar diyor ki gemilerini çek diyorsa bu ön şart değil. Hayır hayır o iş o tarafa getirmiyor. Şimdi bunlar çatışma olmaması için bir görüşme bu. Yoksa şeye yönelik, sonuç almaya yönelik ya da işte barış sağlamaya yönelik bir çatışma değil. Önce şu gemileriniz veya uçaklarınız birbirlerine girmesin. Ondan sonrasını arkasını daha sonra sizin kendi aranızdaki görüşmeler tayin edecektir diyor. Peki. Ama biz... Onu ne olur unutmayın sözünüzü. Çünkü renkleme gitmem lazım. Dönüşte buradan devam edeceğiz. Türk Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yapacak konuyla ilgili. Onunla da birlikte gelişmelerle karşınızda olacağız reklamlardan sonra. Devam ediyoruz. Gece görüşü devam ediyor. NATO Genel Sekreterinin açıklamalarını konuşuyorduk biliyorsunuz. Yunanistan'ın Yunan medyasına atfen bir takım açıklamaları var. Resmi açıklama değil. Diğer yandan da Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama bekliyoruz. Henüz gelmedi o açıklama. Herhalde önümüzdeki dakikalarda gelecek. Özcan Bey sizde kalmıştık. Hatırlıyor musunuz sözünüzü? Evet. Yani ben önce ağaçlara fazla bakarsak ormanı gözden kaçırırız. Bunu hiç gözden ırak tutmadan meselelere yaklaşmak lazım. İşte ihvandı efendim ya da oradaki fisti bir takım hareketleri esas alarak onların üzerinden yapılan bir değerlendirme bizi isabetli bir sonuca götürmez. Bu bir. İkincisi bir defa bakın Orta Doğu çok önemli bir coğrafya. Orta Doğu coğrafyası rodeo atı gibi üzerinde kendini çok sıkı, çok diri, çok zeki, çok stratejik olan insanları ancak yönetimine terk edilebilecek bir yer. Onun için de zayıf yöneticiler, zayıf yönetimler iş başına geldiği zaman bölgede derhal alt üst olmakta yeni bir biçime ve şekle girmektedir. Ben şimdi söylüyorum, yani çok üzerine basarak söylüyorum. Şimdi bir büyük Orta Doğu, İngilizlerin de planları vardı, onları bir kenara bırakıyorum da son 20-30 sene içerisinde ortaya atılan 2-3 tane plandan bahsedeceğim. Bir de Büyük Orta Doğu Projesi diye bir proje vardı. Bu projenin amacı neydi? İslam ülkelerinin yani 23 ülkenin Condoleezza Rice tarafından biliyorsunuz ifade edilmişti. Sınırları değiştirilecek, rejimleri değiştirilecek, yönetimleri değiştirilecek şeklinde ifade edilmişti. Evet. Bunu kim ifade ediyor? Dünyanın en büyük süper gücü
bunu söylüyor. Amerika bunu söylüyor. Sonra bir de baktık ki birdenbire Orta Doğu'da bir Arap Baharı denilen bir bahar başlatıldı. Evet. Arap Baharı başladığı sırada şey çıktı, dedi ki şu anda ismi en önemli stratejilerinden birisi Amerikalı çıktı, dedi ki eğer de Amerika bu Arap Baharı'nda meydana gelen olayların arkasında değilse önünde olmak zorundadır, dedi. Brzezinski. Şimdi o Arap Baharı'ndan sonra bir de baktık ki yeni hareketler türedi. Ve bugün 100 yılın anlaşması diye bir anlaşma imzalandı. Bütün bunlar adım 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 Orta Doğu inşa edilirken biz de seyrediyoruz. Yani bu meseleden ayırarak... Yani Türkiye seyrediyor mu sizce sadece? Yani ben düşünce adamı olarak söylüyorum, stratejisyenler olarak söylüyorum. Yani biz bir olayı tartışıyoruz. İşte Sisi geldi, Mursi gitti. Şeyde de Kaddafi gitti. Orada da Saddam gitti. Bir yığın insan gelip gidiyor. Ama bunların hepsi bir şeye hizmet ediyor. Kime hizmet ediyor? O küresel gücün projesine hizmet ediyor. Ya Büyük Orta Doğu projesine... Ya Arap Baharı dolayısıyla üretiyor ya da 100 yılın anlaşmasına. Anlaşıldı ki 100 yılın anlaşması İsrail'in bölgede tek hakim güç haline getirilmesi, özellikle İsrail'in karşısındaki devletlerin ki başta İran ve Suriye'dir, Türkiye'dir. Bu iki ülkenin Orta Doğu yeniden dizayn edilirken kıpırdayamayacak derecede iç işleriyle, ekonomisiyle uğraşmak zorunda, bu ülkeleri bırakmak üzere harekete konu. Bugün meydana gelen olaylar hep bunun yansımaları olarak karşımıza çıkıyor. Peki. Yani o Dahlan, Zayed, Muhammed bin Salman, bunların hepsi belirli merkezlerin ciddi bir biçimde eğittiği, yönlendirdiği ve getirip o bölgelerin başına kullanıma elverişli elemanlar olarak konulduğunu görmemiz gerekiyor. Hocam, dolayısıyla bu açıklamanız, hani ya Türkiye hataları yüzünden işte şeyle kötü, Suudi Arabistan'la kötü, Birleşik Arap Emirlikleri'yle kötü tezinde çürütüyor. Yani bu adamlar proje adamlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye şimdi ortada bir sorun varsa, yani ortada bir durum varsa bunu bilmek gerekir ki bunda herkesin bir payı vardır. Biz şimdi seninle herhangi bir konuda tartışsak veya karşı karşıya gelsek burada sizin suçunuz %80 olur, benimki %20 olur. Ya da tersi, benim %20 olur. Ama her halükarda bir şeyleri gözden kaçırmanın ürünü olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'nin bakın şu 4 tane şey sayacağım. Bunu dikkate aldığımızda ne kadar hassas bir bölge üzerinde olduğumuzu düşünmenizi istiyorum. Birincisi jeopolitik. Yani Türkiye Sovyetlerin ve Rusya'nın gırtlağını sıkan iki tane şeyi elinde tutuyor. Adını söyleyin, boğazı elinde tutuyor. İkincisi teopolitik. Türkiye bir İslam ülkesi. İslam dışında olan şeyler, memleketlerin Türkiye'ye bakışı bu teopolitik dolayısıyla sıkıntılı. Üçüncüsü petropolitik. Petrol kaynaklarının ve bu petrol kaynaklarının iletişim hatlarının Türkiye'nin bulunduğu coğrafyayla yakın ilişkisi var. Bu çok önemli bir şey. Üçüncüsü hidropolitik. O da mavi vatan, dördüncüsü. Mavi vatan dediğimiz ya da su, Fırat Dicle gibi su kaynaklarının bulunduğu yer. Peki. Şimdi böyle bir ülkede meydana gelen hiçbir olay, bu söylediğim 4 tane bu ana şeyden, unsurdan ayrılarak açıklanamaz. Önce bunların üzerine bir bakmak lazım. Sonra iktidarlar bunları ne kadar iyi yönetebiliyorlarsa, ne kadar bunların farkında olarak stratejik ve taktik hareket edebiliyorsa, proaktif hareket edebiliyorsa o kadar başarılı, o kadar ileriye yönelik yatırım yaparlar anlamına gelir. Peki. Zafer, şuradan devam edelim istersen. Şimdi bir yandan da tabii Amerika Birleşik Devletleri, bu NATO tabii ki, ama özellikle ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya'nın da NATO Genel Sekreteri büyükelçileriyle görüştüğünü, o masada olduklarını ifade etti. Şimdi diğer yandan Amerika'ya bakıyoruz, demin sen de ifade etmiştin. Rum kesimine yönelik silah ambargosunu, ateşli olmasa da yani radar gibi savunma silahları olacak, kaldırdı 33 yıl sonra. Ve Türkiye ne dedi?
Washington'a kararı gözden geçirin, aksi takdirde Türkiye mukabil adımlar atacak dedi. Şimdi Amerika ne yapmaya çalışıyor? Bu ben Rum kesiminin Yunanistan'ın yanındayım mı demek? Türkiye nasıl mukabil adım atar? Türkiye ne yapmayı planlıyor? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin bu bölgedeki çıkarları uzunca bir süredir çatışıyor. Hı hı. Yani bu bir sır değil. Biz Suriye meselesinde de Amerika'nın bir tane oyun planı vardı. O Akdeniz'e açılan terör devletçiliği projesi vardı. Onu biz 3 tane askeri operasyonla, başarılı askeri operasyonla akamete uğrattık. Yani o zaten onlar için büyük bir hayal kırıklığıydı. Joe Biden'ın o aslında çok tartışılan, bence hani bırakın ben muhalefeti dizayn edeceğim cümlesi, o zaten malumun ilanıydı. Ben ona bir şey demiyorum. Asıl oradaki en kritik cümlesi şudur. Ben diyor PYD, YPG'ye selam çakıyor. Yani onların diyor istediğini vereceğim. Oradaki şey o. İkinci kritik cümlesi de şuydu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de mevzi kazanmasına izin vermeyeceğim diyor. Ya bu şu anlama geliyor. Şimdi Joe Biden dediğiniz adam 40 küsür yıldır Amerika'da senatörlük yapan bir adam. Bizzat aslında derin Amerika'nın... Amerikan mevcut devlet yapısının, Trump belki belli noktalarda dışarıda bırakılır ama derin devletinin, Amerikan devletinin adazeye politikalarını Biden gayet net, dürüst bir şekilde söyledi. Yani. En azından aslında evet, yani o açıda o açıdan haklısın. Açık yüreklilikle nasıl bir hain kurt olduğunu orada bence ortaya koydu. Bence aslında Türkiye'nin tartışılması gereken bu. Ya Biden niye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akdeniz'e açılan terör devleti projesini akamete uğrattığı için hesap sormak istiyor? Biden niye Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de mevzi kazanmasını istemiyor? Demek ki Türkiye burada küresel emperyalizm dediğinizde aklınıza gelen ilk ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını engellemiş. Bunu ne için yapmış? Kendi çıkarlarını savunmak için yapmış. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin burada Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu 33 yıl sonra kaldırması bence de anlamlıdır. Ama ben az önce kararı de söyledim. Kararı gözden geçirir mi? Bu tamam. Tabii şimdi diplomaside bu işler şöyle oluyor. İşte onlar bir hamle yapıyor. Sana belli bir alandan geri adım attırmaya çalışıyor. Sen karşı hamle yapıyorsun. Amerika Birleşik Devletleri burada Türkiye ile beraber aslında Rusya'nın da Akdeniz'de hakimiyet kurmasına da engel olmaya çalışıyor. Suriye'de o treni kaçırdılar. Rusların yüz küsür yıllık, yüzlerce yıllık o sıcak denizlere inme hayali Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlış politikaları sebebiyle bu yüzyılda gerçek oldu. Bugün Suriye'de tamamen Rusya'nın kontrolünde bir Esad gerçeği söz konusu. Şunu da atlamayalım. Bakın burada Suriye Savaşı, az önce Şaban Bey onu faturasını bize kesti Türkiye olarak ama ya Suriye Savaşı, belki Sayın Hocam da beni destekler bu konuda, 2011 yılının Mart ayında Hande tamamen Katar doğalgazının o trilyonlarca metreküple ifade edilen zengin doğalgaz rezervlerinin hangi güzergahtan Avrupa'ya ulaşacağının tespiti noktasında çıkartılmış bir iç savaştı. Yani Suriye'deki karışıklığın asıl sebebi yine enerjiydi. Bir enerji savaşıydı. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri'nin gelip de Yunanistan'da LNG tesisi kurması, ben buradan Avrupa'ya doğalgaz satacağım demesi, Rusya'ya ben de varım mesajı vermesi ve arkasından da Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırması bence gayet anlamlıdır. Burada... O zaman şöyle bakabiliyor muyuz? Yani mesele Trump değil. Hani en fazla Trump konuşulabilir, belki daha fazla konuşulabilir bir isim. Yoksa Amerika'nın Türkiye'ye yönelik politikası Biden'ın birebir anlattığı şekilde gayet ki devam ediyor. Ama yani adamlar kendi içine tutarlı. Niye diyeceksin? Adamların Türkiye ile ilgili planı belli ya. Belki 50 yıllık planları belli. Ha bu bizim için de geçerli. Bizim Kıbrıs politikamızdan bırakın AK Parti iktidarını, Cumhur İttifakı'nı. Bundan sonra gelecek hükümetin biz Kıbrıs konusunda bir politika değişikliğine olmaz. Gitme ihtimali olduğunu düşünüyor olmaz. Muyuz? Devletler planlarını uzun vadeli yaparlar. Dolayısıyla burada ben bundan sonraki süreçte yine bakın Türkiye kendi gücünün ve öneminin farkına varmak zorunda. Bunu Allah'a şükür Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunun farkında olan ve adımlarını buna göre atan bir siyasi irade söz konusu. Yani artık şu edilgen tavırdan sıyrılmamız lazım. Avrupa Birliği işte bizi yaptırımlarla tehdit eder. Amerika işte bize bilmem şunu yapar. Daha ne yapacaklar ya? Darbe yaptılar işte adamlar. Daha ne yapsınlar? Evet yani, ama şöyle de bakabilirsin. Sen bir dakika, burada kendi bir dakika, gücünün bir dakika farkına varmazsan. Ya, tabii ki. Tabii ki ama Avrupa Birliği'nin elinde Türkiye'ye karşı bir yaptırım tehdidi var mı? Var. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde... Ne var Avrupa Birliği'nin elinde yaptırım Türkiye'ye karşı? Yaptırım kararı çıkarabilir. Amerika Birleşik Devletleri çıkarabilir. Yani sen ne kaybedeceksin diye sorar. Ben size şunu söyleyeyim. Bugün Amerika Birliği'nin bize olan ihtiyacı çok daha fazla. Türkiye'ye onların ihtiyacı
bizim onlara olan ihtiyacımızdan çok daha fazla. Ya Türkiye'ye çok öyle korkuyorlar ya o mülteci Zafer, meselesinden. Ha, onu diyecektim. Çok öyle korkuyorlar ya. İhtiyaçtan öte Türkiye'nin elinde büyük bir mülteci kozu diyeceğim ama yıllardır böyle o gariban insanları hedef gösterdiler. Faşizan yaklaşımlarla onları yani her tür insanlık dışı muameleyi mazur göstermeye çalıştılar bu toplumda maalesef. Onlar mazlum insanlardı ya. Kim ülkesini terk edip de başka bir ülkeye gelir sığınır? Bu şartlarda hayatını sürdürmek ister. Ama tarih öyle enteresan bir noktaya geldi ki bugün o işte çok eleştirdiğiniz mülteciler sizin elinizde bir koz olarak duruyor. Avrupa'ya karşı bir koz olarak duruyor. Yine aynı şekilde tek artımız bu değil bizim ya. Biz 85... Karşılıklı aslında baktığında karşılıklı koz. İşte gerektiğinde ekonomik onlardan buradan var, hani... ekonomik boyutu, tehdit, şantaj, yani enteresan dünyada ya, bir diplomasi tabii, dönemi bakın, dönüyor aslında. Ben bir cümle neye bakıyorsun dersen koz, hani... şantaj, tehdit, askeri seçenek, o onunla nerede işbirliği yaptığı belli değil. Yani bunu Türkiye açısından söylemiyorum bir tek. Ama işte bütün böyle... ülkeler açısından söylüyorum. Ya şu anda bak 1929 ekonomik buhranından sonra 2. Dünya Savaşı çıkıyor. Ne diyorlar? Dünya diyorlar 29 ekonomik buhranından daha büyük bir sarsıntı, ekonomik sarsıntı içerisinde. Tarihte bu tip dönemlerden sonra hep savaş çıkmış. Şimdi savaş aman, çıkmıyor aman, ama o, bak onu şöyle. Da biz görmeyelim, şimdi savaş çıkmıyor, ya. Çıkmaz belki de ama savaş yaşanıyor. Adı konmamış bir savaş var. Evet, ha bir de Avrupa Birliği'nin bize yaptırım kararından bahsediyoruz. Ya biz 85 milyonluk bir ülkeyiz. Genç bir ülkeyiz, dinamik bir ülkeyiz. Avrupa Birliği için de çok önemli bir pazarız. Bir de olayın bu boyutu var. Artı bizim de Avrupa Birliği'ne yönelik üretimimiz söz konusu. Dolayısıyla ekonomi her zaman belirleyicidir. Burada Avrupa Birliği de Türkiye'yi kaybetmek istemez. Amerika Birleşik Devletleri için de aynı şeyi söylüyor musun bir cümleyle? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bizim önemimiz zaten. Bütün bu yaşadıklarımız aslında Türkiye'nin kimin yanında yer alacağı. Çünkü Orta Doğu'da Türkiye kimin yanında yer alırsa bu savaşın sonunda o kazanacak. Peki. Şaban Sevinç, yani hem katılır mısın hem de diğer taraftan Amerika ne demiş oldu? Ayrıca da mukabil adım atacaktır Türkiye. Yani ne mukabil adım atabilir Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'yle? Yani, ne karşı? Yani Amerika'nın şimdi Rum kesimine silah ambargosunu kaldırmış olmasının sonuçları anlamında, yani amaçları anlamında Zafer'in şeyine katılıyorum, tespitine. Bir dakika, o zaman burada bir duralım. Yo yo. Bir tespitte de olsa uzlaştınız büyük olay. Yok. Ama diyeceğim. Katılmadın mı şimdi bana? Şimdi İyi bir şey ama mi bu bak? Diyecek ya. Ne güzel, uzlaşabiliriz. Ama, ama dedikten sonra önce söylediğin hiçbir anlamı kalmayacak. Şimdi Zafer de şaşırdı, katılıyorum değil mi? Şimdi şöyle, yani tabii ki Amerika Birleşik Devletleri işte 87'den bu yana Rum kesimine uyguladığı silah ambargosunu tam da bu işte Türkiye ile Yunanistan Doğu Akdeniz'de bir hak mücadelesi yaptığı sırada kaldırması ambargoyu, işte Yunanistan'da işte tesisler kurması, o enerji tesisleri kurması filan, İsrail'in tutumu tabii ki Türkiye'ye karşı bir hani bir eksen oluşumuna işaret ediyor. Türkiye'nin buna karşı yapacağı ne var? Türkiye'nin de işte buna karşı yapacak. Bakın Türkiye bir defa büyük bir ülke. Gerçekten büyük bir ülke. Zaten mesele de o. Türkiye'yi yöneten iktidarın Türkiye'nin büyüklüğüne inanması lazım. Yani biz büyüğüz, biz büyüğüz demekle büyük olunmuyor. Türkiye'nin o geleneksel büyüklüğüne inanmak gerekiyor. Yani geçmişinden bugününe gelen yani şeyi inandığı için bunlar yaşanıyor Şaban Bey. İktidar 2002'den beri işte eski Türkiye'de böyle değildi. Şimdi işte dünyaya meydan okuyoruz filan. Dünyaya meydan okuduğumuz filan yok. Trump bir mektup yazıyor. Sen terörist dediğin, ben yaşadığım sürece cezaevinde kalacak dediğin adamı uçağa bindirip Trump'a hediye ediyorsun. Büyüklük böyle olmaz. Böyle bir büyüklük, ifade var mıydı? Büyüklük yani Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere'ye, bakın büyüklük Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere'ye, Yunanistan'a rağmen 1974'te ben Türkiye'nin ulusal çıkarları için Kıbrıs'a operasyon yapıyorum, Kıbrıs'a harekat yapıyorum kardeşim deyip Kıbrıs'a çıkmaktır. Fırat Kavkalı ne Şaban Bey? Barış Pınarı ne? Hani Zeytin böyle, Dalı ne? Şimdi arkadaşlar bütün bunlar Amerika'ya karşı yapıldı. Farkındasınız değil mi? Böyle işte her tarafa meydan okuyoruz. İşte Türkiye bölgesinde bir de güç olacak da Türkiye'nin bölgede olacak? Güç olmasını önlemek için şunu yapıyorlar. İşte Mursi'yi devirdiler. İşte şunu devirdiler, bunu devirdiler diyorlar. Ama şimdi bakın. Kaddafi ile bizim iyi ilişkilerimiz var değil mi? Kaddafi biraz direnmeye çalıştı. Direniyordu adamcağız bu şeyin Amerika'nın ve NATO'nun diyelim kendisini devirmesine, bu 2011'di galiba. Bizim hükümet bir açıklama yaptı.
Nerede kardeşim NATO'nun uçakları? NATO'nun uçaklarını devreye sokun. Niye Kaddafi direniyor bu kadar? Niye uzadı Kaddafi'nin devrilmesi bu kadar? Diye. Tamam mı? Benzer şey Mısır'daki süreçte yaşandı. Şimdi benzer iş Suriye'de yaşanıyor. Türkiye'de müdahil. Hem Amerika Türkiye'ye rağmen bölgeyi şekillendiriyor. Türkiye'nin bölgesel güç olmasını önlemek için bölgeyi şekillendiriyor. Ama Türkiye'de Amerika'nın bölgeyi şekillendirmesine yardım ediyor. Yani nasıl şimdi? Türkiye Amerika'nın Rumlara destek vermesine yardım mı ediyor şu an? Yok, onun için demedim. Spesifik olarak demedim. Genel olarak ben hani şimdi biraz önce hocam dedi ya böyle ağaca bakıp da ormanı kaçırmayalım. Ben ormana bakarak konuşmaya çalışıyorum. Şimdi gelinen noktada işte şimdi bu ya o zaman Amerika'nın Türkiye'deki bu iktidardan çok memnun olması lazım. Memnun zaten. Ya memnun değil, olsa değil. Böyle bir davranır mı? Ya zaten memnun. Darbeyle devirmeyi düşünüyor Şahin Bey. Ya kardeşim darbeyle devirmeyi düşündü. Belki direkt hani şeyi ya FETÖ'yü oturtarak. Ya memnun olsa 15'ten. Belki direkt, hani direkt bir hani sömürgeleştirebilir miyim diye ama Allah memnun aşkına. Memnun olsa Biden'i dediklerini nereye koyacaksınız? Amerika Birleşik Devletleri'nin. Kardeşim, memnunsa Biden'in dediklerini nereye koyuyorsun? Melikçi Biden'in dediğine gelme. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de, yıllar içinde Türkiye'de, sonra Suriye'de, sonra sınırında, sonra Kürt devleti oluşumu ilişkin. Evet. Ondan sonra da Fethullah Gülen'e ev sahipliği. Tabii. Başta olmak üzere yaptıklarına bir bak memnun mudur değil midir sorusunu i̇şte, ben size bırakıyorum. İşte onu söylüyorum. Yani cevaplayın. En son pik noktada 15 Temmuz darbesine destek verdiler Erdoğan'ı devirmek için. Yetmedi. Biden dedi ki bu kez darbeyle değil sandıkla devirelim, muhalefet örgütleyelim. Şimdi memnun olduğu bir yönetime başına bu kadar iş olur mu? Yani o yüzden Amerika memnun ama, değil. Elinde Halk Bankası'nı tutuyor yani diğer tarafta. Yani Biden, daha hatırladıklarımı söyleyeceğim. Tabii. Biden o açıklamayı, Suriye'de oyunlarını bozdu. Biden'dan bahsetmiyorum ben. Biden yanlış belki burada. Biden sadece devletin uyguladıklarını söyledi. Ama zaten bu bahsettiklerim Amerika, size devletin virgül yıllardır uyguladıkları. Tabii. Evet. O zaman niye memnun olsun bu iktidardan? Ya Allah aşkına Amerika, yani Amerika şimdi Trump Türkiye'den ne istedi alamadı? Patriot vermediler. Orta Doğu'daki oyunu bozdu Şahin Bey. Bir dakika. Suriye'deki oyunu bozdu ya. Kardeşim oyunu bozduk. Suriye'de oyunu bozduk ama. AK Parti iktidarı şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Küresel güç oluyor falan. Ya bunlar arkadaşlar masal ya. Ya Amerika bizi PKK'yla, PKK devletiyle komşu yapmak istedi. Yani sınırımızda bir PKK devleti kurmak istedi Amerika. Canına okudu Türkiye. Suriye'nin 1/3'ünü. Petrol bölgesini aldı PKK'ya verdi. Ya ama sonuçta orada? Siz kendi sınırınızda bir orada? PKK devletine izin vermediniz. Amerika'ya rağmen Zeytin Dalı'nı yaptınız. Amerika'ya rağmen Fırat Kalkanlığı yaptınız. Ya yaptık. Amerika'ya rağmen yaptınız. Fırat Kalkanlığı yaptık. Girdi silahlı kuvvetlerimiz. Bütün Türk milleti de arkasında durduk. Evet. Hep beraber doğal olarak silahlı kuvvetlerimiz ya arkasında durduk. Ya PKK'yı da dağıttı. Amerika bir açıklama yaptı. Ne oldu? Operasyon yarıda kesildi. Olmadı yok, mı? Yok kesinlikle. Olur mu canım? Ya. Efendim şey. Operasyon amacına ulaştı. PYD devletinin kurulmasını önledik. Nerede önledik kardeşim? Önledin. Sınırda kurulmasını önledik. 20 kilometrede kurdular. Daha geçen hafta Amerikan Petrol Şirketi oradaki Suriye'deki PYD devletiyle anlaşma yaptı. Bizim Türkiye Cumhuriyeti de kınadı. Evet doğru. Verdiğiniz bilgiler doğru. Yanlış. Ama kuruldu orada devlet demek değil mi? Önleyemedik. Değil ama bir yönetime bir yer verildi. Bakın. Gittik peki Rusya'dan. Netice itibariyle yani Rumlarla yaptığı anlaşma ne anlama geliyor? Rumlarla çünkü yaptığı bunları anlaşma, saydınız ya Şaban. Rumlarla senin yaptığı anlaşma Türkiye'nin işte Doğu Akdeniz'deki bu mavi vatan mücadelesini sekteye uğratma anlamında Yunanistan'a çaktırmadan omuz verme. Ama işte Türkiye'yi de böyle tam karşısına alıp Rusya'nın yanına Rumlar bir itmeden, de İsrail'le beraber hareket ediyor. Onlara da bir Rusya'nın yanına itmeden işte Rum-Yunan tezine Akdeniz'de bir destek çıkıyor Amerika. Ha, Türkiye ne yapabilir? Türkiye büyük ülke. Hani sözü öyle başlamıştım. Türkiye'nin elbette ki kendi öz gücüne. Ama anlattıklarınızda öyle bir Türkiye çizdiniz ki buradan Türkiye büyük ülke tablosu çıkmıyor ya. Siz getirdiniz nasıl Türkiye, çıkmıyor kardeşim? Siz getirdiniz Türkiye'yi nasıl söyleyeyim size? Lüksemburg seviyesine falan indirdiniz ya. Liechtenstein seviyesine indirdiniz. Ya hakikaten öyle. Yani şurada yakın dönemde son 5 yılda bu ülkede yaşanan bu ülkenin gurur duyacağı ne varsa hepsini yerin dibine sokmuş Şahin Bey. Keşke bana katılmasaydınız ya. Son 5 yılda aşkına, ne var ya gurur duyduğun? Ya son 5 yılda siz darbe girişiminden sadece 39 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaparak o sizin yok işte bilmem kim ne yaptı dediğiniz. Kim yaptı Fırat Kalkanı Harekatı'nı kardeşim harekatını? Ya Şaban Bey kim yaptı? Türkiye Cumhuriyeti devleti yaptı. Bir dakika kim yaptı?
Devlet yaptı, Türkiye Cumhuriyeti devleti yaptı. Tamam, devlet yaptı. Biz ne diyoruz? Ya siz iktidar Türkiye Cumhuriyeti devleti yaptı. Artık objektif düşünme yeteneğinizi kaybetmişsiniz ya. Öbür harekatı da Amerika Birleşik Devletleri istediği yarıda bıraktı. Ya nerede yarıda kaldı? Nerede yarıda kaldı Şaban Bey? Lütfen yapmayın. Kardeşim yarıda bıraktı. Biz şeye kadar Kuzey Suriye'den işte girip Irak sınırına kadar süpürecektik PYD'yi. Değil mi? Amerika'dan bir şiddetli tepki geldi. O operasyonu yarıda kesip çıkmadık mı? Biliyor musunuz? O tez, aman bu operasyon, zaten onu bir türlü aşamıyorsunuz. Zafer. Aman bu operasyon iktidara yarar diyenlerin, ya aslında bu harekatı biz ta Irak sınırına kadar götürmemiz gerekir tezini, siz sanki bunu böyle olacaktı da olmadı gibi anlatıyorsunuz. Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Sayın Cumhurbaşkanı 8-10 kere açıklama yaptı. Merak etmeyin. Gireceğiz, Irak sınırına kadar süpüreceğiz, temizleyeceğiz orayı diye. Süpüreceğiz, hiç merak bunları etmeyin. Bunları şimdi, yani Şaban öyle Bey, konuşuyorsunuz bakın. Ki, bakın öyle konuşuyorsunuz tamam, ki. Tamam siz konuşun ya. Ya öyle konuşuyorsunuz ki iktidarın yanlış politikalarını savunacağız diye ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını bile yalanlıyorsun ya. Mesele iktidar muhalefet meselesi değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var Şaban ya. Gireceğiz Bey. Irak sınırına kadar temizleyeceğiz Kuzey Irak'ı diye. Ya maalesef diye. Bakın mesele ne iktidar meselesi ne muhalefet meselesi ya. Böyle bir mesele söz konusu değil. Ya niye Türkiye öyle Cumhuriyeti o zaman Devleti niye öyle davranıyorsun tarihin zaten? Bu döneminde bir beka mücadelesi veriyor ve Allah'a şükür son 5 yıldır bu mücadeleyi biz başarıyla verdik. Yani bunu takdir etmekten niye çekiniyorsunuz? Ya niye iktidara yarar kaygısıyla karalamaya çalışıyorsunuz? Türkiye büyük yapmayın devlet bunu diyorum. Ya. Türkiye büyük devlet bunu, diyorum. Türkiye. Bunu yapmayın Allah tamam, aşkına peki, yapmayın ya. Bir dakika. Türkiye bu mücadele bakın. Onca şehit verdik o şehitlerin hatırasına. Ya kardeşim bakın. Bu bakın ya. Çok o gerçekten. Öyle demiyor ama. Sanki başarısız olmuş da. Gerçekten bölücülük. Türkiye karşım. Türkiye. Şaban Bey başarısız olsa Türkiye, Joe Biden niye diyor? Türkiye Kurtuluş beri şehitler veriyor başarısız karşım. Başarısız olsa Joe Biden. PKK Türkiye 84'ten beri terörle mücadele ya. Ediyor. Türkiye bırakın 84'ten beri terörle ya. Mücadele ediyor. Cumhuriyet döneminden beri sayısız iç isyanlarla emperyalizmin Türkiye'de işte karıştırdığı, çıkarttırdığı iç isyanlarla mücadele ediyor. Türkiye büyük ülke. Nereye varacaksınız yani, Şaban Bey? Türkiye bir beka mücadelesi veriyor. AKP de bu konuda çok başarılı. AKP başarılı, devlet başarılı. Ya ben tamam, AKP'nin ben de onu söylüyorum. Devlet başarılı diyorum. Ben AKP'nin hatalarını benim konuşurum. Ağzımdan ben bugün, AK Parti diye bir şey çıktı biz bugün, mı? Ben de devlet başarılı biz bugün diyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak. Ama biz bugün Türkiye Cumhuriyeti olarak. Siyasi irade bakın, de var Şaban Adalet Bey. Ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önce benim ülkemin Mısır'la iyi ilişkileri vardı kardeşim. İsrail'le iyi ilişkileri Mısır, vardı. Mısır Kuzey Kıbrıs'ı tanıdı mı Şaban Suriye'yle Bey? Suriye'yle iyi ilişkileri vardı. Mısır tanıdı mı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Şimdi iyi ilişkileriniz vardı tanıdı da tanıdı mı? Katar tanıdı mı? Tanıdı mı? Katar ben size tanıyor soruyorum. Mu? Katar tanıyor 15 mu? Kasım 1983. Herkesle aranız çok iyi size göre. Bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı bu mı? Bu Katar tanıdı mı? Ben size soruyorum ya bırakın ya Katar'ı. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Mısır dediniz. İkinize de bir eleştiride bulunabilir miyim? Allah aşkına ya. Vallahi çok yazık ya. Bir dakika bir eleştiride bulunacağım. Siz diyorsun 2002'den önce sen de Şaban Seviç 2002'den sonra siz diyorsunuz. Diyor. Ya bunların hepsi biziz aslında ya biliyorsunuz değil ben mi? Ben bu, ama ya 2002 öncesi de biziz sonrası da biziz ya. Bana haksızlık yapıyorsun ben. Yaklaşık 5 dakikadır. Biz izin verir misin bir? Şöyle, hocam bir dakika. Tamam diyorum. Şöyle bir üslup var. İşte eski Türkiye'de böyle değildi. Şimdi AK Parti döneminde fırtına gibi esiyoruz. Ya kardeşim yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün birikimini çöpe atmayın yani iktidarı şey yapacağız diye. Değil ama ben, bu dönem benim hayır. İtirazım buna. Ama benim şöyle hocam çok özür diliyorum. Türkiye 2002'den de önce ben konuşayım da Türkiye AKP'den önce de büyük ülkeydi. Kesinlikle öyle. Evet. Şu anda da büyük ülke. Tamam ha. Ben de bir ben ya, onu diyorum. Ya Zafer Bey ben konuşayım ben arkasından. Olan hocam ama bir cevap vereyim çok özür diliyorum. Buyurun. Aynı fikirde misiniz? Burada da anlaşın da. Ben kendisiyle herhangi bir konuda aynı fikirde olacağımı düşünmüyorum. Ya Zafer çünkü, şimdi bak söyle bak, değil, Hande, bir şimdi dakika, bak bana haksızlık değil. Yapıyorsun. Sana haksızlık ben, yapmıyorum. Ben son 10 dakikada şunu söylüyordum. Türkiye Cumhuriyeti 2002'den önce de büyük bir devletti. 2002'den sonra büyük bir devletti de anlaşırsın bakın, herhalde. Bakın Şaban Bey mesela Kıbrıs'tan bahsediyor. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun onlardan. Rahmetli Ecevit'in de rahmetli Erbakan'ın da orada koalisyon ortakları. Bir kez Erbakan'ın ismini anmıyor mesela. O başarıyı tamamen bir tarafa mal etmeye yo, çalışıyor. Anıyorum. Şimdi bu anıyorum. Anlayış bu anıyorum. Anlayış zaten bunu getiriyor. Ben az önce şunu söylemeye çalıştım. Tam 3 kez dedim ki ya bırakın bu iktidar takıntısını, muhalefet takıntısını. Mesele iktidar muhalefet meselesi değil dedim. Ama sen şimdi diyorsun ki o sen biz diyor sen siz diyorsunuz. Onu söyleyen kendisi. Ya ben ya ikiniz de dediniz sen de soruyu siz hayır, de sordun. Diyor ya eskiden diyor benim Mısır'la aram iyiydi. Ya senin Mısır'la aran ya ne zaman iyiydi? Ya ben ona da dedim senin İsrail'le aran ne zaman ya iyiydi? Kardeşim. Böyle bir şey yok. İsrail her onları bize
kullandırtıyor muydu? Terörle mücadele kullanamıyorduk. Uçaklardan bahsediyorsunuz. Konya'dan kalkan İsrail uçağının siz gidip Suriye'yi karıştırmak için bomba attığını biliyor musunuz? Yani bütün bu ilişkiler niye bu hale geldi? Çünkü siz o zaman edilgen bir dış politika izliyordunuz. Maalesef size biçilen i̇şte rol bu. Ya siz yani dediğin, buna benim itirazım buna. Ya edilgen, Şaban Bey ben sivili, burada siz derken ya kardeşim bakın edilgen dış politika ama ben sözümü bitiremiyorum. Edilgen dış politika bir şey olmaz. Allah aşkına böyle bir şey olmaz. Türkiye'nin ben niye sözümü bitiremiyorum ya. Türkiye'nin dış politikası. Ama niye her söze giriyor kendisi? Türkiye'nin sen Türkiye'nin, doğru giriyorsun o zaman birbirinizi dinleyin. Bir dakika. Bak, dış politikanın ötesinde bir şey söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyon Amerikan Kongresi'nin aldığı bir kararla yarıda kesilip biz ordumuzu geri çekiyoruz. Ne zaman hangi, oldu bu? Hangi onurlu dış politikadan söz ediyorsun? Heh, ne zaman oldu bu Şaban Bey? Ne zaman oldu? Barış Pınar Harekatı'nda oldu. Barış Pınar Harekatı'nda olmadı ama 2007 yılında oldu. Barış Pınar Harekatı'nda oldu. 2007'de Kuzey Irak'ta oldu. Bakın siz Deniz Bey'i, Deniz Baykal'ı yıllarca takip etmiş bir gazetecisiniz. 2007'de Kuzey Irak'ta hatırlamanız oldu. Lazım. Kavgalarını durduracağım şimdi. Biz 3 gün operasyon yaptık da. Geçenlerde yaptığımız o Pençe Kartal operasyonu yaptığımız bölgeye. 3. gün Yaşar Büyükhanık döneminde bizim askerimiz oradan çekilmek zorunda kaldı. Kimdi o zaman başbakan? Şimdi bu mücadeleler, hükümet kimdi 2007? Bu mücadeleler niye veriliyor? 2007 bakın, hükümet kimdi? Şaban Bey ben sizin gibi iktidar muhalefet takıntısı da bir olan bir insan değilim. Ben size bir çerçeve çizmeye çalışıyorum. Bak, diyorum ki ya bir müsaade edin ya. Allah aşkına ben de bak, sizin gibi ben de derdimi anlatayım. Sonra Zafer, siz yine kavramanızı yapın bilakis ya. Bilakis sen iktidar takıntısı yapıyorsun. Yani 2002'den... Ya benim ağzımdan iktidar çıkıyor mu ya? Ben iktidar diyor muyum? AK Parti diyor muyum? Allah aşkına ediyorsun. Ama müsaade etmiyor eski ki. Türkiye'de böyle edilgen diyorsun. Bir dakika ama şu an işaret ettiği dönem 2007 yılına ait. 2007 yılına ait. Eskiden, Recep Tayyip Erdoğan. Eskiden edilgendi diyor ya, yani. Ya öyleydik. Amerika'nın bizim için burada biçtiği rol... Arkadaşlar çok özür dilerim. Ama ya böyle atıyoruz ya. Hayır ya dışişlerinden açıklama geldi. Okur musun Melik? NATO Genel Sekreterinin ülkemiz ile Yunanistan arasında NATO bünyesinde teknik görüşmeler başlatması ile ilgili NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır. Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri teknik delikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur. Ayrıştırma odaklı bu görüşmeler Türkiye ile Yunanistan arasında ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke arasındaki makamlar arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreterinin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz. Diğer taraftan ülkemizin Yunanistan ile aramızda tüm meselelere uluslararası hukuk çerçevesinde adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için ön koşulsuz. Önemli bu. Olarak diyaloğa hazırız. Hı hı. Tam benim söylediğim şey. Bu arada çok özür diliyorum. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bununla ilgili de bir basın açıklaması var. Kalın ve O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki son durum ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimden yana olmadığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi adil bir paylaşım modelinin hayata geçirmesi gerektiği ifade edildi. Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran ve uluslararası hukuku yok sayan tek taraflı ve maksimalist taleplerinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Siyasi çözüme zemin hazırlamak için bu tür yaklaşımlardan uzak durulması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlılığı vurgulanarak Akdeniz'in bir barış denizi olması için her türlü çabayı göstereceğimiz dile getirildi. Demin Melik Yiğiter'in ifade ettiği son bölüm önemli Hande'cim. Evet. Açıklamanı da tekrar şöyle bir özetleyecek olursak NATO Genel Sekreteri yani Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır. İş tamamen askeri boyutta onun altını çizelim. Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin açıkladığı üzere iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur. Askeri ve teknik görüşme dolayısıyla bu görüşmelerin özellikle iki ülke arasındaki tüm meselelere ilişkin olmadığı belirtiliyor. Evet, bunun altını çizelim. Ülkemizin Yunanistan'la aramızdaki
tüm meselelere uluslararası hukuk çerçevesinde adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için ön koşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz. Sevgili izleyiciler, belki şunu da söylemek lazım. Türk-Yunan ilişkilerinde konu Kıbrıs'ta olduğunda ve Avrupa Birliği de varken Türkiye tarihte pek çok defa diyalog tam yana olmamakla suçlanmıştı. Dolayısıyla aslında bunu hatırlatmak lazım. Bugün Türkiye'nin pek çok defa Avrupa Birliği'nin elinden bu kozu aldığını da görüyoruz. Diyalog vurgusuyla Türkiye'nin her aşamada, her platformda diyaloğa hazır olduğunu dile getiriyorlar. Şimdi durum bu Özcan Yeniçeri. Bu konuda konuşmak isterseniz bir iki cümle değerlendirme alabilirim ama tabii diğer taraftan da herhalde şu net anlaşıldı, yani bu iş askeri çatışmaları, olası kazaları, olası yanlışlıkları engellemeye yönelik. Masada öncelikle bu olacak, şu yok. Yani Türk-Yunan sorunları hop Ege'de, adalarda şuydu buydu, hepsini çözelim gibi bir durum yok. Yok, şu anda yok. Evet. Şimdi tabii bu durumun ne kadar vahim olduğunu, tehlikeli olduğunu hem NATO tarafından hem de o platforma bu işleri götürenler tarafından anlaşıldığını gösteriyor. Ve gerçekten soğukkanlı bir şekilde işin yürütülmesi lazım. Bunun için Türkiye sondajına devam ederken diğer taraftan da bir kazaya mahal vermemek için teknik anlamda bir takım görüşmeler, karşılıklı fikir alışverişleri yürütülmesine karar verilmiş ve bu da Türkiye'nin inisiyatifi doğrultusunda atılmış bir adım olarak düşünmek lazım. Çünkü Türkiye her şarta göre kendisini ayarlamıştı. Çok ciddi bir tutarlılığı ve çok kararlı bir şekilde durdu. Böyle de durması lazım. Buradan geriye adım hiç kimse atamaz. Bizim aslında şu andaki alanlarımızın dışında, biraz önce söylediğim gibi, Osmanlı'dan miras kalanlar Türkiye Cumhuriyeti'ne kalmıştır ve dolayısıyla o bölgeler üzerinde de yavaş yavaş onların gündeme getirilmesi, tartışılması, oradaki fiili durumun ortadan kaldırılması gerekiyor. O zaman şunu anlayabilir miyim ben, yani belli ki artık gelinen bu Ege'deki Türk-Yunan askerler, gemiler, şunlar bunlar, NATO bildiğimiz... Yani endişe duyuyor dünya. Türk-Yunan Savaşı'ndan endişe duyuyor. İki şeyden endişe duyuyor. Sevgili Hanım, bir çatışmadan net bir şekilde endişe duyuyor. Birincisi çatışmadan endişe duyuluyor. İkincisi Türkiye'nin Rusya'ya yaklaşmasından endişe duyuluyor. Ve dolayısıyla da bu iki bağlamda da NATO bir inisiyatif alması lazımdı. Bu inisiyatifini bir noktada almış oldu. Bu iyi bir gelişme, onu söyleyelim. Bizim herhangi bir konuda geri adım atmamız söz konusu değil. Aynı şekilde işler devam edecek ama bir kazaya meydan vermemek için de görüşme sürdürülüyor. Bu teknik bu arada görüşme. Ben de bir araya gireceğim. Şöyle ki, aslında ben geçen haftaydı herhalde yazmıştım. Bu maksimalist diye ifade edilen Yunanistan maksimalist politika izlemek, yürütmekle itham ediliyor biliyorsunuz Türkiye tarafından. Mesele şu, yani Yunanistan her seferinde arkasına aldığı bazı AB üyesi ülkelerle elini yükseltiyor. Ve Ankara'da konuştuğum kaynaklar şöyle bir ifade kullandı. Tek amaçları Türkiye'yi kışkırtarak, demin sen biraz bahsetmiştin. Bir gemimi, yani bir geminin ya da bir uçağın, bir geminin batırılması ya da bir uçağın düşürülmesi. Sonra mağduriyet üzerinden. Yunanistan buna şöyle bakacak diye anlatıyorlar. Ya bir gemim batırıldı, bir uçağım düştü diye bakacak ama kazanacağı işe bakıyor burada. Tabii. Ne kazanacak? Mağduriyet bütün üzerinden. Bütün Avrupa Birliği ve Batı'yı Türkiye'nin üzerine çullandıracak. Aynen. Saldırgan Türkler. Evet, yaptırım diyordun ya, o yaptırımı harekete sokacak ve Türkiye'yi bu şekilde sıkıştıracak. Ve şu net söylendi, Türkiye Yunanistan'ın bu tuzağını çok net görüyor. Dolayısıyla bu tuzağa düşmeyecek. Düşmemek için de elinden gelen her türlü diyalog çağrısını yapacak. Bravo. Tamam. O it dalaşını hatırlayın. Havadaki o en son it dalaşı önleme. Orada hakikaten yani şeyler, bizim savaş uçaklarımız o kadar düzgün bir iş yaptılar ki, yani bir çatışmaya mahal vermeden ve uzun süren bir it dalaşıydı. Yani normalde o uçaklardan bir tanesi düşürülebilirdi ki diyor ya, öndekini çakabilirdi. Ya belli ki böyle bir bizimkiler talimat vermiş Türk ordusu. Şöyle, yani aman ha, yani dikkat edin, bunların böyle bir derdi var, böyle bir tuzağa düşmeyin. Son dakikaya kadar çok dikkatli olun.
Ama Yunanistan bunu yapıyor mu? Yapıyor. En son biliyorsunuz yine bir gemi geldi. Bizim işte Oruç Reis ve askeri gemilerimizin arasına girmeye çalıştı. Evet. Sonra iteleyerek çıkardılar. Kıyıya çekmek zorunda kaldılar gemiyi. Şu sürtüşmeyi diyorsun değil mi? Sürtüşme. Tabii. Aslında... Evet, yani dolayısıyla bu senin söylediğin şey çok önemli. Eğer bir gemi ya da bir uçağı düşürülürse Yunanistan'ın istediği bu. Bunun bu mağduriyet üzerinden dünya kamuoyunu arkasına alacak. Evet. Avrupa Birliği'ne yaptırım da yaptıracak. Amerika'yı da yanına alacak. Değil mi? Türkiye bunun farkında. Evet, evet. Yaptırım uygulatacak. Şimdi, ya bir tabii, de tabii, bak kopak kıyafet yapacak yani. Aynen hatta dün... hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Yunan gemisinin batırın şeklinde talimat verdiğini Divert gazetesi ve Avrupa basını dünkü haber yazdı, haber olarak verdi. Ama ve işte bu komple bunu, yalan mesela bu, yani bu, biz ama, de gazeteciyiz ve biz sizin, de Ankara'da işte ne konuşuyoruz sizin söylediğinizi onaylıyor bu. Yani ne o da şu, Türkiye'yi mağduriyet yaratacak şekilde Yunanistan'ın üzerine 80 milyonluk Türkiye, 15 milyonluk Yunanistan'ın üzerine çıktı. Bu Eflatun'un, Sofokles'in, Tukudides'in torunları, bu dünyaya demokrasiyi getirenler eziliyor. Bunların yanında saf olalım. Fransız insan hakları evrensel beyannamesi dolayısıyla o da Charles de Gaulle gemisini gönderiyor. Böyle bir şey gönderir. Düşünmek de Türk'ün zekasını küçültmek zaten bu işte, böyle bir şey. Ama bu çok bu oyuna gelme ihtimali çok yüksekti. Çünkü kavgada yumruğun hesabı sayılmaz. Yani onda bir heyecanlı tabii. Bir şey. Bir yani subay onu gördüğü zaman dozunu belli ki arttıracaklar. Yani bir Yunan bayrağını şeyde bir Türk gemilerinin arasında gördüğü zaman yani ben şahsen kendimi tutamam. Yani orada bir subay da öyle düğmeye bassaydı bu iş çok başka bir boyutu giderdi. Peki sen de öyle düşünüyor musun Şaban Sevinç? Yani hakikaten dünya ve NATO bir Türk-Yunan savaşı için bir nevi bir dakika ya bir tehlike var dedi mi? Şimdi valla ben tam onu çıkarmıyorum. Tabii ki kaygı duyuyorlardır herhalde ama şimdi onu söyleyecektim. Yani bu yani olası bir kazayı önleme mekanizmasını görüşmek için, oluşturmak için görüşün. Yani ihtilafınızı oturun konuşun ya da gelin yani hepimiz kardeşiz. Hani hepimiz NATO üyesiyiz. Gelin şunu konuşalım bakayım siz neyi paylaşamıyorsunuz? Böyle bir kardeşlik durumu yok galiba. Yok yok tamam işte. Hayır NATO'da o tavır yok diyorum. Amerika'da da o tavır yok. Ama ne diyorlar? Ya siz orada şey yapmaya hani itişip kakışmaya devam edin Doğu Akdeniz'de. Ama bunu yaparken de hani birbirinize taş atmayın. Birbirinizin gemilerine sürtmeyin. İşte uçaklarınızı düşürmeyin. O zaman hiç başka başka şeye geçer. Şu yani anda şartlar kötü de onun için yani. İtişip kakışın. Ya itişip kakışmanıza da yani ben haklıyım, senin ben haklıyım demene, senin yok ben haklıyım demene de ben karışmıyorum. Diye bir pozisyonda duruyor. Bu da tabii şey yani kritik. Dolayısıyla bu sürtüşmenin yani Türkiye'nin hak aramasının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Bu bilek güreşinin yani şey NATO seyredecek ama şöyle ya çatışmadan bilek güreşinize devam edin pozisyonunda. Ama şu ifade var ya yani ön koşulsuz diyaloğa hazır olduğumuzu hatırlatırız. Şimdi, ifadesi işte, kıymetli orada, bir ifade. Çok kıymetli. Yani kamuoyuna, yani, dünya uluslararası kamuoyuna ifade. Önemli bir ifade. Bizi geriye iterek bir toplantı olmaz. Bir konuşma olmaz. Oradaki vurgulanan şey o. Biz bütün şeylerimizde haklıyız ve bulunduğumuz yerdeyiz. Bu şartlarda konuşacaksanız buyurun konuşalım. Ama sen ayağını kaldır, evet. Gemini çek, şeyi durdur, bir sondajı durdur filan. Bunlarla karşımıza çıkma şeklinde ki doğru bir tavır. Çünkü daha önce Oruç Reis orada Naftex ilan edilmişti. Merkel araya girdi. Biz orada bir geri adım attık, durdurduk. Aynı gün başlamadım. Şeye görüşmelere fırsat tanımak için. Onlar da o fırsatı ganimete çevirdiler. Mısır'la ve gitti Mısır'la anlaşma yaptılar. Ellerini güçlendirdiler. Evet. Ondan sonra bizim karşımıza öyle çıktılar. Onun için burada çok dikkatli ve itinalı bir hareket tarzının benimsenmesi lazım. Bu doğru yolda atılmış bir adım. Şeyinde bu... yönünde. Ben şu deminki tartışmayla ilgili. Ona bir geçmeden bu sıcak şeyi alayım hemen. Evet, Zafer. Ben çok kısa şunu söyleyeceğim. Şimdi açıklamaya bakıyorum. Bence hem NATO'nun bugün yaptığı açıklama hem bizim dışişlerinin yaptığı açıklama Türkiye'nin elini kuvvetlendirmiştir. Niye? Çünkü biz ne diyoruz? Ön koşulsuz olarak aramızdaki tüm meseleleri uluslararası hukuk çerçevesinde
çözüm bulmaya hazırız diyoruz. Bu dünyaya verilmiş, sorunun kaynağı ben değilim. Benim hiçbir ön koşulum yok. Ben sorunu barışçıl yollardan, hukuk çerçevesinde çözmek istiyorum. Ama Yunanistan ne diyor? Önce diyor, sen diyor Yunan anakarasından çık. Yunan anakarası dediği şey ne? Dünyada hiçbir örneği olmayan 10 kilometre karelik bir ada için bizden 190 bin kilometre karelik bir deniz yetki alanımızdan vazgeçmemizi istiyor. Dolayısıyla Yunanistan burada kendisini ne dünyaya anlatabilir ne haklı olduğuna dair bir kanaat oluşturabilir. Bence NATO'nun bu açıklaması bir kez daha söylüyorum ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamasıyla birleştirildiğinde Türkiye'nin haklı olduğunu ve barıştan yana olduğunu, diyalogtan yana olduğunu göstermiştir. Ben meseleye bu açıdan bakıyorum. Bu arada bugün diğer önemli görüşmeyi de hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu açıklamalardan Merkel, önce Alman Şansölye Merkel video konferans görüşmesi yaptı. Belli ki ana konu A'dan Z'ye NATO Genel Sekreterinin yapacağı açıklamaydı. Almanlar şimdi en son bu Heiko Maas geldiğinde yine benzer bir şey. Yani Almanya'nın gözetiminde tekrar sizi bir araya getirelim. Bir önceki 21 Temmuz'da başlayan ve 7 Ağustos'a kadar süren Berlin'deki görüşmeler, Türkiye adına İbrahim Kalın'ın katıldığı. Evet. O biliyorsunuz Almanya'nın gözetiminde yapıldı. Şimdi benzer bir şey en son Heiko Maas geldiğinde yine benzer bir şey. Yani Almanya'nın gözetiminde işte Almanya bir nevi gözlemci olacak, taraflar bir araya gelsin. Bu tıkanma nedeni, yani Türkiye tamam bir araya geliriz dedi. Aynı burada olduğu gibi ön koşul olmadan. Ama o zaman da Yunanistan yine ön koşul koydu. Yani önce Oruç Reis'i çek diye. Dolayısıyla bu Türkiye'nin şu anda yaptığı açıklama son derece hani sarih. Kapalı görüşmelerde de aynı şeyi söylüyor. Dünya kamuoyuna da aynı şeyi söylüyor. Hay Yunanistan... Ya araya girip bir şey söyleyeceğim yani. Bu böyle devam ederse ama Doğu Akdeniz'in mızıkçısı Yunanistan olmaya devam eder. İşte o. Tabii, yani bugün o tescillendi. Yani ben size söyleyeyim. O tescillendi. Burada bu Yunanistan'la ilgili ve Yunanistan'ın yarattığı fiili durumlarla ilgili bir konuya da çok dikkat çekmek lazım. Dışişlerinin de dikkatini çekmek lazım. Bir, siz eğer... anlaşmalarda öngörülen silahsızlandırılmış bir bölgeye anlaşmanın o maddesini çiğneyerek orayı silahlandırır, oraya asker gönderirseniz anlaşmanın diğer maddeleri de geçerliliğini yitirir. Siz anlaşmanın X maddesini çiğniyorsanız biz de Y maddesini çiğneriz. Değil mi? Sen de o zaman askerin silahını topla derler adama. Hayır şöyle derler. 10 yani dakikalık derler. Bir iş yani o Meis Adası'ymış bilmem şuymuş buymuş. Öyle gerçi Türk Silahlı Kuvvetleri 48 saat süre tanıyor adaların şeyini de imhasını. Ama Yunanistan'ın bu lehine durumu değerlendirmesi lazım. Türkiye'nin uzaya artık çıkmak üzere olduğu bir aşamada durumun farkına varması lazım. Fakat bakın Türkiye bu yönü itibariyle 3-4 tane ciddi tehdidin altında. Nedir? Bu tehditlerden birisi Megala İda'dır. Yani bu Megala İda zannedildiği gibi dosyası dürülmüş, vadesi geçmiş bir olgu değildir. Değildir. Bak bir şey söyleyeyim. Benim bazı olayları değerlendirirken benim ama herkesin de dikkat etmesi gereken bir şey var. Parayı takip ederseniz faili bulursunuz. Bunu ben her zaman söylerim. Peki siz takip ettiğinizde buradan nereye gidiyorsunuz? İşte demin Suriye olayını Zafer Bey anlatırken o enerji ve petrolle ilgisine temas etti. Bütün olayların altında bu vardır. Bir defa bu hikaye bir olay değildir. İkincisi bir şey söyleyeyim. Bir dakika, siz bu parayı takip ettiğinizde nereye gidiyorsunuz Yunanistan konusunda? Buyurun takip edin, söyleyin. Ya bu bize. Aslında Yunanistan orada bir aparat. Koçbaşı. Bu işi koçbaşı tabii yani, aparat yani bir üçüncü derecede bir figüran rolü üstlenmiş durumda. Ve orada aslında bütün güç İngiltere, Amerika, İsrail ve Rusya arasında. Yalnız hocam İngiltere burada sessiz. İngiltere büyük projelerin peşinde son aşamada devreye giriyor ve o da bekliyor. İngiltere'nin sessizliği acaba burada Yunan ve Fransız tezini desteklemediği anlamına gelir mi? Hayır. İngiltere başlı başına bir tezdir İngiltere. İngiltere entelejansiyası yüksek. Gerçekten pazısından dünyaya bakmaz. İngiltere hep zeka ve stratejik olarak bakar. Dolayısıyla da o bölgede
son vuruşu yapan hep İngiltere ama olur. Ama ben Fransızların o bölgede etkinlik kazanmasını isteyeceklerini zannetmiyorum. Yani hayır zaten kazanmalarını istemiyor. Ha, o yüzden yani, işte. Şimdiki olay ne biliyor musunuz? Napolyon Bonaparte'ın 1798'lerdeki şeye benziyor. Mısır'daki harekatına Mısır'a benziyor. Orada bir Cesar Ahmet Paşa'ya rastlamıştı. Ondan sonra her iş tersine döndü. Sonra da yerine Napolyon şeyi bırakarak, generalini bırakarak çekip gitmek zorunda kaldı. Bu arada bir de İngiltere ile Osmanlı Devleti o zaman işbirliği evet. yapmıştı Fransa'ya karşı. Bu arada bir de şöyle, operasyon yapmışlardı. Almanya Yunanistan'a 300 milyar euro borç vermiş bir ülke. Şimdi Yunanistan'ın hani Macron'un gazına gelip de kendisini ateşe atmasını Almanlar zaten istemez. Yani 300 milyar euroyu zaten batırmışsınız orada. Bir de olayın böyle boyutu var. Şey de çok komik yani. Yok efendim Fransızlar 10 milyar dolarlık Yunanistan'a silah satacakmış. Yunanistan böyle bütçe çıkartmış. Neyi çıkartıyorsun ya? Havaalanlarını satmışsın sen. Yani o halde bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Yunanistan'ın burada hocam dedi ya aparat olduğu. Çok doğru. Yani Yunanistan burada piyon. Şimdi bakın şu ilkeleri bir defa koyalım. Bir, parayı takip ederseniz faili bulursunuz. İki, biz zannediyoruz ki tarih geçmişte kaldı. Ve dolayısıyla yeni dünyada yeni şeyler oluyor diye bakıyoruz ama dikkatli bakmıyoruz. Çünkü geçmiş hiç geçmez, gelecek hiç gelmez. Her şey hali hazırdadır. Ve siz eğer geleceği yönetiyorsanız mutlaka bir eliniz, bir gözünüz, bir kulağınız geçmişte olması icap ediyor. Öyle bakmazsanız olan biten olayları anlama ve anlamlandırmada sıkıntı çekersiniz. Buna çok ciddi olaylardır. Üçüncü bir olay, şimdi dedik ki Megola idealleri var, bir arz-ı mevut var. Yani Türkiye'nin bulunduğu jeopolitikte ciddi bir tehdit olarak karşımızda çıkıyor. Büyük Ermenistan var. Bakın her fırsattan istifade. Bakın ne yaptı biliyor musun Ermenistan? Türkiye'nin dikkatini dağıttı. Türkiye'nin 5 dakikada dikkatini dağıttı. Bir Azerbaycan'a saldırdı. Türkiye Suriye'yle, İdlib'le, Libya'yla, Doğu Akdeniz'de uğraşırken bir de yeni bir cephe açma durumu söz konusu oldu ve oraya ister istemez dikkatler yoğunlaşmaya başladı. Diplomatik yoğunluk oraya geldi. Karşımızda ya kalabalık yani. Şimdi ve bugün bu 100 yılın anlaşması Arz-ı Mevud'un kristalize olmuş halidir. Somut bir halidir. Hı-hı. Bunlar hiçbirisi hikaye değil. Yani bir yerde kalmış bir şey değil. Diyeceksiniz ki herkes mi bunu şey yapıyor? Hayır herkes değil. Ama devlet cihazını elinde bulunduranlar o ülkeler kısa, orta, uzun vadede böyle bir stratejik hedefin aşama aşama yerine getirilmesindeki görevi üstlenmektedir. Üçüncüsü Büyük Ermenistan, dördüncüsü de Büyük Kürdistan hayalleridir ve bunlar Türkiye gibi bir devleti kısa, orta, uzun vadede rahatsız edecek konulardır. Bunlar özellikle altını çizmek lazım ve bunları dikkate almadan atılan hiçbir adım bizi hedefe götürmez. Siz çok güçlüyken, siz çok etkiliyken, siz çok dikkatli bir şekildeyken bunları sizin önünüze koymazlar. Bunları arka planda tutarlar. Ne zaman zayıfladığınız, etkinliğinizin düştüğü, güçten düştüğünüz anda bir de bakarsınız ki bunlar adım 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 hedefe doğru gidiyor. Peki. Şimdi hem dış politikadan bu şekilde devam edelim. Ondan sonra hem de aslında büyük işte Kürdistan ifadesini kullandı. Ya Zafer, Türkiye'de Moskova'da aynı zamanda YPG-PYD siyasi uzantısı var ve işte bir anlaşma paraf ediliyor, imzalanıyor. Ya bu nedir? Ya buna şöyle cevap vermek lazım. Bizim de Ukrayna ile iyi ilişkilerimiz var. Bizim de Çeçenlerle geçmişte iyi ilişkilerimiz vardı. Bunu ama bizim içimizdeki bazı kesimler... Ama senin bugün için bunu, en kırmızı çizgilerinden biri Suriye sınırında bir devletçik oluşturulmaya çalışılması. Ama şöyle, PKK'nın oradaki bürosu 1980'li yıllardan mesele beri büro var. Mesele büro değil ama biliyorsun. Yani mesele büro olmayabilir. Yani hani yani o klasik lafı her programda konuşuyoruz artık ben de irite oluyorum. Ya dış politikada ebedi dostluklar, ezeli düşmanlıklar yok. Çıkarlar evet. var. Ve her devlet birbirini bir şekilde her ne kadar kameralar önünde dostane ilişkiler içerisindeymiş gibi gösterse de birbirini gerektiğinde rahatsız edebilecek, gerektiğinde kullanmasına imkan bulabileceği enstrümanları da elinde tutmak istiyor. Burada ben bunda çok şaşıracak. Bunda şaşıracak bir durum göremiyorum. Başka bir şey, başka bir dakika. Başka bir tespit ama. Rusya bunu yaparken
Amerika'da petrol anlaşması yapıyor. Yani Rusya ile Amerika el ele verdiler ve burada bir devletçik mi hazırlıyorlar, oluşturuyorlar? Vallahi onu bilemem. Ben Amerika ile Rusya'nın derin mekanizmalarında nasıl bir karar aldıklarını, ama bak bu senin soruna şöyle bir cevap vereyim. Şimdi Macron neredeydi bu hafta başında? Macron önce Lübnan'a gitti. Evet. Irak'taydı ya. Daha sonra Irak'a geldi. Irak'a geçme sebebi neydi? KDP ile, yani Barzani ile PYD-YPG'yi barıştırmak amacıyla gitti oraya. Biz Fransa'yı başka nerede görüyoruz? Çok uzun yıllardır PKK'ya en net desteği veren ülke Fransa'dır. Evet. Ama bu bizim Fransa ile ilişkilerimizi toptan kesmemize sebebiyet verdi mi? Vermedi. Yo, ben Daniel'le, zaten yani Daniel'le Mitterrand, mi diye sormadım. Hatırlıyorsan ben. Daniel'le Mitterrand vardı. Ben onların annesiyim, evet, diyordu. Şimdi Ermeni soykırımı, yanlış hatırlamıyorsam parlamentosuna kabul eden ilk ülke Fransa'dır. Evet. Yani Türkiye'nin, demin Şaban Bey diyor ya, hani buradaki sorum şu. Bugün sınırda bir Kürt devleti hazırlığı mı yapılıyor? Oraya geleceğim. Hani Şaban Bey az önce dedi ki ya bu üsleri açıyoruz da ne oluyor ki? Dedi ya işte. O üsleri açtığın zaman sen de Fransa'yı orada yumuşak karnında rahatsız ediyorsun. Arka bahçesi olarak gördüğü Afrika'da rahatsız ediyorsun. Bu senin elinde bir koz. Ha bu arada Afrika'da önümüzdeki yüzyılın şekilleneceği kıta. Afrika'da hakimiyet kurmak çok önemli. Ben de görmem, Şaban Bey de görmez. Belki bizim çocuklarımız da görmez. Allah uzun ömür versin de. Onların çocukları, bizim torunlarımız görecek. Afrika'da bugün Türkiye'nin attığı tohumların semeresini onlar alacaklar. Ya, yani biraz meselelere bu geniş perspektiften bakmak gerekiyor. Türkiye'nin karşısındaki ülke gene Birleşik Arap Emirlikleri'dir bu arada. Niye Birleşik Arap Emirlikleri işte? Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum izliyor, evet, Suudi Arabistan'la beraber. Niye? Evet. Çünkü Türkiye'nin Müslüman coğrafyasında lider ülke olmasını istemiyor. Bunu hazmedemiyor. Peki. Ve arkasından da şeyi hatırla. Yani şimdi bakın böyle. Hayır, dönelim şeye. Yani biz tabii böyle konuşunca. Ona ben bir cevap verebilirim. Ay, Somali bir dakika şu şeyi. Yani bir Kürt devleti kuruluyor mu? Türkiye buna yani ne şekilde dur diyecek? Hani şöyle, biz bunu Şaban Bey ister kabul etsin ister etmesin. O Fırat Kalkanı'yla, bakın Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı'yla, Şaban Bey'in yarıda kaldığını iddia ettiği Barış Pınarı'yla biz o projeyi bence en az 40-50 yıl süreyle erteletmeyi başardık. Ertelettik. Yani bu çok önemli bir hamleydi. Bugün o çok eleştirilen Suriye politikasında, Hande, Suriye'de toprak üzerinde hakimiyet kuran 3 ülkeden biri Türkiye. Bunun ne anlama geldiğini inanın askeri uzmanlar da diplomatlar da çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla yani Türkiye işini sağlama alıyor. Burada o devlet kurulur mu, o devletçik kurulur mu? Amerika'nın makro planının bu olduğunu zaten biliyoruz. Yani dolayısıyla burada hocam az önce söyledi. Biz ne kadar güçlü olursak içeride, en azından bu milli meselelerde birlik beraberlik içerisinde olursak bu sorunları bertaraf etmede daha güçlü oluruz. Şaban Sevinç, geleceğim Özcan Bey. Şaban Sevinç, ne diyorsunuz bu Moskova'ya giden heyetin işte Rus tarafıyla görüşme beklerken o anlaşmanın imzalanması? PKK heyeti. Türk heyeti de Moskova'da. Bu arada biliyorsunuz o arada görüşme sürerken Ruslar YPG'nin siyasi koluyla ve Suriye'deki o parti temsilcisiyle birlikte bir anlaşmaya imza atıyorlar. Hani bu acaba Amerika'nın oradaki işte YPG'yi de Amerika'nın tamamen kucağına bırakmak da istemiyorlar. Yani o da olabilir. Bunun sadece Türkiye boyutu var ama bir de o boyutu var. Yani onlar da YPG üzerinde kendilerine dair bir kullanışlı aparat olması için hamle yapıyorlar. Yani hamle mi, başka şeye neden olur mu bu? Yani neyin hazırlığı bu? Yani hayır, Rusya'nın bu yani ilk tavrı değil ki PYD ile ilişki, ya yani Türkiye'ye karşı, Türkiye'ye rağmen PYD ile ilişki Rusya'nın ilk bu görüşme değil ki, daha önce. Ya çok özür diliyorum. Ona bakarsanız o zaman Esad'ın bunu sorgulaması lazım. Şimdi Rusya Esad'ın hamisi değil mi? Öyle. Peki o zaman Ruslar Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan bir terör örgütüyle niye masaya oturuyor? Değil mi? Esad'ın bilgisi dahilinde oluyor. Yani söyleyeceğim bunu ben. Yani işte evet. Şimdi böyle bir dakika, eğer perde arkası varsa şunu, alayım öyle geleyim sana, olur mu? Yok yok, şunu ben tamamen kısa zaten. Şunu göz ardı etmeyelim. Yani şimdi Türkiye o Kuzey Suriye'de hani operasyonun yarım kaldı dediğim bölgede silahlı kuvvetlerimizin operasyon yapmadığı bölgede Ruslarla birlikte biliyorsunuz ne yapıyor? Devriye gezerek
işte PYD, YPG'nin o bölgeye yerleşmesini önlüyor. Dolayısıyla hani orada Suriye'de PYD'ye sadece Amerika hamilik yapmıyor. Rusça da yapıyor. Ve bu işte geçtiğimiz günlerdeki o Moskova'daki görüşmeyle başlamış değil. Yani 3-4 yıldır Suriye'de zaten PYD bir taraftan Amerika ile işbirliği yapıyor, bir taraftan da Rusya ile işbirliği yapıyor. Bir nevi yani fiili bir Suriye'nin o bölünmüşlüğünü kurumsallaştırmaya yönelik bir girişimleri var. Zaten şöyle Esad rejimine yakın Halkın İradesi Partisi Genel Sekreteri de YPG-PYD'nin Suriye Demokratik Konseyi elebaşlarının olduğu toplantıya katılıyor. Ve burada anlaşma bir muhtıra imzalanıyor. Buna göre de taraflar Suriye'nin federal bir yapı içinde yönetilmesi konusunda anlaşıyor. Şimdi işte orada saklı bütün o söylenenler. Şimdi birincisi şu, bakın biz çok dar bakıyoruz. Yani şimdi değerlendiren veya değerlendirme stratejimiz bizim hep belli bir kesime yönelik olarak biçimleniyor. Ama Rusya'ya bakın. Rusya bir taraftan Esad'ın hamiliğini yapıyor ve Esad'la birlikte hareket ediyor ve Esad'ı yönlendiriyor ve yönetiyor. Orada üssü var, işte bilinen şeyler. İkincisi öbür taraftan İdlib konusunda Türkiye ile ortak hareket ediyor. Üçüncüsü Türkiye'ye karşı Türkiye'nin bölgedeki hareketlerini denetim altında tutabilecek bir faaliyet içerisinde oluyor ama bir taraftan da Türkiye ile de ilişkileri belirli ölçülerde yürütmeye çalışıyor. Bir dördüncü bir olay Amerika'nın güdümündeki PYD ile ilişkileri Moskova'da yönlendiriyor. Bunun ne anlama geliyor? Suriye'de ne kadar farklı grup varsa, ne kadar karşıt çatışan grup varsa hepsiyle ilişki kurabiliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Kuramıyorsunuz. Ha biz kurarız kuramayız ayrı bir konu. Ama Rusya'nın yapmak istediği şey şu, Amerika'dan çok farklı değil. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bakın hiç çatışmanın olmaması bölgede, orada hiç Amerika kuvvetlerinden hiç şey verilmemiş olması, zayiat verilmemiş olması bir şeyi ortaya çıkarıyor. Birbirlerinin etki alanlarına girmiyorlar. Girmiyorlar. Ve hocam bunlar, doldur boşalt bile yapıyorlar. Membiş'ten Amerika çıktı, Rusya giriyor. Evet. Ya hep bir gizli anlaşma olduğu şimdi, söyleniyor ya. Dolayısıyla onlar arasında bir sessiz mutabakat var ve yalnız orada değil. Bakın yalnız orada değil. Libya'da da var aynı şey. Ve dolayısıyla adım adım büyük devletler zaten böyle analiz üzerinden meselelere yaklaşmayan devletlerdir. Sentez üzerinden yaklaşırlar. Ve dolayısıyla bütünsellik içerisinde herkesin rolünü benimseyip o role göre yetki ve o role göre ilişki kurarlar. Peki bu bir Kürt devleti kurulmasına yol açacak gelişmeler midir? Bu yol açacak gelişmeler şöyle Amerika'nın bir şey. Kürt devleti değil. Bu. Bakın Kürt devleti değil. Bir YPG'nin elindeki güçleri Suriye ordusuna eklemlemeye çalışıyorlar. Esad'la yapılan görüşmelerde bunlar Suriye ordusunun yönetimine verin. Hayır diyorlar. Ayrı bir ordu olarak ama sizin ordunun yanında yani Suriye Esad kuvvetlerinin yanında bizim kuvvetlerde bulunsun şeklinde bir bakılıyor. İkincisi orada bir federal yapıya gidiyor. Özerk yapı aşama aşama gidecek bu da. Bu birdenbire olmuyor. Bakın bizim Osmanlı tarihini incelerseniz hep böyle olmuş. Hep böyle olmuş. Bize demişler ki işte şu reformları yapın. Bu reformlar sonunda işte şey olacak. Bosna Hersek'te, işte Makedonya'da, Bulgaristan'da şeyler her şey düzelecek demişler. İşte kardeşlik gelecek. Hemen çıkmış hükümet Abdülaziz döneminde, Abdülmecit döneminde ve ondan sonraki Abdülhamit döneminde bir takım şeyler yapılmış. Mesela adalet fermanları ilan edilmiş. Buna benzer bir takım haklar verilmiş. Olaylar daha da büyümüş. Hiçbir zaman küçülmemiş. Çünkü onun arkasında Rusya vardı, diğer güçler vardı ve Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan tasfiye etmek gibi bir hedefleri vardı. Bunun için de siz ne yaparsanız yapın hep karşı tarafı güçlendirecek sonuçlar ortaya çıkarıyorlar. Peki. Burada da aynı şey söz konusu. Burada da Amerika Birleşik Devletleri nasıl ki geldi, Irak'a müdahale etti, Irak'ta yaptığı tek şey Kuzey Irak Kürdistan'ını kurmaktı.
Şimdi bakın 15 Temmuz niye oldu size göre? Niye oldu? Hep tartıştınız, tartıştı. Siz de Sayın Cumhurbaşkanı'nı konuşturdunuz. Orada da çok büyük bir rol üstlendiniz. Sizi de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ama yani şunu söyleyeyim. Ne diyoruz biz? Efendim FETÖ diye birisi çıkmış. Ondan sonra bir gün aklına gelmiş ki gel ben bir darbe yapayım. Her yerde güçlendim. Ve darbeye kalkışmış. Biz bunu... Hiç alakası yok. Buradaki olay şuydu. Suriye'de bir Afrin kalmıştı. Kantonlar kurulmuş. Bir Afrin kalmıştı. Afrin'i de aldığı zaman Kuzey Suriye garnizon devletini Amerika kurmuş olacak. Tabii hat boyunca. Ve dolayısıyla işte kilometre. Tam o sırada ne oldu? Bir şey dediler ki biz şu millici, ulusalcı subayları bunlar işimize karışırlar. Bunları bir denetim altına alalım ve Balyoz efendim Ergenekon operasyonları da tamamen bununla ilgiliydi. Ve bu operasyonları doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat unsurlarının burada kullandığı elemanlar vasıtasıyla yapıldı. Sonra baktılar ki Suriye'nin kuzeyinde böyle bir şey yapabilmek için Türkiye'de bir karşı tavır ortaya çıkabilir, müdahale gelebilir. Türkiye'yi kendi içinde bir çatışmaya sokmaya çalıştılar. Asker askerle çatışacak. Asker polisle çatışacak. Yani amaç bir iç savaştı demek istiyorsunuz. Bu iç savaş çıkararak Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesini engellemekti. Bunun için de bakın buradan bir daha söyleyeyim. O dönemlerde bize çok ciddi haberler geldi. O dönem o 10 bine yakın 10 bin ile 15 bin arası Türk jandarma kıyafetinin Hatay'da o sınırdan Afrin'e gönderildiği, tırlarla gönderildiği ifade edildi. Kim, kimin gönderdiğini bilmiyoruz. Muhtemelen onlar. Ama bu bir dakika, bunun nedeni de önemli bir şey söylüyorsunuz. Bunu ilk kez mi söylüyorsunuz? Ben daha önce de söyledik ama bu ciddi bir şekilde irdelenmedi ve incelenmedi. Şunu merak ediyorum. Yani bu 15 Temmuz darbesinden önce mi bu önce, haber geldi? Önce 13 Temmuz günü. 15 Temmuz, 13 Temmuz, 13 Temmuz gibi. Günü 3 tırla gelen bilgi öyleydi. Yani 13 Temmuz özür dilerim. 2016. Darbeden 2 gün önce. Yani Türkiye'de siz bir... Siz neredesiniz burada? Nasıl geliyor bu bilgi? Kimden geliyor? Yani biraz açar mısınız? Merak ettim ben. Ya siz bu... Yani duyuyorsunuz. İlk kez mi duyuyorsunuz? Çok ilginç hakikaten. İstihbari bir bilgi. Yani bize söylediler, biz de söyledik ki... Siz o zaman milletvekilisiniz. Milletvekili değildim ama işte o dönemde Etkin devamlı çıkıp görüşlerimi, düşüncelerimi ifade ediyordum. Bana oradan attılar. Yani oradaki insanlardan geldi büyük ölçüde. Ve orada yapılan şey şuydu. Ben Cumhuriyet tarihinin en fazla soru önergesi veren milletvekiliydim. Yani 4 sene süre içerisinde 9389 soru önergesi verdim. Şeyden fazla mı? Rahmetli Halit Dumankaya vardı. Abi ben 4 senede 9389. Bir dakika, şuna bir dönelim. Ne olur. 13 Temmuz günü size gelen o gün nedir? Gelen bilgi şuydu. Denildi ki buradan tırlarla jandarma kıyafetleri Afrin'e gönderildi. Bu kıyafetler 15 Temmuz olunca biz anladık ki şimdi şöyle bir şey olacaktı. İç çatışma çıkarmayı hedeflemişlerdi. İç çatışma, Türkiye'de iç savaş çıktığında orada teröristlere bu elbiseleri giydirip Türk jandarması diye bölgeye göndereceklerdi. Jandarma geldi, denetim altına aldı. Türk jandarması geldi, denetim altına aldı şeklinde meseleye yaklaşırken aslında teröristler Türkiye'ye sokacaktı. Türkiye'nin şu var hocam, güney şu söylenmişti o dönem. Teröriste giydirip Türkiye'ye sokacaktı şu işte. Olacaktı işte, Hatay kritik bölge. Hatay'da bir mezhep savaşı çıkartmaya çalışacaklardı. Yani i̇şte buna baktığımızda bir şey görüyoruz. 15 Temmuz'un nedeni iç savaş çıkartmaktı. Onun da arkasındaki Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta olduğu gibi bir kantonal devletler birliği. O zaman şunu söyleyebiliyoruz. Tüm bu hamleler bugün de işte Rusya'nın, Amerika'nın ve benzerinin bu amacının devam ettiğini çok net gösteriyor. Kesinlikle gösteriyor. Suriye'de bakın yumuşak bir, yani güçsüz bir merkezi hükümet, buna karşılık güçlü bazı özerk yapılar oluşturarak, burada tarihi bir şey olsun bu da,
şeyde Cenevre'de başlayacak görüşmelerde göreceksiniz, oraya doğru gitmeye çalışacaklar. Abi, Türkiye'de buna karşı çıkacaklar. Geliyor. Tabii merkezi hükümeti ne kadar güçsüzleştirirlerse, çünkü şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Irak'taki gibi mi? Irak'taki benzer. Irak'ta şimdi, da çünkü böyle yaptı. Öyle mi? Adeta ikinci bir Irak yani. Tabii ikinci bir Irak. Şimdi burada asıl problem mesela bakın işte durup dururken birdenbire Golan Tepelerinin üzerine geldi, İsrail oturdu. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki ben bunu kabul ediyorum. İltihak etti, tamam. Bileğinin gücüyle aldı. Burası artık dedi İsrail'in parçasıdır, İsrail toprağıdır dedi. Şimdi öyle, bu nerenin toprağı? Suriye'nin toprağı. Suriye'de güçlü bir iktidar olursa, yani Şam hükümeti güçlü olursa, eninde sonunda o toprakları İsrail'den geri isteyecektir. Tabii. Ama zayıf olursa bölgede kendilerine uygun yapılar oluşturacaklar çünkü. Şu anda yapılan o. Bakın bugün Birleşik Arap Emirlikleri eşittir İsrail'dir. Tamam. Yani ona geleceğim. Bir Melik'ten de bu konuda değerlendirme alayım. Yani sen de bu işte federatif yapı ya da Irak'taki benzer bir yapının YPG-PYD özelinde kurdurtulacağını, hem Rusya'nın hem Amerika'nın hamlelerinin bu olduğunu düşünüyor musun? Şöyle, ben bir engel olduğunu düşünüyorum. O da şu. Eğer Türkiye bu harekatları yapmasaydı, hocam dediği gibi Afrin'den başlayarak Kamışlı'ya kadar, hı hı, 911 kilometre hat boyunca PKK'nın kontrolündeydi zaten Afrin ve hariç. Geri kalan Kamışlı'dan başlayarak. Fakat işte Fırat Kalkanı'yla önce bir yarma harekatı, sonra diğer harekatlarla dağıtıldı. Hı hı. Yani şu anda Kamışlı'dan şeye kadar, Afrin'e kadar PKK'nın kontrol ettiği bölge bir tek Membiç, orada da Ruslarla birlikte. Dolayısıyla PKK'nın olası bir devlet kurma ihtimali sınır hattı boyunca ortadan kalktı. Şimdi bulundukları bölgede Arap nüfusu yoğunluklu. Arap nüfusu yoğunluklu olan bir yerde de Kürt devleti olmaz. Yani PKK-YPG önce bir etnik temizlik, bir demografik yapıyı değiştirmesi lazım. Daha önce olsaydı hat boyunca mümkündü. Niye? Çünkü Kamışlı, Afrin hat boyunca ağırlıklı Kürt nüfusu vardı. Ve bütün bunları silahlandırdılar. Yani o şeylerin Kürt nüfusunun olduğu bölgede hepsini silahlandırıp YPG'ye kattılar. Silahlanmayı kabul etmeyen de Türkiye'ye göç etti zaten. Şeyin, YPG PKK'nın baskısıyla. Ama şu anda YPG'nin bulunduğu bölge Arap nüfusu yoğunluklu. O yüzden de ben burada PKK'nın ya da YPG'nin bir devlet kurma ihtimalini görmüyorum. Peki Kobani'ye, dediler ki Kobani'ye bir özel yönetim verdik, muhtar bir yönetim verdik. Ne yapacaksınız? Şöyle hocam, eğer bölge bölge, kantonal kantonal yapacaklar yine aynı özel. Orada şöyle, şu anda biz orada olduğumuz için engeliz buna. Hayır, onun biz şeyde Kobani'de yokuz. Kobani'de yokuz ama onların istediği şey böyle parça parça, işte biraz Membiç, biraz Kobani. Oraya değil gidiyor. De oraya hat boyunca. Hat boyunca o kalktı ortada. Melik, çok özür diliyorum. Kamışlı'dan Afrin'e kadar hat boyunca. Fırat Kalkanı yapıldığında bir kama benzetmesi yapılmıştı. Hakikaten Mehmet oraya demişti, evet, bir kama gibi girdi. Doğru, doğru. Aynen. Dolayısıyla şimdi burada Şaban Bey gerçi bana yine kızabilir. Ya biz de gazeteci olarak bazı bilgileri görüştüğümüz kaynaklardan alıyoruz. Hande de muhtemelen o şekildedir. Ya bizi izleyenler şunu bilsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de o kamayı oraya vurduktan sonra orada tedbirini alıyor. Yani onlar o kantonları birleştiremeyecekler. Bak, bu devlet var olduğu sürece o kantonlar Zafer birleşmeyecek. Zafer Bey, gönlüm seninle, yani senin gibi düşünüyor. Size. Bak ben bir şey söyleyeyim. Biz orada asıl, teknik yani olarak asıl hocam, darbeyi, en önemli harekatımız bizim Fırat Kalkanı'dır. Fırat Kalkanı'nı da biz darbeden 39 gün sonra Türk ordusu yandı bitti dedikleri bir süreçte yaptık. Bak ben sana Zafer Bey, birleştiremeyecekler o kantonları. İki tane olayı söyleyeyim. Bakın şimdi bunu sağlıklı düşünelim. Çok Tabii. Bir, Türkiye Cumhuriyeti PYD'yi terör örgütü olarak ilan ettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama Barzani'nin güçlerini, peşmergeleri Türkiye üzerinden Kobani'ye göndereceksiniz şeklindeki telefonu üzerine Türkiye Kobani'ye bu kuvvetleri geçirmesine izin verdi. Bir. İkincisi, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması sırasında oraya, ki o zaman parlamentodaydık, yani inanılmaz bir feveran ettik. Müdahale edin dedik ve buna rağmen Süleyman Şah Türbesi yukarıya çekildi. Şimdi buradan
sizin dediğiniz noktaya gittik. Sonra o Kama gibi bu Fırat Kalkanı harekatı gerçekleştirildi. Arkadan gelen harekatlar gerçekleştirdi ve bunlar Türkiye'nin gerçekten milli güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit eden unsurlar büyük ölçüde bertaraf edildi. Ve Türkiye orada elbette orada meydana gelecek gelişmeleri hem diplomatik masada hem de sahada şey yapacaktır, engellemeye çalışacaktır. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın bu konuda Esad'ın da bu konuda ciddi bir sessiz bir mutabakatının olduğu görünüyor. Çünkü Rusya hem şeyle birlikte, Esad'la birlikte hareket ediyor. Orada gittikçe limanını genişletiyor, artırıyor. Her türlü aktiviteye sahip. Bir taraftan da Esad'a karşı ordu gelmiş şeye oturmuş petrol kaynaklarının üzerine, siz onlarla Moskova'da görüşme yapıyorsunuz. Bunlar son cümlenizi alayım çünkü iç politikaya geçeceğim. Bunlar artık şey değil. Bunlar yani yabana atılacak gelişmeler değil. Bu gelişmelerin arkasında ciddi bir biçimde bana göre bir mutabakat var. Biz bu mutabakatı ne kadar etkisizleştirirsek o kadar ülkemizin geleceğini ve bölgenin barışını sağlamış oluruz diyeyim. Peki şimdi sevgili izleyiciler, dış politika tabii ki çok yoğun ama iç politikada hareketli. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı'nın bugün açıklamaları var. Tabii ki iki konudaki açıklamaları özellikle çok merak ediliyordu. Bir, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu, Abdullah Gül mevzusu. İkincisi de Muharrem İnce konusu. Barış arkadaşım biliyorsunuz ihraç dilekçesi vardı. Özgür Özel bir açıklama yapılmıştı. İnce'nin ihracının söz konusu olmadığına ilişkin. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Bizim partimizin bir üyesidir Muharrem İnce için. Gayet güzel bir itirazımız yok. Bu kelimeleri, bu cümleleri de İnce'nin memleket hareketi için söyledi ki yarın başlıyor. Türkiye'nin içindeki sorunları anlatabilir. CHP'de bölünmelere neden olabileceğini düşünmüyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu. İhraç edilecek mi sorusuna bugün gazetelerden okudum. Bir parti üyemiz ihraç dilekçesi vermiş. Böyle bir şey yok, söz konusu değil. Birisi dilekçe verdi, hemen ihraç ederim. Olmaz. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Kavga edip partiye zarar vereni partiden ayıracağım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şaban Sevinç, sizinle başlayalım. Yani Muharrem İnce CHP'de ve Muharrem İnce deniyor ki gölge kabinesiyle birlikte yarın bu hareketi başlatacak. O zaman şunu mu algılayalım? Gerçi yani ittifak unsurlarının düşüncelerinin önemli olacağını ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu ama yani Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Bu yüzden gölge kabinesiyle mi gidiyor? Peki ittifakın diğer unsurları hayır Muharrem İnce olmaz derse, çok da geç kalmazsa tabii. Yani o zaman bir partileşmeye mi gidecek? Ne oluyor şimdi? Vallahi şimdi bugün tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldukça netti Muharrem İnce konusunda. Başka partilerimiz de yapıyor. Milletvekillerimiz de Türkiye'yi geziyorlar. Muharrem Bey de partimizin üyesi, iyi olur dedi. Sen de özetledin zaten. Şimdi ben Muharrem İnce'nin de yarın işte Sivas'ta hani Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatsız edecek açıklamalar yapmayacağını düşünüyorum. Yani işte Türkiye'nin sorunlarını anlatacak, bunların nasıl çözüleceğini kendince dile getirecek, iddiasını koyacak Muharrem İnce. Ya o zaman bu memleket hareketi CHP içinde bir memleket hareketi. Ya şu anda öyle görünüyor. Şu anda öyle görünüyor. Muharrem İnce de zaten henüz... Ama bas toplantısında öyle demedi Şaban Bey. Henüz... Bas toplantısında yani tek şey dedi yani... CHP'de tek adamlık var dedi, rant çeteleri var dedi. O zaman ben ihraç etmiyorum, sen istifa et mi demek istedi Kemal Kılıçdaroğlu? Yani Cumhuriyet, şimdi şöyle, Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri var. Ama Sayın Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'nin bu eleştirilerini kabul edilebilir bulduğunu bugün söyledi de, işte eleştiriler normaldir dedi, biz demokratik bir partiyiz. Bizim içimizde böyle tartışmalar olur ve önemli olan bunları hoş görmek dedi. Partiye zarar vermeyecek. Türkiye'de düzeyde. demokrasi varsa, kaldıysa, onun kırıntısını ayakta tutan parti biziz dedi. Evet, evet, aynen bu ifadeyi kullandı. Dolayısıyla hani şimdi Muharrem İnce bir parti kuracağını deklare etmedi. Ne ifade etti? İşte bin günde dedi de 2023 seçimlerine kadar olan süre
memleket hareketi bir kadroyla, senin ifade ettiğin bir gölge kabineyle, ki o kabinenin 10-15 üyesini de yarın göreceğiz, tanıyacağız Sivas'ta. İşte 81 ilden temsilcileri gelecek Sivas'a. Muharrem İnce'nin memleket hareketinin 81 ilden temsilcileri gelecek. Demek ki 81 ilde de temsilci hani belirlemiş anlamı çıkıyor buradan. Ama henüz bir parti kuracağım ya da partileşeceğiz açıklaması gelmedi. Ha, oraya gider mi gitmez mi, bu Cumhuriyet Halk Partisi ile arasındaki ilişki nasıl seyredecek, ona bağlı. Ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ihraç ederek ona bir hani mağduriyet şeyi vermemeye çalışacak. Mağduriyet kozu vermemeye çalışacak. Muharrem İnce de... Ya o zaman sen istifa et mi demek bu? Ya, yani memleket hareketi... Onu da demiyor. Hani belki de Sayın Kılıçdaroğlu hakikaten şöyle bir geniş pencereden bakıyor. Ya Muharrem İnce de partimizin bir önemli bir unsuru olarak çalışsın, dolaşsın Anadolu'yu. Yarın öbür günde biri başka bir hareket başlatıp partinin içinde Türkiye'yi dolanırsa ne olacak? Dolansın. Zaten yolları biz de diyoruz, zaten milletvekillerini gönderiyorum ben diyor. Milletvekillerimiz gidiyor diyor, dolaşıyorlar diyor. Hatta diyor önümüz süreçte diyor heyetler halinde milletvekillerimizi göndereceğim, dolaştıracağım. İyi de her milletvekili otobüs giydiriyor mu? Yani bir de öyle bir durum var. Ya CHP'ye rağmen. Bakın, Gürsel, gölge kabineyle gidiyorsa bir isim, o zaman ve CHP'nin içinde diyorsa genel başkan, o zaman şöyle bir şey ortaya çıkmıyor mu? Yani yani işte Cumhurbaşkanı adayı çalışmaya başladı gibi görmüyor musunuz siz? Aday adayı. Şimdi şöyle, yani yarın demiyor. Öyle bir yere evrilir ki. Öyle bir yere evrilebilir ki bu. Muharrem İnce işte dediğin gibi gölge kabinesiyle ben Cumhurbaşkanı adayıyım diye iddiasını açıkladı. Yarın parti içinden başkaları da belki işte hani ben de adayım diye ortaya çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi o zaman bakacak, yani o da iyi aday, bu da hani iddialı aday. O zaman belki sandık koyacak, hani belki ön seçim yapacak, ki örgütün de ve Muharrem İnce'nin de talebi o. Cumhurbaşkanı adayı üyelerin yapacağı ön seçimle belirlensin. Belki iş oraya evrilecek diye hani o kapı da açık görüyorum ben şu an itibariyle. Yani ihraç olmaz diyorsun. Bugün itibariyle bence olacak. Bugün itibariyle ihraç görmüyorum. Muharrem İnce'nin de kendisini ihraca sevk edecek açıklamalar yapmaktan en azından yarın kaçınacağını düşünüyorum. Bir süre sonra şöyle ben... Sen ne düşünüyorsun? Ne kulis bilgisi var? Kere, ne olacak? Bir kere Kemal Bey yani durumu idare etmeye çalıştı. Yoksa Muharrem İnce CHP'ye ve Kemal Bey'e rağmen bir işe kalkışıyor. Otobüs giydiriyor memleket hareketi diye. Melik pardon sözünü böldüm ama hatırlatalım, Gürsel Tekin... yerel seçimler öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıklamıştı. Aday adayıydı. Otobüs giydirdi. 2-3 ay İstanbul sokaklarında... Ama o CHP'yi eleştirmedi. İkisi arasında fark var. Bakın, tamam. Muharrem İnce basın toplantısında... Var, otobüs giydirmezsin. Şöyle yani Muharrem İnce basın toplantısı yaptı. Basın toplantısında CHP'ye karşı bayrak açtığını ilan etti. Yani dedi ki bu yönetimle olmuyor... Dedi ki bu partide işte rant çeteleri var dedi. Bu partide tek adamlık var dedi. Dedi ki ben Cumhurbaşkanı adaydım, adeta kazanmayayım diye ellerinden geleni yaptılar. CHP iktidara falan yürümüyor dedi. Başka isimleri getirip Cumhurbaşkanı adaya iktidar mı olunur diye. Yani şimdi CHP'ye karşı bir manifesto ilan etti. Hı. Ve o manifestodan sonra bir hareket başlattı. Yani dolayısıyla bu CHP'ye rağmen bir hareket. Yani Kemal Bey her ne kadar durumu idare etmeye çalışsa da Muharrem İnce'nin yaptığının %1'ini bile yapmayanları kapı dışarı etti. Peki niye etmiyor? Öztürk Yılmaz'ı etti. Niye? Yani Muharrem İnce Yılmaz büyür, Ateş'i CHP etti. Bölünür diye mi korkuyor? Şöyle çünkü şeyin Muharrem İnce'nin özgür ağırlığı var. Yani Muharrem İnce bir Öztürk Yılmaz değildir. Muharrem İnce bir Yılmaz Ateş değildir. Muharrem İnce bir Ümit Kocasakal hiç değildir. Muharrem İnce siz partiden ihraç ettiğiniz anda... Bu mağduriyet üzerinde ona büyük bir güç kazandıracaksınız. O yüzden bunu yapmak istemiyor. Yoksa Muharrem İnce'nin diyorum yani yaptığının yani %1'i ya %1'ini bile yapmayanları kapı dışarı koydu bu parti. İhraç etti ya. Yani bu bir kamyon laf söyledi Muharrem İnce. O zaman şöyle mi anlayalım? Yani tutacak, onu mesela tutacak, Muharrem İnce değil memleket de... Memleket hareketi CHP çatısı altında devam edecek ama... Hayır. CHP çatısı altında değil. Muharrem İnce hareketi olarak devam edecek. Yani Muharrem İnce belki hani yarın partisinin
Şöyle ben Şaban Bey hani iyi niyetle dedi ki daha çok ne yapmak istediğini anlatacak ama ne yapmak istediğini anlatırken de neden CHP ile yapamadığını da anlatacak işte. O zaman işte. Sen istifa mı bekliyorsun? Ben şöyle bir şey bekliyorum. Bir süre sonra Muharrem İnce CHP açısından taşınamaz hale gelecek ve CHP onu kovmak zorunda kalacak. Aynı Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti olduğu gibi. Ya ben Muharrem İnce'nin hatırlayın şu Ahmet lafını hatırlıyorum. Ahmet bir dakika ama bir dakika. Bir de aynı şey değil. Oldu. Aynı şey olur değil. Mu? Niye olmadığını söyleyeceğim sana. Ahmet Davutoğlu bürokrat olarak geldi. Tamam mı? Aha. Yani. O anlamda evet katılıyorum. Ha. Ama Muharrem İnce'nin şu lafı var. Ben CHP'ye sonradan gelmedim dedi. Tabii. Ben çocuktan CHP'liyim tabii, dedi. 14 yaşından beri. Ben küçücüktüm dedi. Tamam mı? Şimdi bu başka bir şey. Yani bunu böyle... nerede söylediğini de tam hatırlamıyorum ama böyle çok net kelimelerle çok böyle yani içten olduğunu anlıyorsun. Dolayısıyla o Muharrem İnce'nin CHP'yi bırakıp gitme ihtimali olabileceğini düşünür müsün? Elbette. Yani çünkü CHP'de bir gelecek görmüyor. Bu hareket de onu gösteriyor. Sadece burada bizim kestiremediğimiz, bence Muharrem Bey de henüz kestiremedi ve karar veremedi. Bu hareket bir partiye dönüşecek mi? Yoksa tamamen Cumhurbaşkanlığı adaylığına dönük bir hareket olarak mı kalacak? Her iki durumda da CHP açısından sorun. Yani Kemal Bey'in yaptığı tarif, mesela Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi de diyor ki ittifak ortaklarının ne dediği benim için önemli. Dur ona geleceğim. Kim o yani ne demek? Dolayısıyla şöyle, her iki durumda da yani Muharrem İnce ister hani partileşsin, bu CHP açısından sorun. Partileşmesin, sadece Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden hareket devam etse yine CHP açısından sorun. Peki. Çünkü CHP yönetimi Muharrem İnce işaret etmedi ki kime rağmen yapıyor bu işleri? CHP'ye rağmen, yönetime rağmen. Yani biz günün sonunda ya ihraç ya istifa göreceğiz. Şimdi öyle bence mi? İş ihraca gider. İhraca gider. Ya bir süre sonra CHP Muharrem, için taşınamaz hale gelecek Muharrem İnce ve ekibinin önünde şöyle bir iki seçenek olduğunu biliyorum. Yani yola çıkalım ki yarın çıkıyorlar. Ya bu hareket bir siyasal partiye gider, aha, ya da Cumhurbaşkanı adaylığı olarak sürer. Tabii, tabii, siyasi parti, siyasi parti oluşturmadan. CHP'nin adayı olarak mı? Yani onu zorlayarak. CHP gösterirse zamanı CHP geldiğinde, değilse bağımsız yani uzayla. Eğer bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkisi kopmazsa Cumhuriyet Halk Partisi içinden zorlamak bu adaylığı. Olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkisi koparsa, kamuoyundan işte yeterli, gerekli desteği bulabilirse Cumhuriyet Halk Partisi'nden bağımsız bir adaylığa, evet, Cumhurbaşkanı adaylığına gider. Yani her halükarda bir Cumhurbaşkanı adaylığı var. Ama bu Cumhurbaşkanı adaylığına bir siyasal parti, ayrı bir siyasal parti kurarak mı gidecek? Yoksa parti kurmadan memleket hareketi olarak mı gidecek? Bu iki seçenek şu anda masada. Bu da herhalde bu önümüz günlerde Türkiye'yi dolaşırken yapacağı temaslar, partinin kendisine yaklaşımı onlar şekillendirecek durumu. Şimdi Muharrem İnce'nin yani niyetini belirten meşhur böyle iki tane pet şişe aldı yani. Pet şey kaldırdı, bu CHP'nin aleyhine olmaz, hani ben zaten burada Millet İttifakı'nın içinde olacağım. Orada zaten farklılaştığını gösterdi yani. Şunu derdi o zaman, ve CHP içinde mücadele sürdüreceğim derdi. Öyle bir şey demedi ki. Pet şişeleri kaldırdı. Tek pet şişe kaldırdı diyorsun. Evet, tek pet şişe mi? Kaldırdı dedi. Ha, bir tane kaldırırdı öbür tamam. Türlü olsa. Alır, onu alıp işte buraya koyuyorsunuz. İşte Millet İttifakı'nın içinde. Dolayısıyla yani ya partileşecek ya bağımsız olarak devam edecek. Her iki durum da CHP açısından sorun. Çünkü yani partileşmese bile CHP rağmen aday olacak. Rağmen. Yani CHP aday göstermezse 100 bin tane imzayla olacak. Peki. Siz ne bekliyorsunuz? Yani ihraç, istifa bunlardan biri olacak. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şu olayı ben doğru düzgün bir ortaya koyayım. Nedir yani Sayın Muharrem İnce olayı? Biz doğru düzgün koyamadık. Hayır, siz koydunuz da ben başka bir boyutundan başlayacağım. Başka bir boyutundan bakıyorum. Şimdi şöyle, Muharrem İnce'nin yerine ben kendimi koyuyorum. Siz de kendinizi koyun lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha fazla oy alıyorsunuz. Şöyle ya da böyle. Ve ilk defa %32'leri aşıyorsunuz. Ve sonra partinin içerisinde sizin dışınızda da bazı kişiler ön plana çıkıyor. Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları. Sonra bunlar süreç içerisinde çıkıyor. Ve bakıyorsunuz ki ya biz %32 falan oy aldık ama partide de
bizi şey yerine çok fazla koymuyorlar. Yani işte statümüze uygun bir yerde de tutmuyorlar. Şimdi siyasette bir şey var. Siyasi partiler için, hepsi için söylüyorum. Türkiye'deki siyasi partiler pis kediler gibi kendi öz çocuklarını yer. Ve bunlar önce alırlar. Önce alırlar. Ama çok güzel benzer. Önce yani, alırlar. Timsah gözleşte denilebilir. İşte büyük vatan kahramanı, işte davamızın adamı filandır. Ve bir süre sonra şöyle ya da böyle bir kenarda kaldığı zaman hemen onun kafasını vururlar ve hain de ilan ederler. Hiç bakmazlar gözünün yaşına. Şimdi bir şey var, bir ahlak denilen bir şey var. Ahlak, bey dediğinizi beğenmek, sayın dediğiniz zamansa saymaktır. Zafer Bey'e sayın diyorsanız saygı göstereceksiniz. Yani Muharrem İnce'ye haksızlık mı yapıldı? Şimdi abi ben şu cümleyi tamam, tamamlayayım da yani hiç olmazsa bir şey olsun. Şimdi siz beydir berelerseniz, sayındır sonra sövüp sayarsanız şeyinizi kaybedersiniz. Güvenirliğinizi kaybedersiniz ve iradeniz de ikinci plana orada düşmüş olur. Şimdi Muharrem Bey beraber çalıştık. Gerçekten çok ciddi bir parlamenterlik yapan bir arkadaş. Ciddi çıkışları olmuştur. Karizmatik bir kimliği vardır. Öbür tarafları ayrı bir konu. Şimdi bu kişinin veya buna benzer diğer partilerdeki kişilerin parti aidiyetini artırarak daha fazla partiyle bütünleşmesini sağlayacak yerde onları gelecekten ümit besleyemeyecek bir konuma, duruma getirdiğiniz an bu tür olaylar meydana gelir. Ne yapılmıştır? Çok akıllı hareket etti bana göre. Ne yaptı? Dedi ki ya şimdi ben CHP'nin içerisinde olsam zaten Cumhurbaşkanı aday olma ihtimalim neredeyse düşük. O zaman benim bir inisiyatif başlatmam lazım. Öteden beri de hırpalanan, örselenen bir durumdaydı ve bundan dolayı bir harekete geçti. Şimdi bu ne yaptı? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmadı. Bir defa Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı propagandasını erken başlattı. Bu bir. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmadığı gibi diğer partilerle de bir şey halinde, tabir yerindeyse dirsek temas halinde, şu veya bu şekilde. Ayasofya'ya gidip orada namaz kılması, yarın şeyde adını söyleyin, Sivas'ta aynı şekilde bir taraftan muhafazakar kesimde, bir taraftan demokrat kesimde, bir taraftan laik kesimde temaslarının olması Muharrem İnce'yi önümüzdeki dönemde bir aktör olarak öne çıkacağını görüyorum. Ben burada Muharrem İnce'ye, muhtemelen dinliyordur bu programı, bir şey söyleyeyim. Bir, marjinallikten kaçacak. Toplumun sinir uçlarına dokunmayacak. İki, ben hep eleştiriyordum. Ya iki tane siyasi parti var, birisine Türk dediremiyoruz, öbürüne Müslüman dediremiyoruz. Birisine Abdülhamit'i sevdiremiyoruz, öbürüne Atatürk'ü sevdiremiyoruz. Birisi Türkiye Cumhuriyeti dediğince cin çarpmışa dönüyor, öbürü Osmanlı deyince nefesi kesiliyor. Bunlar bizim müktesebatımız ve bizi yapan unsurlar. Burada yapılması gereken şey eşit, herkese eşit, her değere saygılı ama dikkatli olmak gerekir. Türkiye'deki bölücü unsurlarla temas, efendim onların da oyları var diye böyle alttan alıp üstten gitmek tavrı şeklinde bir hareket haline giderse başında işi kaybeder. Tamam Özcan Bey, peki çok kısa bir yanıt istiyorum. Sizce ihraç mı istifa mı olacak? Ne ihraç ne istifa, ikisi de olmayacak. Süreç içerisinde bakın siyasette matematik değildir siyaset. Tamam. Ve dolayısıyla eğer dikkatli bir şekilde hareket ederse, sentez politikasıyla giderse, herkesi birleştirecek şekilde bir yaklaşım içerisine giderse, Tayyip Erdoğan'ı hedefe koyarak siyaset yapmazsa, yani ben anlamakta sıkıntı çekiyorum. Yani CHP'nin adayı mı olur? Cümlenizi tamamlarsanız. CHP'nin adayı belki olmaz ama en fazla oy alan ikinci aday olur ve şeye kalır, finale kalır. Son finale kalır diye. Peki Zafer? Ya ben öncelikle Şaban Bey'in açıklamalarını biraz şaşırarak dinledim. Yani öyle bir tablo çizdi ki eğer Muharrem İnce Şaban Bey'in çizdiği sınırlarda hareket ederse bence hiçbir etkisi kalmaz Türk siyasetinde. Yani aynısı, şey gibi, yani ben önüme bakacağım, işte
partide mi kalayım yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığını hedefleyen bir çizgim mi olsun? Siz bunu hangi kimlikle yapıyorsunuz? Ya siz burada CHP'nin arka bahçesinde kaçak kat çıkıyorsunuz. Şimdi kimse kendini kandırmasın. Ya CHP'nin... Muharrem İnce kaçak kat mı çıkıyorsun? Tabii canım şimdi yani böyle bir şey olur mu Hande? Yani siyasetin doğasında böyle bir şey var mı? Ben sordum dedim yani zaten şu... biri de başka bir hareket başlatıyor. Hani şey gibi. Halbuki diyorsa git Ahmet Davutoğlu ya, gibi gece konduyu kondur. Bir müsaade edin ya Allah aşkına bir de bir sözümü kesmeyin ya. Ahmet Zafer... Davutoğlu çıktı partinin dışında. Yok yok tamam işte gitti diyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arka sonra adamın arka biri yazıyor Hande. Kondurdu. Adamın biri yazı yazmış. Ben programlarda herkesin sözünü kesiyormuşum. Ya tersine Allah aşkına vicdanı olan şu programı izlesin. Ben bir dakikadan fazla sözüm kesilmeden konuşabiliyor muyum? Bir baksınlar ya. Gerçekten ama Şaban Bey'in de 13 dakikadan az konuşmadığını kesin görürler. Bak şöyle yapayım ben haftaya böyle devam edecek olursak saat getireyim bakayım. Getir gerçekten tamam. Getir. Kum şunu saat. Şunu söyleyeceğim. Yani hani bu şey gibi teşbih tahtı alma seni işte oğlan nereye yazacak üniversite sınavında? İşte biz tıp istiyoruz ama güzel sanatlar tercih ediyor falan. Yok böyle bir dünya ya. Yani siz CHP'nin içerisinde siyaset yapacaksınız, CHP'li kimliğinize siyaset yapacaksınız, otobüs giydireceksiniz, 4 Eylül'de CHP için, Türkiye için aslında çok önemli olan bir günde Sivas'a gideceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki ya ben partide kalayım mı kalmayayım mı, Cumhurbaşkanı adayı mı olayım yoksa kimse size böyle müsamaha göstermez. Kusura bakmayın. Kemal Bey de bence çok... O zaman bir dakika sen ne bekliyorsun yani? Şunu bekliyorum. Şimdi ben onaya gelmeden şunu söyleyeyim. Şimdi Özgür Özel... CHP Grup Başkan Vekili, CHP'de önemli bir siyasetçi. Ben dün Özgür Bey'in yaptığı açıklamalara baktım. Özgür Bey Muharrem Bey'e karşı bence yapıcı bir dil kullandı. Yani kucaklayıcı bir dil kullandı. Öyle çok hani siyasi mesajların gizli olduğu bir şey değil. Hani partimizin üyesidir, ihraç gündemde yok anlamında sözler söyledi. Ama Kemal Bey'in bugün galiba NTV televizyonuna verdiği röportajdaki Kemal Bey bence çok... iddia edilenin aksine çok başarılı bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü CHP'de yıkılmaz denen bütün isimleri Kemal Bey tabiri caizse ham yaptı. Yani Deniz Baykal'ı, Önder Sav'ı kim düşünürdü Allah aşkına CHP'de bu isimlerin tasfiye olacağını? Vallahi Önder Sav'ı düşünürdü. Yani Kemal Bey bunu başardı. Yani şimdi kala kala bir Muharrem İnce kaldı. Ben Kemal Bey'in açıklamalarına bakıyorum. Kemal Bey onu da o kendine has üslubuyla yiyecek gibi gözüküyor. Yani bir taraftan diyor ki yok canım ne işte alakası var ihraç etmeyeceğiz. Arkasından diyor ki kavga edeni kapının önüne koyarım. Şimdi şöyle baktığınız zaman Muharrem İnce'nin bekleyen akıbet havuç belli. Havuç sopa işte böyle. İşte onu söyleyeceğim. Yani siz bu saatten sonra bu kadar bayrak açmışken, otobüsleri giydirmişken, Sivas'a çıkmışken, böyle bir beklenti yaratmışken bundan sonra dönüp de ya ben CHP içinde kalayım derseniz... Ama... Zaten sorgulanan şimdi inandırıcılığınızı iyice kaybedebilirsiniz. O zaman ihraç edecek diyor. Şimdi var. Bak şimdi. Zafer ihraç edecek. Tamam. Ama kesin ya lütfen ya, kesin. Dur ben bir keseyim bir keseyim bak. Buyurun şimdi hocam. Şimdi çıktı şey adını söyle Sayın Muharrem İnce yarın diyelim bir çok ciddi bir hüsnü kabul gördü. Ve güzel de gittiği yerde herkese yönelik ortalama mesajlar verdi. Böyle birleştirici, bütünleştirici ve etrafında da ciddi bir kalabalıklar oluştu. Bunu da CHP Genel Merkezi izliyor. CHP Genel Merkezi ona bir teklif götürmez mi? Yani kardeşim şu böyle devam edersen problem değil. Bizim adayımız sen olursun. Ya da hocam önümüzde... olur mu? Allah aşkına ikinci bir şey. Bir dakika yani. İkinciye geçmeyin. Gene reklama gidiyorum. Hayır, çünkü ama ikinci... ben sözümü tamamlayamadım tamam, ya. Tamam sen tamamlayacaksın. Hem de bunu buradan yani ne olur CHP aday yapmaz hocam buradan hocam, başla. İyi niyetli bir fotoğraf çiziyor da öyle değil. Yani tamam orada ben işte o arkasını merak ediyorum. Muharrem İnce ile devam edeceğiz. CHP'de Muharrem İnce ile devam edeceğiz. Reklamlardan sonra. Muharrem İnce yarın memleket hareketini başlatıyor. Zafer'i bugün çok az konuşturduk. Şimdi kimse sözünü de kesmeyecek dermişim. Zafer kesebilirsiniz tabii buyurun. Devam edebilirim. Ya şöyle ben aslında yarıda kalan şeyde şunu söyleyecektim. Yani Özgür Özel ve Kemal Bey'in açıklamalarında sanki taban tabana bir zıtlık varmış gibi görünmesi akıllara şu soruyu getirebilir. Acaba Muharrem İnce ve Abdullah Gül konularında CHP'de ciddi bir fikir ayrılığı mı var? Yani CHP bu sancıyı mı yaşıyor? Çünkü Kemal Bey Abdullah Gül'le ilgili sorulara da
aslında kesin bir biçimde adayımız olmayacaktır yani demedi. Sen şunu getirdin ama Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Hayır. arasında görüş ayrılığı var. Özgür Bu Özel'le, bir bilgiye mi dayalı acaba? Özgür Özel ile Kemal Bey arasında değil. Yani Özgür Özel CHP'de bir yere karşılık gelen bir isim. Yani yıllardır grup başkan vekili. Partide etkili bir isim. Şimdi onun Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkan. İşte onu söyleyeceğim. Abdullah Gül'e direkt kapıyı kapatması. Hemen bir gün sonra Kemal Bey'in kapıyı o kadar da sert bir şekilde çarpmaması, hatta topu gezdirmesi futbol tabiriyle bence orada partide bir görüş ayrılığı olduğu anlamına gelebilir. Ha şu da söylenebilir. Özgür Özel belki de tabanın tepkisini dindirmek amacıyla da böyle bir açıklama yapmış olabilir. Böyle de yorumlanabilir. Ama ben bu her iki konuda da CHP içerisinde sanki bir görüş birliği yokmuş gibi bir intiba alıyorum. Tamam, benim yani gördüğüm o. Cumhurbaşkanı aday konusunu sonra konuşacağım. Ya şöyle, Muharrem İnce ihraç ederim, istifa mı eder? Ya şöyle, ben Muharrem İnce'nin o ilk çıkışı yaptığı günkü gibi konuşmalar yapmaya devam etmesi durumunda ihracı ben kaçınılmaz görüyorum. Ki 29 Ekim'de Muharrem İnce'nin aslında bir de galiba Kurucular Kurulu diye tanımlandırabilecek bir ekip de açıklayacağı bilgisi var. Kurucu kadrosu ya da gölge kabinesi diyorlar. Siz bayağı ciddi partileşme yolunda gidiyorsunuz. Ha şu da aslında benim aklıma geliyor. Aslında Muharrem İnce kendi dünyasında, kendi hareketinde başkanlık sistemine geçmiş. Nasıl diyeceksiniz? Ya Muharrem İnce şunun farkında. Ya Türkiye'de şu an sizin bir siyasi parti genel başkanı olmanızın çok bir esprisi yok. Eğer Cumhurbaşkanı adayı olmuyorsanız. Çünkü Cumhurbaşkanı seçilecek kişi yürütecek, bakanları seçecek. Siz bir siyasi parti genel başkanı olarak burada karar mekanizmalarında söz sahibi olamayacaksınız. Muharrem İnce, Şaban Bey'in işaret ettiği tarzda kendisini bir Cumhurbaşkanı adayı gibi konumlandırıp hareket edecekse, bu onun kafasındaki modelin de başkanlık olduğunu gösteriyor. Ki zaten 2018 adaylığında da kendisine yöneltilen sorulara ilk başta evet parlamenter sisteme döneriz demişti ama daha sonra haklı olarak ya bir seçilelim bakalım işte hani bir yılın sonunda gibi cevaplar vermeye başlamıştı. Dolayısıyla bu Muharrem İnce vakası bence CHP'de bir sorun olmaya devam eder. Yani siyasetin... Kadrosunda kimler var biliyor musun? Ben görüştüğüm bazı isimler oldu ama şunu söyleyeyim. Şaban Bey o konuya daha vakıftır. Ya söyleyin isimleri biliyorsun. Ya şöyle mesela... CHP'nin içinden isimler var mı? Bir. Kimlerin olmadığını ben sana söyleyeyim. Öyle kuliste konuşulan. Mesela Muharrem İnce'ye çok yakın olarak gösterilen işte Yaşar, Bilecik Milletvekili Tüzün. Yaşar Tüzün'ün şu an o hareketin içinde olmadığı söyleniyor. Yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın aynı şekilde. Ha bu bir taktik midir? Belki de şu anda öyle bir görüntü vermeyip sonradan katılacaklar mıdır onu bilemem ama Muharrem İnce'nin de hani sıfır kilometre isimlerle yola çıkacağını yakın çevresine söylediği hani daha çok gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadro oluşturmayı düşündüğü belirtiliyor. Yani bu iş dediğim gibi CHP içerisinde siz hem kalarak hem de bu hareketi götüremezsin. Yani böyle bir şey siyasetin doğasına aykırı çünkü siz meselelere bakış açınızla zaten bu mevcut parti yönetimiyle ayrıştığınız için böyle bir harekete girişiyorsunuz. Burada kalarak parti yönetimiyle ayrışarak CHP'nin politikalarını kamuoyu önünde tartıştıran adam pozisyonu size bir getiri sağlamaz. Tersine hedef seçtiğiniz CHP tabanında tepki görmenize de yol açabilir. Ama ayrı bir parti kurarsanız Türkiye'de mevcut sistemde bir alternatif olarak değerlendirme imkanınız daha fazla. Bu ayrı parti olasılığını konuşamamaz. Şaban Sevinç, kim var kim yok kadroda? Kesin gelmiştir sana kulis bilgisi. Valla gerçekten yani bilmiyorum ama şu yani şimdi yarın yanında olacak 10-15 kişilik bir ekip var. Hani senin gölge kabine diye isimlendirdin ki doğru bir tanımlama. Gerçekten bilmiyorum. Bir iki tanesinin adını hani duymuştum ama şimdi kim? Hani mesela Erkin Şahinöz'ün adını duydum. Ekonomist Erkin Şahinöz. Çok popüler bir ekonomist. Biliyorsunuzdur. Genç, yeni nesil bir ekonomist. Bir eski rektör var. O kim? Bildiğim. Kim? Bu kadar. Adını bilmiyorum. Peki yani CHP üyesi isimler mi bunlar? CHP üyesi isimler bilmiyorum, o konuda bilgim yok ama Cumhuriyet Halk Partisi içinden de yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde de halen milletvekili olan, belediye başkanı olan
siyaset arkadaşları olduğunu biliyorum ama onlar bu aşamada bu Muharrem Bey'in bu gezilerine katılmayacaklar. Peki şunu sorabilir miyim? Yani işte eleştirileri, hareketi, kurucu kadrosu ya da işte gölge kabinesi. Ya Muharrem İnce'nin parti kurması durumunda CHP nasıl etkilenir? Türk siyaseti nasıl etkilenir? Yani ne olacak Muharrem İnce, işte mesela Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Millet İttifakı diye tanımlanıyor. Buna deva gelecek, katılır katılmaz onu bilmiyorum ama Muharrem İnce de mi o masaya oturacak ve onlarla yola devam edecek? Yani ne olacak? CHP ne kadar eriyecek? Şimdi şöyle, hani CHP'yi böler mi bölmez mi noktasında, yani nesini bölecek? Yani şimdi bu sistem içinde bir partinin oylarının bölünmesi için o partinin %51-%52 olması lazım. Ki hani işte o parti içinden bir partinin ayrılıp işte bu %51-%52'lik oyun %10'unu 15'ini aldı da işte seçimi kazanmasını önledi diye bir hani böldü suçlaması yapılsın. MHP öyle... var öncesinde. Efendim? Tam ters örnek MHP buna. Kim? MHP. Nasıl yani? Yani şimdi illa 51 olmasına gerek yok bir partinin. Tamam. Muharrem İnce biraz yani önce... Yani MHP, İYİ Parti örneği var. Tamam, biraz önce Melik de anlattı. Muharrem İnce de bu işte Bilkent'te yaptığı basın... özür dilerim. Bu yaptığı ilk basın toplantısında, Memleket Hareketi'nin açıkladığı basın toplantısında eline bir su şişesi alarak işte ben bunu Cumhur İttifakı'na taşımıyorum ki gene Millet İttifakı'nın içindeyim dedi. Evet. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin hani parti kurması halinde işte %10, %15, 20, 25, 30 her ne oy alacaksa onu Millet İttifakı'ndan bölüp de Cumhur İttifakı'na taşıyacak diye bir şey yok. Yani gene Millet İttifakı'nda olacak. Gene Millet İttifakı içinde dengeler belki değişecek. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden belli bir kısım oy Muharrem İnce'ye geçecek. İYİ Parti'den belki geçecek. İşte bu arada belki AKP'ye oy verenler, Cumhur İttifakı'na oy verenlerden bir kısmı belki Muharrem İnce vasıtasıyla Millet İttifakı içine gelecek filan. Dolayısıyla hani bir bölme olayı Muharrem İnce'nin hareketinde yok. İki, şöyle bir şey var şimdi bu sistemde, biraz önce Zafer de söyledi. Şimdi diyelim ki parti kurdun. Muharrem İnce yarın dedi ki ben işte şöyle bir parti kuruyorum. Şimdi bunun bu şeyde, bu sistem içinde nasıl bir anlamı var? Parti kurarsın ama toplumdan talep görmezsin. Nitekim şu anda muhalefette 5 tane parti var. 5'inin de genel başkanı, dikkatinizi çekerim, ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Kesinlikle adayıyım. Ne demek? Tabii ki adayım. Cumhurbaşkanlığı. Çünkü ülkeyi yönetmek istiyorum. Demiyor. Ama Meral Akşener doğumu var. Meral Hanım biraz diyor. Ama diyor işte ortaklarımızla görüşeceğiz. Ortaklarımızla görüşmeden bir şey diyemem. Yani ortaksız hiçbir şey yapılamıyor. Ki bu 5 muhalefet partisi, yani Millet İttifakı şu anda 3 parti ama işte biraz önce sen de söyledin, Gelecek Partisi ve Deva Partisi Saadet. De potansiyel Millet İttifakı'na katılacak gibi. 5 partinin Cumhurbaşkanı adayının eski bir Cumhurbaşkanı olacağı, Abdullah Gül olacağı konuşuluyor. Bunun spekülasyonları yapılıyor, tartışmaları yapılıyor. Bunun karşılığında da Meral Akşener'in gene müsaade etmeyeceği, ama dolayısıyla yok. Millet İttifakı'nın adayı olmak için kendi adını çıkartacağı söyleniyor. Ben Meral Akşener'in açıklamalarından onu okumadım. Meral Hanım bir... Ben de açıklamadan değil, kulisten söyledim. Ha, bilemem ama şeyde o geçen hafta yaptığı Meral Hanım ünlü açıklamasında diyor ki 2018'de ben Abdullah Gül'e karşı çıkmadım. Abdullah Gül benim arkadaşımdır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi de ayrıca aday çıkarsın. Hep birlikte birleşip de Abdullah Gül'ü aday yapmayalım dedim diyor. Yani öyle yani davrandı. Çatı adaylığa karşı çıktım. Efendim? Diyor. Çatı adaya karşı çıktım. Çatı adaya karşı çıktım diyor. Yani Abdullah Gül'ü veto etmedim demeye getiriyor. Aslında veto etmiş oluyor. Önümüzdeki süreçte de yani Abdullah Gül, Abdullah Gül ismi gündeme gelirse şimdiden bir şey, olumsuz bir şey söyleyemem. Söylemem. Kendisi dostumdur, bakarız filan anlamında. Yani ya, kapıyı açık bırakıyorum. Çok özür diliyorum Şaban Bey. Bence orada Meral Hanım'ın Abdullah Gül'ü liberal solcular istiyor cümlesi Abdullah Gül aday olamaz anlamına geliyor. Yani o cümlesiyle ya, bence ama, kapıyı kapatmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamaları da birleştirdiğimizde... Bir dakika, onu bir söyleyeyim bilmeyen izleyicilerimiz için. Hı hı. Şimdi Kılıçdaroğlu'na Abdullah Gül'le ilgili soru sorulduğunda seçimler 2023'te. Seçimler bu tarihte olacaksa Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı?
Hükümetin dayatmasıyla, yönlendirmesiyle yapılan bu tartışmalar yapay bir tartışmadır. Yani aslında işte Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı tartışmasının hükümet yönlendirmesiyle çıkartıldığını düşünüyor. Türkiye'nin süratle gerçek gündemine dönmesi lazım. 10 milyonun üstünde işsiz var bu ülkede. Çöp konteynerinden beslenenler var. Biz bunları niye tartışmıyoruz? Kim Cumhurbaşkanı olursa olsun. Ve gene bu aşamada konuşulacak, tartışılacak bir konu olmadığını ifade edip Abdullah Gül'ün ismi geçince korkuyorlar. Neden korkuyorsunuz? Bu tartışılacak bir şey değil. Seçim 6 ay sonra olacaksa tartışalım. Ama hem Erdoğan hem Bahçeli seçimlerin 2023'te yapılacağını söylüyor. Bekleyeceğiz. Beklerken neleri nasıl yapacağımızı tartışmalıyız. Kişiler bazında tartışmak doğru değildir. İttifakı yok sayıp aday belirlemeyiz. Yani ittifakla aday belirleyeceğini ifade ediyor da bu ittifak çünkü Millet İttifakı ne dedi? Yerel seçimler için seçim işbirliği yaptık dedi, değil mi liderler? Ben yanılmıyorum. Evet, doğru. Genel seçimler ya da Cumhurbaşkanlığı seçimi için nasıl bir ekip bir araya gelecek göreceğiz. Ama 2018 genel seçimlerinde de ittifak, Millet İttifakı o zaman da vardı. Hayır, vardı da şimdi öyle diyorlar ya. Parlamentoda yaptılar, Cumhurbaşkanı da yapmadılar. Şimdi bu noktada... Bir dakika, bir devam edeyim. Tek başına hareket etme lüksümüz yok. Bir ittifak kurduysak bir parçasıyız. O ittifakla hareket etmek durumundayız. Rejim değişti, demokrasiyi bu eksene oturtmamız gerekiyor. Şimdi hocam affedersiniz, ben tamamlayayım. Muharrem İnce açısından hani parti kursa ne olur, parti kurmadan yoluna devam etse ne olur? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde. Parti kurar ama kamuoyundan destek alamaz. %3'te, 5'te, 10'da, 15'te kalır. Parti kurmuş olmasının bir anlamı olmaz. Hani Cumhurbaşkanı adaylığına ulaşma anlamında. Parti kurmadan memleket hareketi olarak devam eder. Toplumda büyük ilgi görür. İşte yapılan anketlerde işte 15'ler, 25'ler, 35'ler falan çıkar. O zaman parti kurmasına da gerek yok. O halde de Cumhurbaşkanı'na yürüme imkanı var. Yani şöyle mi görebiliriz? Netleştirmek için söylüyorum. Memleket hareketi aslında o memlekette işte destek verenlerinin Cumhurbaşkanı adayı. Bir de hani gölge kabine ya da kurucular kurulu neyse kadro diyor ya, hı hı. Aslında Cumhurbaşkanı adayı kabinesini de ilk açıklayarak göreve gelirse, seçilirse, hı hı. Sadece bir Cumhurbaşkanı ve kabinesi şeklinde yola devam edebilir 2023'te. Evet, yani kamuoyundan adayı, da pardon. Bu süreçte kamuoyundan da yeterli desteği görürse hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini aday yapmasını zorlayabilir. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi aday yapmasa bile kamuoyunda o desteğini, ilgisini oluşturduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi aday yapması bile bağımsız olarak 100 bin imza. Sen anladığım kadarıyla parti kurmayacağını düşünüyorsun. Kurmayabilir diyorum. Siz düşünüyor musunuz? Bu aşamaya geldikten sonra eğer parti kurmazsa ve bu harekette tutarsa, kadroda tutarsa, o zaman Söğüt Özlü'deki genel merkezde oturanların ne anlam ifade edeceğini de tartışmak lazım. Yani CHP buna izin vermez. Yani böyle bir şey hayatın olağan akışına uygun değil. Tamam yani. İhraç etsin. O gene memleket hani hareketine işte diyoruz devam ya, edebilir. Hem harekete devam edecek hem ihraç etmeyecekler. Hayır. Edebilir şimdi, ama parti kurmaz o zaman. Memleket hareketi Cumhurbaşkanı adayı olarak kalır. İmzayla olur. Ama şimdi Muharrem İnce'yi kimse CHP'den ayrı düşünmez ki sokakta. Siz yani mevcut bir parti yönetimi var, bir genel başkan var, bir de Muharrem İnce ve ekibi var. Yani bu size normal geliyor mu? Yani bu birlikleri... Sen ne bekliyorsun o zaman? Ben ihraç edilmesini ya da istifa etmesini bekliyorum. Yani ben birlikte yol yürüyebileceklerini düşünmüyorum. Ama bu düzeyde dozda açıklamalar yaparsa, hani ilk çıkışı yaptığı gibi açıklamalar yaparsa o iş yürümez. Yani, peki CHP'yi nasıl etkiler? Yani ben Muharrem İnce'nin bir tabanda karşılık bulacağını düşünüyorum. Çünkü mevcut CHP yönetiminden, hani de ben sosyal medyayı iyi gözlemlediğimi düşünürüm. Sosyal medyanın bütün platformlarını. Ya orada ben geçmişte de uzun yıllar İzmir'de de yaşadığım için kendi çapımda CHP tabanını analiz edebildiğimi düşünürüm. Şimdi belki buna da farklı yorumlar yaparlar. Ben orada tanıdığım insanlar da var. Onlara da bakıyorum. Onların tepkilerine de bakıyorum. Özellikle o kıyı şeridinde CHP'nin ağırlıklı olarak yüksek oy aldığı yerlerde mevcut parti yönetimin izlediği politikalardan insanların rahatsız olduğunu görüyorum. Birçok temel meselede. Ama insanlar yine gidiyorlar. O uzun yıllardır CHP'li oldukları için altı oka mührü basıyorlar. Fakat sanki artık o da miadını doldurmuş gibi. İşte bir seçim, iki seçim, üç seçim, dört seçim.
Artık şey diyor yani, bir de şu çok ayyuka çıktı artık. Evet yani kendisini ulusalcı olarak tanımlayan insanlar CHP'de yavaş yavaş tasfiye edildi kanaati tabanda da oturmuş görünüyor. Zaten baktığınız zaman işte Yılmaz Ateş bunu dile getiriyor, Şahin Mengü dile getiriyor, Kemal Anadol önemlidir CHP içerisinde, eski grup başkan vekili Kemal Anadol dile getiriyor. Bu insanların da kendi çevreleri var yani, bu insanların da hitap ettikleri aslında hiç de azımsanmayacak bir kitle var. Dolayısıyla Muharrem İnce bütün bu kırgınların, küskünlerin oyunu alabilir. Çünkü Muharrem İnce de bu çizdiğim profile, sosyolojiye uygun bir isim. Ben Trakya'dan başlayan sahil şeridinde ve Ege'nin bazı iç illerinde ve hatta Karadeniz'de, ki kendisi de Karadeniz'de, Muharrem İnce'nin CHP'nin mevcut politikalarından rahatsızlık duyan kesimlerin ilgisini çekebileceğini düşünüyorum. Parti kurar mı? Kurarsa etkisi ne olur? Şimdi bugünkü sistem aslında iki başlı bir hareketi zorunlu kılıyor. Ve bunu da Muharrem İnce'nin anladığı anlaşılıyor. O ne demek? O şu demek. Şimdi bakın, İstanbul seçimlerine baktığınız zaman bir şey görüyorsunuz. O da şu: başkan Cumhuriyet Halk Partili veya Millet İttifakı'ndan seçildi. Ama encümen Adalet ve Kalkınma Partisi ağırlıklı, ya da muhalefet iktidar ağırlıklı. Bu bir şeyi gösteriyor. Vatandaş bilinçli oy kullanıyor. Her ikisine de güvenmiyor. Birisi yapsın, öbürü kontrol etsin istiyor. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı, benim kanaatim şu: Cumhurbaşkanlığı'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın alacağı oyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin alacağı oy birbirinden çok farklı olacak. Önümüzdeki seçimde hep beraber göreceğiz. Burada da yani nasıl olacak o farkı bize açıklayın biraz. Hangisi yüksek, hangisi diyelim, çok düşük olacak? Cumhurbaşkanı'nın oyu fazla olacak. Şimdi burada da şahısların, yani Cumhurbaşkanlığına verilen oyla partiye verilen oy da farklı olacak. Adam Cumhuriyet Halk Partili olabilir, başka partili olabilir ama Muharrem İnce'ye oy verebilir. Ve dolayısıyla Muharrem İnce bir dahaki seçimlerde, eğer Cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor, Cumhurbaşkanı adayı, o hedefi büyük tuttu, artık oradan geriye de dönemez ve dolayısıyla da o noktada karizmasıyla, yeni yaklaşım biçimiyle, biraz önce söylediğim gibi analiz değil, mezheplere, etnisitelere, bölgelere, ideolojilere yönelik değil, millete yönelik bir siyaset yaparsa toparlayabilir ve kendisi ciddi bir oy alabilir. Ve bu aldığı oy siyasi partilerden fazla olabilir. Partinin onun göreceği ilgiye göre ihraç ya da partiye eklemleme noktasında bir aktivite gösterebileceğini düşünüyorum. Bir de siyasette sigorta olmaz. Yani siyasette gerçekten kişi eğer partinin önüne geçmişse, toplumda karşılığı varsa, isteseniz de istemeseniz de bir siyasi aktör olarak onu millet ileriye iter. Bugün Muharrem İnce partinin önüne geçmiş midir? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçmişti. Şimdi ondan sonraki süreçte mesela belediye seçimlerinde de Sayın Kılıçdaroğlu ciddi bir biçimde bir zaferle partiyi Ekrem çıkardı. Ekrem İmamoğlu'nu niye hiç söylemiyorsunuz? Şimdi hayır, onu öyle söyleyeyim. Bakarsanız o zaman şunu diyemez misiniz? Ekrem İmamoğlu da hepsinin önüne geçti. Ha ya, şimdi şöyle şunu: Ekrem İmamoğlu'nu aday yapan da, Mansur Yavaş aday yapan da, diğerlerini aday yapan da, hepsi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ilgili. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Muharrem İnce'yi kim aday yaptı? Onu da Sayın Kılıçdaroğlu yaptı. Ama o şimdi şey, mızrak ne o? Boynuz kulağı geçti. Yani ortaya çıkınca Muharrem İnce, aslında ben o zaman hissetmiştim. Artık buradan dönüş olmaz. Ya Muharrem İnce partinin genel başkanı olacak, ya da artık buradan sonra eğer şey yapılırsa, bir yol ayrımına, yani diskalifiye edilmeye çalışılır, etkisizleştirmeye çalışılırsa bir yol ayrımına gidebileceğini o zaman görmüştüm ben. Ve bugün aynen birebir o gerçekleşti. Şimdi buradaki temel problem Muharrem İnce'nin bir temas kuracağı, gittiği yerlerdeki kişiler
Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe yöneticileri geliyor mu ya da o Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçesine uğruyor mu? Bana göre uğramaması lazım. Yani bir milli aktör olarak çıkması lazım. Ben Cumhurbaşkanı adayım, düşüncelerimi, fikirlerimi sizinle paylaşmaya geliyorum demesi lazım. Ve şunu demesi lazım. Ben herkesin iyisini, herkesin en ulvi duygularını size getirdim. Ne mesela bana göre çıkacak bir siyasi parti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinden İslam'ı ve Osmanlı'yı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden Atatürk'ü ve laikliği, HDP'nin elinden demokrasi ve insan haklarını alan bir mantıkla, bir sentezlemeyle hareket ederse... Özcan Bey, bu akşam Muharrem İnce'ye çok tiyo verdiniz. Destekliyor musunuz? Yani Muharrem, ya ben başarılar diliyorum arkadaşların hepsini. Benim söylemek istediğim şey şu. Akıllı hareket etmek gerekir. Böyle klikten hareket etmek, gruplardan hareket etmek, böyle bir klik lideri gibi ortaya çıkmak, bunlar artık toplumda karşılığı olan şey değil. Toplum umut istiyor. Umut. Toplum yapabilirliği. Bakın Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği bir şey var. Bunu siyasetten burada ders alınması gereken şeyler var. Yani tek başına Cumhuriyet tarihinde 2002'den 2020 yılına kadar benim adamlarım metal yorgunu ama ben iktidar yorgunu değilim dedi. Ve onları görevden aldı ve kendi iradesi doğrultusunda ciddi bir duruş ortaya koydu ve onun üzerine gitti. Hı. Doğru ya da yanlış. Şimdi böyle bir kişinin karşısına siz Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkıyorsanız yani onun karizmasını bir defa belki geçemeyecek, aşamayacaksınız ama bir karizma koymanız lazım. Bir kendinize özgü başkalarında bulunmayan bazı özellikleri sergilemeniz lazım. En azından, başkalarının, en azından iddianız olması lazım. Ben onun karizmasını geçeceğim diye bir iddia tabii başkalarının düşüncelerinden ziyade herkesin baktığı ama hiç kimsenin görmediği küçük ayrıntılardan peki, ciddi siyaset üretilebilir ve bundan da sonuç alınabilir. Onu gerçekleştirmek lazım. Tamam. Ama yani ne kadar yaparlar yapamazlar bilemem. Melik ne diyorsun? Şöyle ya ben bir kere hani Muharrem İnce'yi... CHP'ye etkisi ne olur? Parti kurar mı? Ya bence iki yol var önünde. Bir ya partileşecek ya da Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkacak ama her iki durumda CHP'nin aleyhine. Çünkü CHP'ye rağmen bir şey başlatıyor. Ama şu da var, biraz Muharrem İnce'yi siyasi aktör olarak abartıldığı kanaatindeyim. Yani Cumhurbaşkanı seçiminde %32 oyu... 30.6 galiba. 30.6 yani 31 de. Oyu Muharrem İnce kendi başına almadı. CHP'nin adayı olarak aldı. Yani bazen insanlar bulunduğu yerle anlamlıdır. Ama HDP'nin de desteği yoktu orada. Yani 30.6'da. Belki CHP'nin adayı olmasa daha fazla oy alırdı belki de. Hayır, onu kabul ediyorum ama CHP'nin adayı olarak vardı. Yani bir kere CHP'nin %25'lik bloğu ve üstüne koydu. Şimdi CHP'ye rağmen aday olursa 100 bin imzayla aynı başarıyı sağlar mı? Ben ondan çok emin değilim. Yani ya bu kadar... arada öbür tarafta kimin aday olacağı da çok önemli değil mi? Yani tabii. Şimdi bak unutuyor, yani unutmuyoruz tabii de. Yani şimdi eğer aldığın oy oranı konuşman ve benzeriyle bir başarı durumu varsa ve buna göre değerlendiriliyorsa demin tarih Özcan Bey söyledi. Tamam, bir yanda Muharrem İnce var. Ama hemen arkasında ya da sonrasında belki daha da ileri yüksek seviye oy oranı diye baktığında Ekrem İmamoğlu var, adı geçen ya Mansur Yavaş var, şöyle, Abdullah Gül var, Meral Akşener var, şöyle, var da var yani. CHP'de kenarda ısınanlar çok. Yani şu anda Muharrem İnce düz koşu yapmaya başladı. Ondan sonra Abdullah Gül henüz yedek kulübesinde işaret bekliyor. Ama bence hani... O ihtimal asla ve asla ortadan kalkmış değil. Hangisi? Ekrem İmamoğlu? Abdullah Gül ismi. Ekrem İmamoğlu keza yine öyle kenarda düz koşu yapıyor. Mansur Yavaş yedek kulübesiyle düz koşu arasında bir yerde bekliyor. Dolayısıyla oyuna girmek için şu anda en hani ısınma hareketlerini yapan Muharrem İnce ama diğerleri de duruyor. Orada duruyor. Atletizm sahasına çevirdin yalnız bu arada. Futbol. Yedek kulübesi. Futbol pardon. Yedek kulübesi. Hatta Muharrem İnce için şu söylenebilir. Madem futbol üzerinden gidiyoruz. Takımdan ayrı düz koşular yapıyor. Tabii takımdan ayrı düz. O da takımdan ayrı düz koşuyu da sakatlıktan çıkan şimdi futbolcular mesela... yapar.
Şey de mesela Özgür Özel bas toplantısı yaptığında, yani Abdullah Gül ismi gündemimizde yok, olursa CHP içinden biri olur falan diye. Şimdi Özgür Özel grup başkan vekili. Ben mesela izlerken haber merkezinde şöyle dedim. Muhtemelen CHP Abdullah Gül ismini kapattı. Peki o zaman çünkü dur bir dakika. Dur. Grup başkan vekili. Yani ben mesela Kılıçdaroğlu'na bir şere parti yönetimiyle Kılıçdaroğlu'yla istişare ederek grup basın toplantısı yaptığını düşündüm. Ve Abdullah Gül ismini artık gündemde çıkar. Ben de böyle düşünmüştüm. Böyle düşündünüz peki, değil mi? Peki ama o zaman zaten de öyledir zaten. Bir dakika bir şey soracağım. Ama öyle değilmiş. Değil öyle ha değilmiş. Dur ona ben gelme dedim, dur. Onu söylediğin için sen bir dedin ki aralarında sorun mu var? Yani tam olarak Melih'in bir dakika tamam tabii, tamam öyle bir değilmiş dakika. Tamam şimdi şunu belki tam sorusuyla söyleyelim. Yani çünkü Kemal Kılıçdaroğlu hayır hiç aklımdan geçmedi demiyor. Tamam. Demiyor. Soru aklınızdan Cumhurbaşkanı adayı olarak hiç Abdullah Gül geçti mi? Şöyle ifade edeyim. Bize gelen böyle bir şey yok. Nereden çıktı ben bilmiyorum. Abdullah Gül isterse Cumhurbaşkanı adayı olabilir tabii. Kalkıp olamazsın diyemeyiz ki. Tabii olabilir de sizin partinizden olur mu? Bu konuda bize gelen hiçbir şey yok. Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin mantığı yok. Soru şu. Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar? 17 Ağustos'taki soru yanıtlar. Şimdi benim aklımdan hiç Abdullah Gül geçmedi yok. Yok. Bir de mesela şöyle bir cümle kurmuyor. Bak Özgür Özel, Şaban Bey de ki yani CHP'yi iyi bilen biri olarak bana katılması önemli. Demek ki yani doğru bir şey üzerinden gidiyoruz. Özgür Özel mesela çok net bir şekilde dedi ki Abdullah Gül partinin adayı olamaz. CHP içinden biri olacaksa olur dedi. Bunlar doğru mu? Nezaket doğru cümleleri. Öyle denir. Tamam nezaketsiz yani, şekilde nasıl anlatırsınız bunu? Yani doğrudan anlatın. Ne ya, demek istiyor? Yani şunu söyleyeyim yani bu kamuoyunun önünde de. Abdullah Gül Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yaptı. Biz gördük Cumhurbaşkanlığı yani yaptı. Yani bitti. Bitmeseydi herhalde Sayın Erdoğan onu alır bir yerden bir şeyler şey yapardı. Yani Cumhurbaşkanlığı yaptı ve onun Cumhurbaşkanlığı yaptığı süreçten de kimse memnun değil bir. Bir de şimdi şu görüntüyü bir geç Metin Feyzoğlu'nun konuşması sırasında Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan ve Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı. Kalk buradan hadi gidelim dedi. Kolundan tuttu götürdü. O zaman Cumhurbaşkanlığı bitti. Bitti yani o görüntüyü ortaya koyarsanız şimdi, bir şeyi görmüş olursunuz. Şimdi tamam siz Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığına not veriyorsunuz ve olumsuz not veriyorsunuz. Ama Abdullah Gül'ün hala Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünülmediği anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Sizin bu kanaatiniz. Kesinlikle kanaatinize de katılıyorum. Ya Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı başarısız bir Cumhurbaşkanlığıydı. Benim kanaatim de öyle ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na bugün işte o bugünkü televizyon programında Abdullah Gül sorusu sorulduğunda normalde ben hani şunu beklerdim. Dün Özgür Özel'in o açıklamasını dinledikten sonra. Aynen öyle. Özgür Özel Sayın Kılıçdaroğlu'nun vekili. Bravo. Parlamentoda. Ve Özgür Özel'in dün o açıklamayı yapmadan önce Sayın Kılıçdaroğlu'yla efendim Abdullah Gül konusunda böyle böyle diyebilir miyim diye izin almış olmasını hani düşünüyorum. Ya nokta koyacağım bu işe. Nokta koyuyor Sayın çünkü. Genel Başkan bu işe nokta koyacağım haberiniz olsun. Sayın Kılıçdaroğlu bugün şöyle bir cevap verebilirdi. Peki bir dakika bir şey diyeceğim. Almış mı? Böyle bir şey var mı diyalog aralarında? Yok. Yok. Hatta olmadığını şimdi, almadı. Çok özür dilerim. Yani Özgür Özel'in mı bu anladık mı? Hayır Özgür Özel'in Kemal Bey'e rağmen böyle bir açıklama yaptığını anlıyor. Ya gerçekten Özgür Bey mesaj göndermek isterse çok sevinerek buradan paylaşırım. Çünkü hakikaten Kemal Bey'e rağmen bir açıklama mı bu? Hayır. Merak ediyoruz. Şimdi bugün Kemal bu arada, Bey şöyle deseydi. Onu da hatırlatayım bir saniye. Tamam. Özgür Özel tam olarak dedi ki Abdullah Gül'ün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili düzenlememize göre CHP'nin meclis grubu tarafından aday gösterecektir. Elbette partimizin yetkili organlarında tartışıldıktan ve bu konu olgunlaştıktan sonra adaylaşacaktır. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı CHP'lileri rahatsız edecek. CHP'lilerin adaylığından memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacaktır. Bu bir nevi Abdullah Gül'den rahatsızlık duyar diyor. Abdullah Gül olamaz diyor. Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması gibi bir konu gündemimizde yoktur. İhtimal dahilinde değildir. Yani olasılık yok diyor. Bu basına nasıl yansıdı? CHP kapıları Abdullah Gül'e tamamen kapattı diye yansıdı. Arkasından bugün Kemal Bey hiç de bu netlikte olmayan bir şekilde
topu çevirdi. Yani Abdullah Gül'ün sen bu gündemden... danışıklı dövüş mü diyorsun? Kapıyı araladı tekrar. O tip yorumlar da yapanlar var. Ben şuna inanıyorum. Madem öyle sordun demin aslında bu soruyu geçiştirmiştim. Ben CHP içerisinde Abdullah Gül konusunda ve hatta Muharrem İnce konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını düşünüyorum. Yani düşünmek kulis bilgisi hangisi? Her ikisi de diyeyim. Evet, aç o zaman. Ya şöyle, zaten böyle olması çok normal Hande. Yani burada Kemal Bey'e daha önce parti içinden 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Abdullah Gül formülü gündeme geldiğinde tepki gösteren çok milletvekili oldu. Hatta parti yöneticisi oldu. Ama Kemal Bey orada sonuna kadar o seçeneği denedi. Hem Meral Akşener hem de Muharrem İnce'nin çıkışlarıyla o proje o zaman gerçekleşmedi. Evet. O zaman ama, bugün de hala Kemal Kılıçdaroğlu bir yanda Abdullah Gül ihtimalini düşünüyor mu? Ben Muharrem İnce'nin bu saatten sonra hiçbir şey yapmasa bile bu yaptığı çıkışla Abdullah Gül'ün çatı adaylığı formülünü tıkadığını düşünüyorum. Yani Kemal Bey çok istese de bence bu saatten sonra Abdullah Gül aday gösteremez. Ama Abdullah Gül'ün işaret ettiği, edebileceği bir isim hiç akıllarda olmayan, bugüne kadar adı hiç gündeme gelmemiş bir isim de olabilir. Şimdi bunu söyleyip de kendimize... Hayır canım söyle. Hayır, İddia şey... kulislerde konuşuluyordur hayır, bu. Ya kimse herhalde içine isim duymadı. Hayır şöyle... Yine Abdullah Gül'ün de içinde olduğu bir formülasyonun belirleyeceği bir çatı aday olabilir. Yani bunu da çıkıp niye itiraf etmiyorlar ben onu da anlamış değilim. Anlamadım. Abdullah Gül'ün içinde olduğu çatı aday kim olabilir? Ya Meral Akşener demedi mi Sayın Akşener? Bize 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün çatı adaylığında birleşmemiz söylendi diye. Evet. Bence Türk siyasi hayatının yakın tarihteki en önemli itirafıdır. Niyeyse tamam. Kimse üzerine gitmiyor. Size kim Abdullah Gül'ün çatı adaylığında birleşin dedi. Kim dediyse çatı adaylığında birleşin diye. Onlar yine bir çatı aday ismini şu an kim için onlar? Düşünüyorlardır. Ne bileyim ben kim işte onu da bulsun. Bu hani bizi yandaş ilan edip kendilerini objektif gazeteci olarak gösteren CHP'ye yakından takip eden arkadaşlar bulsun. Yani ben sadece bu kadarını söyleyeyim. Hayır, peki bana niye, beni niye burada yıpratıyorsun? Ben gayet net bildiklerini öğrenmeye çalışıyorum. Ben seni yıpratmıyorum. Ben sana programdan sonra söyleyeyim. Ayrıca programdan sonra... yani çatı adayı şart mı? Bir dakika. Hayır, bir de şu var. Çatı adayı şart değil ama bir isim biliyorsa, Abdullah Gül'ün organize ettiği bir isim varsa ortada... Ben Abdullah Gül'ün organize ettiğinden kastım şu. Hande, şunu biz yaşamadık mı? Temel Karamollaoğlu bu işin başını çekti. Bir eski milletvekilinin Ankara'da Paris Caddesi'nde galiba ki ofisinde Sayın Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül birkaç kez buluştular. Bunu bütün Ankara biliyor ya. Yani bilmeyen varsa da yani orada bu proje pişirilmeye çalışılmadı mı? Sonra Meral Akşener de Muharrem İnce de bu projeyi bozdu. Olmadı. Bir kez daha söylüyorum. O zaman kim muhalefeti Sayın Gül'ün çatı adaylığında birleştirmeye çalıştıysa Biden o zaman o senin yorumun, ben öyle bir şey demiyorum. Ha şunu da söyleyeyim, ben aslında bütün bu tartışmalarda var ya Hande, bu ülke genç bir ülke, gençler adına gerçekten çok üzülüyorum biliyor musun? Niye? Ya bu ülke yıllardır 70 yaşına gelmiş, kariyerinde Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapmış Sayın Abdullah Gül'e bir gelecek planı yapmaya çalışıyor. Özellikle muhalefet partileri. Kaç yaşına gelmiş? 70 yaşında kendisi. Bir bana sözümü kesmeden bir sözümü bitirmeme müsaade edin. Doğum yani, tarihine bakıyorum. Şimdi 1950 doğumlu olması lazım. Allah uzun ömür versin. Yani 70 yaşında siyaset yapılmaz mı? Ya şunu söylüyorum Şaban Bey. Ya siz bu meselelere bakış açı... Ya bir diyalog var Organize İşler filminde. Hani orada hiç konuşmayan bir karakter var. Ona diyor ki ya abi diyor sen dilsiz değilsin, niye hiç konuşmuyorsun diyor. Bugüne kadar çok konuştum, hiçbir faydasını görmedim diyor. Ben Şaban Bey'le konuşurken bazen kendimi inanın o karakter gibi hissediyorum. Rahmetli Erdal Gürdal Tosun'un canlandırdığı karakter gibi hissediyorum. Şimdi yani benim söylediğim bu sözle Allah aşkına yani Şaban Bey'in bana sorduğu soru arasında nasıl bir bağlantı var? Ya ben takdiri size bırakıyorum ya. Hayır sevgili Zafer diyorsun ki Dışişleri Bakanlığı yapmış. Bence senin de bana katılman lazım Şaban abi. Efendim? Ya 70 yaşında geçmişte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı yapmış bir isme 5 tane muhalefet partisi oturmuşlar. Habire bir post bulmaya çalışıyorlar ya. Yok mu kardeşim sizin genç Z kadrolarınız? Z kuşağı da şöyle var, izliyordur. Var yani, önce var işte ya. Yok kim izliyordur öyle? Yok Z kuşağı böyle izliyor. Ya hakikaten ya bırak Z kuşağına gelmeden Z kuşağı biraz daha bekleyebilir. Onlar daha çok genç. Ya 40'lı yaşlarda politikacılarınız yok mu? Z kuşağından ben biri olsun demedim ama Z kuşağı ya işte 2023'te vaktinde yapılırsa oy kullanacak. Ha, tabii. Özellikle mesela CHP'liler bir ara Çipras Yunanistan'da iktidara geldiğinde kendi Çiprasımızı bulabilecek miyiz diye epey bir konuşmuşlardı. Macron
daha 40 yaşına gelmeden adam Fransa devlet başkanı oldu. Yani siz kendi içinizden bir tane isim çıkartmıyorsunuz, çıkartmak istemiyorsunuz, kendiniz de aday olmuyorsunuz. Hepsi toplanmışlar, Abdullah Gül'ü bir işe yerleştirsek. Yerleştirin kardeşim. Yani senin dediğin bu kadar. Bir dakika. Ya hakikaten çıktı, yani. Şimdi çıktı çıktı. Bu aslında şimdi, Türkiye'de, bakın Türkiye'de muhalefetin çaresizliğini de gösteriyor. Bir dakika. Öğrenilmiş ya, çaresizliğini gösteriyor. Böyle bir kaygımızın var. Yani şimdi Zafer kendi kendini biraz yalanlıyor orada ama niye? Niye yalanlayayım ya? Söyleyeceğim. Çünkü yani Muharrem İnce müsaade etmedi, Meral Akşener etmedi. Hepsi toplanmamış yani. Ama Muharrem İnce hepsi parti yöneticisi miydi? Tamam. Hepsi. Meral Akşener ben siyasi parti genel başkanlarından... Meral Akşener şimdi... Meral Hanım, ya Türkiye'de yıllardır siyaset yapıyor. Cumhurbaşkanı adayıysanız ya çıkın ortaya deyin ki ben Cumhurbaşkanı adayım deyin. Ya ben Ekrem İmamoğlu bile bu konuda daha tutarlı görüyorum ya. Niye? Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu aday İmamoğlu. Mı? Tabii Ekrem İmamoğlu aday işte. Nereden biliyorsun? Televizyon kuruyor işte, daha ne yapsın adam ya. Yani ya canım yalanladı onu. Ekrem İmamoğlu yalanladı ya onu. Yalanlayabilir. Ekrem İmamoğlu resmen bir cumhurbaşkanı adayı gibi çalışıyor. Medyasını yani, oluşturarak. Kendi medyasını oluşturuyor. Ne yapıyor onu bize bir anlat. Ya işte ben mesela bunu köşemde de yazdım. Siz Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde devletin düzenlediği töreni alternatif tören düzenliyorsunuz. CHP Genel Merkezi yapsa neyse, bir belediye başkanı olarak bunu yapıyorsunuz. Baktığınız zaman bütün plan ve projelerinizde İstanbul evet var ama arkasında bir makro planın olduğu çok belli. Ben bunu da normal karşılıyorum çünkü ciddi bir popülariteye ulaştı. Bu arada bu Kemal Bey'in de ben Ekrem Bey'in bu tarzından rahatsız olduğuna dair ciddi kulis bilgileri alıyorum. O zaman Kemal Bey Muharrem İnce'yi de istemiyor. Ekrem İmamoğlu bence istiyor. Öyle. O zaman kimi istiyor? Kemal Bey'in gönlünde yatan aslan Abdullah Gül. Bu arada yok, ben artık Abdullah Gül formülünün devreden kalktığını düşünüyorum ama Abdullah Gül'ün içinde olduğu bir denklemin adayı belirleyeceğini düşünüyorum. Bu arada Ekrem İmamoğlu demişken, ya baktım az önce, mesela Sayın Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet, çok geçmiş hem olsun. Hem eşine hem kendisine. Geçmiş olsun diyoruz. Ya tabii, Allah aşkına olsun. Ekrem Bey rakip olduğu İstanbul seçimlerinde Binali Bey ile ilgili mesela bir tweet dahi atmamış. Bence Murat Ongun her konuda tweet atıyor. Bir tweet atmalarında fayda var diye düşünüyorum. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Burada Meral Akşener'in... Belki telefonla konuşmuşlardır. Burada asıl dikkatten kaçan şey şu... Ya olabilir desene. Olabilir, olmayabilir. Burada belki dikkatten kaçan şey şu Hande. Bence Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı adaylığını fiilen ilan etmiş durumda. Sayın Akşener'i destekleyen Yeni Çağ Gazetesi'ni alın yaklaşık bir haftadır. Dikkatle okuyun, köşe yazarlarının ne yazdığına bakın. Abdullah Gül'e Muharrem İnce'den daha fazla çakıyorlar gazetecilik tabiriyle köşe yazarları. Haberler yine o şekilde kurgulanıyor. Yani Meral Akşener kendi medyasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmiş durumda. O zaman benim anladığım, eğer Millet İttifakı bütün bu saydığımız partilerse hatta bir de hareketse, herkesin adayı kendine. Yani herkes tek aday çıkaracak. Ben Meral Akşener'in son Halk TV'ye verdiği röportajda Kemal Bey'e ya sen aday ol ya da benim adaylığıma onay ver dediğini düşünüyorum. Yani o konuşmanın tamamından çıkan sonuç o. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi yazarı olarak ben üzerime alındım. Estağfurullah hocam. Servet Avcı'nın mesela ben yazısından yani bahsediyorum. Olabilir, arkadaşlardan bazıları yazabilir ama bir köşe yazarının, değerli köşe yazarının daha yazısı şey yok, vardı. Son derece objektif. Yok olabilir şey, hocam ne şey, var bunda? Yani, hayır, yok öyle bir şey yok. Yani mesela aslında durup dururken Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde önüne gelen 886 kanundan sadece 4'ünü veto ettiğini yazıp çizmeye başladı. Ben de deminki değerlendirmemi kesinlikle gazeteyle veya şeyle ilgisi hayır, yok. Hocam ben objektif bunu kötü anlamda söylemedim. Anladım biliyorum da Lütfü ben açıklama Lütfü Türkkan'ın bugün attığı bir tweet var. Biz seni bu yola çıkarken Cumhurbaşkanı yapacağız diye söz verdik diye bir tweet yok mu? Evet, Meral Akşener'in fotoğrafı yani, paylaşıyor. O iş artık olgunlaşmış, pişmiş. Yani o noktaya gelmiş. Ne diyorsunuz? Yani ben bir şey demiyorum. Hayırlı olsun diyorum. Ama Türk siyasetinde çok ciddi kırılmalar yaşanacak önümüzdeki süreçte. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten çok aday olduğu için Muharrem İnce ayrı bir kulvara geçti. Orada Ekrem İmamoğlu var. Orada Mansur Yavaş var. Var, daha isimlerini söylemeyin. Şimdi söyleyin, şöyle söyleyin. Bizi bilmediğiniz kimler var? Yıpranmasınlar arkadaşlar. Şimdi şöyle. İlan kesici İlan kesici. Yani, onu söyleyecektim, söylemedim. Ben kendi basak. Şimdi şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi son zamanlarda çok ciddi, akıllı ve toplumsal gerçeklerle bağdaşan bir aday belirleme veya bir siyaset belirleme sürecini yaşıyor. Gerçekten toplumu bir bütün olarak alıp
yani kökenine bakmadan, bu işte Adalet ve Kalkınma Partili midir, bu Milliyetçi Hareket Partili midir, bu eskiden falanca zihniyete mi sahipti demeden, toplumda karşılığı olan kişileri özellikle bu belediye başkanlığı sürecinde ortaya koydu ve bunun sonuçlarını da aldı. Önümüzdeki süreçte de bunu yapacağını düşünüyorum. Çünkü bu kırılganlığı aslında Sayın Cumhurbaşkanı herkesten önce keşfetmişti. Muhalefet biraz geriden geliyor. Yani neyi keşfetti? Bakın partilerin Çin Seddi gibi etrafını çevirme hakları yoktur. Partiler gerçekten toplumsal karşılığı olan her türlü düşünceyi, her türlü enerjik iş yapabilir ve topluma katkı sağlayabilecek kişileri sistemin içerisine dahil ederek daha da güçlenirler. Sayın Erdoğan, dikkat ederseniz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşundan bugüne gelinceye kadar Sayın Soylu'dan Sayın Kurtulmuş'a, ondan Sayın Destici'ye ve bir yığın Sayın Bahçeli'ye siyasi liderleri doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en azından yörüngesinde topluma sunmuştur ve yönetime dahil etmiştir. Şimdi bunu şeyde de görüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de görüyoruz. Biraz geç oldu ama orada da artık Milliyetçi Hareket Partisi'nde geçmiş dönemde işte belediye başkanlığı yapmış veya belediye başkan adayı olmuş kişileri getirip rahatlıkla belediye başkanlığına koyuyor. Bir tane iki tane de değil. 5-6 tane var böyle. Başkalarda da. Onun için önümüzdeki süreçte de asıl olan sonuç almaktır. Sonuç alabilmek için de toplumsal karşılığı olan liderleri topluma gerçekten kendini sevdirebilecek ve onlardan nefsü nema bulacak tipleri partiye dahil ederek aday olarak hem milletvekiliğine hem belediye başkanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı ittifakların şekillenmesiyle de ilişkili. Bir dakika, şimdi tabii 2023 diye konuşuluyor, onu da konuşacağız ama yani Cumhur İttifakı'nın karşısında bir tane Millet İttifakı mı olacak, öyle mi görünüyor? Ve şeye katılıyor musun, yani Millet İttifakı tek aday mı yoksa çoklu aday mı gibi görünüyor? Şimdi o bir kere hani o belirsiz, yani ona karar vermeleri gerekiyor. Daha yani belki üçüncü bir ittifak çıkacak, belli tabii, değil. Tabii henüz belli ittifakı değil ama biz olmayacak. Şunu varsayıyoruz. Yani işte Saadet Partisi, CHP, İYİ Parti, HDP destekli, işte yanına Deva ve Gelecek de eklenecek bir Millet İttifakı, işte Muharrem İnce parti kurarsa, öyle değilse bireysel olarak. Şimdi burada hani çoklu adayla mı, çatı adayla mı, buna bir kere karar veremem. Henüz vermediler. Kemal Bey'in bugün söylediği de o. Yani ittifak ortaklarına sormadan bunu diyemeyiz dediği şey de o. Ama eğer şey denerlerse, bir çatı adayı denenirse, bu çatı aday CHP'den olmaz. Onu söyleyeyim. Neden? Yani daha merkez sağ, daha sağdan oy alabilecek bir isim olur. Ya, şimdi gene yani, soracağım ama Muharrem İnce gibi bir profil, yani işte hani seküler, Kemalist, işte Atatürkçü, böyle klasik CHP'li bir isimle çatı aday mevcut olmaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı klasik CHP'li midir? Değil. Onun evet. Şansı var o yüzden. Yani klasik mesela İlhan Kesici, hani o anlamda hani şansı olduğunu düşünmüyorum ama teorik olarak şansı var. Yani şeyde sağdan oy alabilecek bir ismin olması CHP, yani matematik bunu gerektiriyor. O yüzden de diğer ortaklar da muhtemelen bunu isteyecektir. O yüzden de ya Abdullah Gül ismi bence hala dolaşımda. Kesinlikle bu isimden vazgeçilmiş değil. Ya da onun da evet diyebileceği, işaret edebileceği Ali Babacan gibi bir isim de olabilir. Onu da yabana atmamak ya, lazım. Çok özür dilerim de madem tablo, Ali Babacan çok yabana atmamak. Tablo bu kadar karanlıksa, yani CHP'li bir adayın seçimi alma ihtimali yoksa, ya o zaman yani neden siyaset yapılıyor, ben hakikaten anlamış değilim ya. Ya yok, bu bu partiye oy veren, bu seni eleştirmek anlamında söylemiyorum ya. Ortada yani, bir tuhaflık yok mu ya? CHP adayı desteklesin ama aday CHP'li olmasın. Bu arada, yani, bu arada çok yerel seçimde onu yaptı işte. Yani, İstanbul'la Ankara'yı böyle o, aldı. O acaba... Topkanize ben bu konuda bir şeyler söyleyeceğim. İstanbul'la Ankara'yı böyle almadı mı? Ben de sizin itiraz etmeniz gerektiğini düşünüyorum aslında. Yani
Yani sen böyle dedi hiç Şaban Bey iş itiraz. Hayır ama yani şimdi bak hakikaten şimdi diyeceksin ki CHP'yi savunmak sana mı kaldı da ya ben bu partiyi öven insanlara da bu haksızlık olduğunu düşünüyorum ya. Şimdi adamlar yıllardır diyor ki Abdullah Gül'ü istemiyoruz. Hayır kardeşim Abdullah Gül adayı göstereceğiz. Ya adamlar diyor ki partimiz biri olsun. Hayır biz o zaman seçim alamıyoruz. Biz karşıdan bir aday göstereceğiz. Ya bu o partiye oy veren seçmene de haksızlık bence. Ama CHP işte doğru, şu notu da düşerek Şaban dur, Bey izninizle. Ben şu notu da düşerek yani benim dediğim tezi Zafer'in haklı olarak tuhaf bulduğu ama CHP'nin yöntem olarak artık belirlediği şey bu. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu hiç klasik CHP'li falan değil. Hı. Solcu bile olduğu tartışmalı. Yani merkez sağdan gelme bir isim. Sen onun hazırlanmakta olduğunu düşünüyor musun şu an Zafer gibi? Kesinlikle. Bütün PR'ı ona dönük. Ya yani en güçlü aday Ekrem İmamoğlu. Bütün PR'ı ona dönük. Ekrem İmamoğlu. Keza klasik. Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu. İşte merkez sağ. Antalya Muhittin Böcek Anap kökenli. Yani. Hayır. Tamam da yani Mansur Yavaş'la. Antakya. Muhittin Böcek herhalde şeye hazırlanmıyorlar Cumhurbaşkanlığı adaylığına. Yok yok o anlamda demedim. Şunu için söyledim. Ha. Yani CHP yerel seçimde de kendi klasik aday profiliyle kazanamayacağını gördü. Ama kritik şehirlerde. Sonra da nasıl diyaloglar çıkıyor biliyor musun ortaya? Diyorlar ki ismini vermeyeyim şimdi yine eleştiri gelir. CHP'liler söylüyor bunu. Ya diyor bu belediyeyi sözde biz aldık ama diyor. Hmm. Bir cenazemiz olsa hani bir yardım isteyecek kimseye ulaşamıyoruz diyorlar ya. Bir büyük şehirle ilgili. Sonra da ortaya bu tip tuhaf durumlar çıkıyor. Hangi büyük şehirle ilgili? Ya işte hemen hemen bu Melik'in saydığı. Bütün büyük şehirler CHP aldı. Yani insanlar ulaşamadıklarını, yerel yönetimlerde istihdam anlamında kendilerine şans tanınmadığını, o belediye başkanının daha önce ait olduğu siyasi görüşe yakın isimlerin kadrolarda değerlendirildiğini, cenazeleri olsa belediyede telefon açacak kimseye bulamayacaklarını, bulamadıklarını söylüyorlar. O zaman da şunu sorgulamak gerekiyor. Ya sizin derdiniz ne? Gerçekten iktidar olmak mı? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesini engellemek mi? Buyurun Şaban Bey. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani Şaban Bey de bu benim söylediğim eleştirilerin tamamının kendisine geldiğini biliyorum ya. Gelmiştir ya. Ya tabii ki biliyorum. Ben şöyle bakıyorum. Yani şimdi partinin yönetiminin başarısız ve iddiasız olması o parti siyasetinin toplumda kabul görmediği anlamına gelmez. Yani o anlamda Melik'in demin söylediği şeye katılmıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partili bir adayın kazanma şansı yok. Öyle değil. Cumhuriyet Halk Partili bir adayın da kazanma şansı pekala var. İşte keza Zafer'in yaptığı eleştiriyi de o anlamda doğru buluyorum. Melik'le farklı şeyi söyledi. Şimdi genel merkez yönetimi başarısız. Ya bu işte görülüyor ortada. Zaten yani ben adayım. Ben Cumhurbaşkanlığına aday olacağım ve Tayyip Erdoğan'ı yeneceğim demeyen sadece Cumhuriyet Halk Partisi için söylemiyorum. Muhalefetteki 5 partinin Sayın Akşener de dahil, Babacan ve Davutoğlu da dahil genel başkanı için başarısızlıktır. Peşin başarısızlıktır. Yani yalnız bir dakika. Şimdi bu sözler Meral Akşener'e ait Halk TV. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna gelince elbette çok isterim. Hayır istemem falan demiyor. Ama ne diyor? Devamında ne diyor? Çok iyi işler yapacağıma ve yapacağımıza inanıyorum, güveniyorum. Evet, devamında Cumhurbaşkanlığı konusunda çok zaman var. Ne zaman seçim olacağını bilmiyoruz. Millet İttifakı'nın bir parçasıyız. Karşılıklı konuşularak oluşturulacak bir durum. Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin geleceğiyle oynamayacağım. Şimdi tamam. Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin geleceğiyle oynamayacağım. Şimdi şey burada saklı. İddiasızlık burada saklı. Yani Cumhurbaşkanı olacağım demek neden Türkiye'nin geleceğiyle oynamak olsun? Bilakis Cumhurbaşkanı olacağım. Ben bir siyasi ekip kurdum, bir kadro kurdum, bir program koydum Türkiye'nin önüne. Siyasi parti programı koydum. Ve bu programla Türkiye'yi yöneteceğim ve Türkiye'nin önünü açacağım. Ben Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'dan daha iyi yöneteceğim. Tamam, o zaman Zafer'in dediğine geliyoruz. Bütün hesap Erdoğan'ın gitmesi üzerine yapılıyor. Ya Erdoğan'ın gitmesi üzerine tabii ki doğal. Ya matematik Erdoğan'ı hesabı yenmek yapılıyor. Üzerine. Erdoğan'ı yenmek üzerine ama Erdoğan şöyle bir anlayış var. Gitmeden gelme ihtimalleri yok onun için. Hayır ama şöyle bütün bir şey. Hesap, şimdi tabii Türkiye'nin ki geleceğiyle oynamayacağım. Yani eğer kazanılamazsa ben aday oldum diye. Hayır. Hayır. Ben, ne peki? Ben aday olmakta ısrar edersem işte ittifakta kabul etmezse
ittifaktaki ortaklarını onu da kabul etmezse tamam işte. O zaman anlaşmazlığa tamam düşeriz işte. Ve Türkiye kaybeder. Yani seçimi kazanamayız ittifak olarak demeye evet. getiriyor. Halbuki şöyle demesini beklerim ben bir muhalefet liderinden. En iyi aday benim. Benim kazanma potansiyelim var. Dolayısıyla bu nedenle ortaklarım da benim adaylığımı destekler. Demesi. Ya bu iddiayı koymaları gerekir. Bakın Sayın Doğu Perinçek bile Türkiye'yi ben yöneteceğim dedi ya 2018'de. 100 bin imzayı bulamadı. Sayın Kılıçdaroğlu işte kendi partisine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrı yaptı. Destek verin, işte imza desteği verin diye. Cumhuriyet Halk Partililer işte Doğu Perinçek için imza verdiler. 100 bin imzayı buldu, aday oldu. Seçimde 65 bin oy aldı. Yani 100 bin imzayla aday oldu, 65 bin oy aldı Sayın Perinçek. Ama o değil. Önemli olan ne? Önemli olan iddia. Ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyor. Bunu 5 muhalefet partisinin lideri diyemiyor. Meral Hanım istiyorum ama işte oyun bozucu olmak istemem, ortaklarımla konuşacağım diyor. Sayın Kılıçdaroğlu daha çok zaman var, ortaklarımla konuşacağım diyor. Aynı şeyi söylüyor. Buradan da anlıyoruz ki ortak aday çıkarma var her ikisinin kafasında da. Hem Sayın Akşener'in hem de zaten Sayın Kılıçdaroğlu. Zaten ilkesel olarak Kemal yani Bey aday olmayı kadar reddediyor Şaban Bey. Efendim? Kemal Bey ilkesel olarak Cumhurbaşkanı adayı olmayı zaten reddediyor. Zaten Kemal Bey ayrı bir kere. Kemal Bey şunu da Meral Hanım'ın kendi aday olmayı reddediyor. O söz sen Muharrem İnce'ye mi acaba? Hani Cumhurbaşkanı adayı olacağım diye Türkiye'nin geleceğiyle oynaman cümlesi aslında Kemal Bey, bir Muharrem İnce eleştirisi de olabilir sanki. Üstü kapalı bir Muharrem İnce eleştirisi Kemal de Bey, olabilir. Kemal Bey, olabilir. Kemal Bey Meral Hanım'ın adaylığını da kesiyor aslında. Bu röportajında değil ama yanılmıyorsam 3-4 hafta birkaç ay önceki bir röportajında Cumhurbaşkanı adayı parti genel başkanı olmaması lazım demişti. Evet, aynen öyle dedi. Hatırlıyorum. Kendi niye aday olduğunu yani. Evet, kendi adaylığıyla ilgili soruyu şimdi ben bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi şöyle, bir, Türkiye'de bu kavramı bana ait, onu söyleyeyim. Türkiye'de bir siyasi gerilik var. Siyasi gerilik ya da siyasi gecikme, toplumda meydana gelen gelişmelere siyasi partilerin gecikerek ayak uydurmaya çalışması anlamına gelir. Şu anda toplum siyasi partilerden ileride, bu birincisi. İkincisi, şöyle düşünün, niye bu kadar çok siyasi parti kuruluyor? Yani hemen hemen Adalet ve Kalkınma Partisi'nden iki parti çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden şu anda bir çıkmak üzere. Bir tane çıktı da bir de çıkmak üzere. Ondan sonra diğer partilerde de hazırlıklar var. Bu şunu gösteriyor, Türkiye'de siyasetin bir siyaset açıklığının olduğunu gösteriyor. Arayış. Yani bir açıklık var, o açıklığı doldurmak üzere birileri diyor ki ya biz de şuradan girelim, biz de işte şuradan koyalım. Teşkilatlanalım, toplumu belki biz böyle daha iyi şey yaparız, kucaklarız ve daha fazla oy alırız. Bir de tabii vatandaş şu ana kadar çok ciddi bir biçimde oyunu kerhen verdi bazı partilere. Yani iktidardan memnun değil ama muhalefetten de memnun değil. Ya da muhalefetten memnun değil, aslında iktidarla hiç alakası yok, iktidara yönelik oy kullandı. Böyle şeyini bulursa, uygun elemanını bulursa ya da uygun bir figür eğer siyasette toplumun önüne çıkarsa çok ciddi bir biçimde bir hareketlenme söz konusu olabilir. Olabileceğini düşünmek lazım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı bir şey var, açıklamam var. Yok hocam, sözünü. Ya şimdi bir ilçe başkanından, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut bir önemli bir ilçe başkanından gelen bir mesaj. Yani hani ruh halini yansıtması açısından Abdullah Gül'ü CHP adayı gösterirse Muharrem İnce Cumhurbaşkanıdır diyor. Aa, bir daha tekrarlar mısın? Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut bir ilçe başkanı, önemli bir ilçe başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi, yani bizim parti diyor, Abdullah Gül aday gösterirse Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olur diyor. Yani biz Muharrem İnce'ye destek veririz. Yani diyor. O zaman işte yani CHP'nin içinde tabii. ciddi bir rahatsızlık var. Hala Abdullah Gül adının konuşuluyor olmasına ilişkin. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bugünkü soruda, bugünkü o televizyon programında Abdullah Gül'le ilgili soruya şu cevabı verseydi Abdullah Gül konusu kapanırdı. Ya bu konuda, Abdullah Gül konusunda dün
Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel gerekli açıklamayı yaptı. Heh. Deseydi bravo. Abdullah Gül konusu kapanırdı. Tabii. Ki bakın ben Özgür Özel'in Abdullah Gül konusundaki o çok hani net açıklamayı Sayın Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapmış olma ihtimali yok diye düşünüyorum. Mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu onayını alarak aynı, yaptı. Aynısı. Bakın tabii o tür konuşmalar ezbere yapılmaz. Bir gün önce Özgür Özel bir gün önce Cumhurbaşkanlığından Sayın Kılıçdaroğlu'na giden adli yıl davetiyesi ile ilgili basın toplantısı yaptı. Yine herhalde çok sert aramıştır bir, o zaman yani ve davetiye yırttı. Hani Sayın Genel Başkanımızdan Covid testi istiyorlar diye. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğal olarak çok yani yakın birlikte çalıştığı yardımcısı Özgür Özel. Ama bir şekilde bu Abdullah Gül tartışmasının gündemde kalmasını istiyor gibi Sayın Kılıçdaroğlu. Ya dediğim gibi yani dün Grup Başkan Vekili ne güzel net bir şu olabilir mi? Yani yıpransın ya da tabanının istemediğini işte olası ittifak partileri de görsün ve başka bir isim üzerinde çatı uzlaşması olabilir. Abdullah Gül'ü gösterip olabilir. Benzer bir isme razı etme Ali projesi Babacan de olabilir. Yani Abdullah Gül'ü talep eden... Ali Babacan mı? Ali Babacan. Bilmiyorum. Yani CHP Ali Babacan'a mı evet diyecek? Şimdi Abdullah Gül'den rahatsız olan bu isimler Ali Babacan'a mı evet diyecek? Abdullah Gül... Ali Babacan ismini yabana atma Hande. Abdullah ya Gül... şöyle atıyorum. Şimdi bak bu ya CHP şimdi... ilçe başkanı gibi, Muharrem İnce gibi isimler dönecekler. Abdullah Gül olmaz ama Ali Babacan bak, olur mu diyecekler. Şu cümle tamam, mesela gösteriyor. Bu hiçbir isim için kullanılmadı. Eğer Abdullah Gül'ü karşımıza çıkartırlarsa gidip Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyen çok CHP'li duydum ben. Bizzat duydum yani. Bu cümle diğer zikrettiğin isimlerle ilgili kurulmuyor, kurulmadı. Abdullah Gül meselesi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde cambaza meselesi. Yani Abdullah işte. Gül'e baktırarak diğer hazırlanan işte veya hazırlatılan adaylar gölgede bırakılmaya çalışıyor. Bu süreçte... Siz de bunun Ali Babacan olduğunu mu düşünüyorsunuz? İhtimallerden birisi olabilir Ali Babacan. Yani o zaman CHP'nin sadece isme mi yönelik şeyi var? Ali Babacan'a evet mi der bu rahatsız olan isimler? Yani onu söyleyeyim. Ali Babacan biraz daha böyle topluma yumuşak gelen ve muhafazakar karakteri olan bir kişi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya çatı adayı çıkaracaksa çatı adayı çıkabileceğini ben düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Ve dolayısıyla da bu Ali Babacan olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda çok ciddi tepkiler her iki adayda da ciddi tepkiler ortaya koydular. Özellikle daha önceki Ekmelettin İhsanoğlu hadisesinde yani ben de CHP'de Abdullah Gül'e tepki gösteren isimlerin Ali Babacan'a da göstereceğini düşünüyorum. Yani, zaten şöyle planda var ya hocam çok özür dilerim. Seçimi ikinci tura bırakmak. Bırakmak için her parti tabii ki ilk turda güçlü ve kendi adayını çıkartacak. Onlar çünkü ikinci turda da zaten otomatik olarak birleşeceklerdir. Onun için Cumhurbaşkanı da öyle açacaklar. Sayın İnce'nin hareketini bununla ilgili görmek lazım. Cumhurbaşkanlığına konsantre olmuş, yoğunlaşmış. Eğer orada çok ciddi bir oy alır, seçilemezse Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelecek bir teklifle tekrar partisinde devam edebilir. Değilse de kendisine çok güvendiğinden dolayı ayrı bir siyasi hareket olarak da örgütlenebilir. O da ayrı bir konu. Onun için siyasette 24 saatin bile çok önemli olduğunu söylemelerinin nedeni bu. Bizim burada söylediklerimizin hepsi yarın ve öbürsü gün meydana gelen bir gelişmeden dolayı etkisiz ve geçersiz kalabilir. Peki gene az bir sürem kaldı ama burada hepinizin merak ediyorum görüşlerini. Şimdi enteresan bir şekilde benzer açıklama iki isimden geldi. Temel Karamollaoğlu bir tanesi. Erdoğan'ın popülaritesi %40'ın altına indi. AK Parti daha aşağı düştü. MHP ile ittifak kurtarmıyor. Yeni arayışlara girecekler. Bunu seçime ertelemek için OHAL oluşturmak bile dahil. Buna seçime ertelemek için OHAL oluşturmak bile dahil. Temel Karamollaoğlu diyor ki OHAL gündeme gelir, seçim ertelenebilir diyor. 2023 seçimi için söylüyor. Ahmet Davutoğlu da farklı söylüyor. 2023'e yani 2023 zor. Erdoğan Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olsun. Şimdi yani enteresan iki açıklama. Nereye koyuyorsun Zafer?
Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu. Şunu sormak lazım. Temel Bey'in popülaritesi yüzde kaç acaba? %0.5'i geçmiş mi? Siyasi hayatın hangi döneminde %1'lik bir popülariteye ulaşmış? Ben doğrusu çok merak ediyorum. Bu arada benim gördüğüm hiçbir ankette Sayın Cumhurbaşkanı'nın popülaritesinin, bırakın %40'ı, ben %50'nin altına düştüğünü görmedim. Yani bakın, hani yaşını başını almış, yıllardır Türk siyasetinde önemli görevler üstlenmiş, köklü bir siyasi partinin genel başkanlığını yapmış bir isimin Türkiye'nin içinden geçtiği şu kritik süreçte vereceği demeç bu mu olmalı ya? Yok, o hal ilan edilir de işte seçim yapılmaz da. Ne olacak ya, seçim olsa ne olacak? Ya bizim şu an karşı karşıya kaldığımız sorunlardan daha mı önemli? Sizin bir post, bir iktidar, olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde ne bileyim adayınızın kazanıp da sizin bir bakanlık almanız Türkiye'nin geleceğinden daha mı önemli? Ya bu kadar mı ya Türkiye'de? Siyasete bakış açısı bu mu olmalı? Bu yaşta bir siyasetçinin ne demek ya? O hal bile ilan edilir de bilmem şöyle olur böyle olur. Hani başka şeyler de söylemek istemiyorum. Enteresan aslında. Biri o hal diyor. Yani, baktığında Millet İttifakı. Yani hani biri diyor ki seçim hiç yapılmayacak. Öbürü de diyor ki 2023'e kalmaz. Ne olur 2023'e kalmaz. Sayın Davutoğlu 2023'e Bahçeli kalmadı. Bahçeli sürpriz yapabilir. Ha, 2023'e kalmadı. Vallahi onu biz de söylüyoruz. Şaban Bey de söylüyor. Yani Türkiye'yi ben yöneteceğim iddiasında olan bir siyasi partinin gazetecilerden, siyasi analistlerden farklı bir perspektif ortaya koyması lazım ya. 2023'e kalmaz. Ha kalmaz. Nereden biliyoruz? Gidelim bunu. Bizim amcalarımız, kıraathanedeki amcalarımız da aynı yorumu yapıyor. Onlar siyaseti bu arada herkesten daha da iyi okuyor. Onu da söyleyeyim. Ya şurada mesele, hep biz bu dar bir bakış açısından bakıyoruz. Mesele hakikaten tarihin bu döneminde iktidar falan değil. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti meselesi de değil ya. Hep artık aynı cümleleri kuruyoruz. Belki kendimizi tekrar ediyoruz ama yeni bir dünya kuruluyor ya. Ya biz bu de, yeni dünyaya da Allah aşkına. Konuşuluyor, konuşuluyor. Gene de dönüyor. Ya, bunu hani konuşuyor, kim konuşuyor siyaset. Allah aşkına, yani Temel Karamollaoğlu çıkmış demiş ki ya o hal ilerleyecek. Ben bunu Temel Bey ve yakın ekibi dışında basın danışmanına yazdırıyor ya bunu. Ya onun dışında Türkiye'de 100 kişinin konuştuğuna inanmıyorum ya. 100 kişinin konuştuğuna ben inanmıyorum bunu. O hal bile ilan edilir. Nereden biliyorsun ya? Niye o hal ilan edilecek? Şimdi bu, yani bu iddiasızlık olarak görüyorum. İddiasızlık, muhalefetin iddiasızlığı olarak görüyorum. Hakikaten şimdi bu akşam Zafer'le hep böyle görüş birliği gibi oluyor ama. Evet, ya ben bu akşam şoktayım. Ama, olabilir ya. Ama gerçekten biraz önce de söyledim ya muhalefette iddia sorunu var. Ben Tayyip Erdoğan'ı yeneceğim kardeşim. Bir an önce seçim olsun. Seçim istiyorum ben. Ve bu AKP iktidarını, Türkiye'yi bu hale getiren iktidarı seçimde yeneceğim ben. Sandığa gömeceğim ve ben iktidar olacağım. Türkiye'yi ben yöneteceğim diyen bir lider boşluğu var Türkiye'de. Şimdi o hal ilan edilecek. Efendim seçimler işte yapılmayacak 2023'te. Ya Allah aşkına. Şimdi bakın, geçtiğimiz günlerde Bekir Ağırdır'ın KONDA değil mi? KONDA. KONDA'nın genel müdürü Sayın Bekir Ağırdır'ın bir değerlendirmesini okudum. Diyor ki, ya koca koca siyasetçiler diyor, muhalefetten koca koca siyasetçiler bu ülkede seçim olmayacağını, olsa da seçim sonuçlarının iktidar tarafından kabul edilmeyeceğini söylüyorlar diyor Bekir Ağırdır. Ve buna anlam veremediğini söylüyor. Ben de öyle gerçekten. Ya anlamsız, böyle bir şey olabilir mi? Anlamsız. Zaman zaman şöyle çok bir anlamı ciddi var. Başından kaybetmeyi göze almıştır. Tabii, evet, tabii. Zaman zaman kılıf çok arıyor, ciddi. Kılıf arıyor. Yani çok kaybedeceğim ciddi, ama diyor ben bir kılıf lazım. Çok ciddi var. Siyasetçilerden, muhalefet siyasetçilerinden, genel başkan yardımcısı düzeyinde siyasetçilerden. Ya bunlar seçimi kaybetse de seçimi sonuçları kabul etmezler falan diye laflar duyuyor. Duyuyoruz ya. Evet, ben de doğru diyorum ki, ya kardeşim sen bu lafı söylediğine emin misin? Ciddi mi söylüyorsun bu lafı? İstanbul, Ankara'yla. Yani sen seçimi kazanacaksın da. Sen seçimi kazanacaksın. Yani bu ülkenin çoğunluğu sana oy verecek ama seçimi kaybeden iktidar, azınlığa düşen iktidar, iktidarı sana vermeyecek yani. Öyle bir şey olabilir mi? Ya bunlar her şeyi yapar. Nasıl yapar kardeşim? Ülkenin ya çoğunluğu işte senin arkana geçmiş. Ama. Bunlar her şeyi yapar. İşte şey, aynı bu açıklama onu gösteriyor. Açıklama, o hal ilan edecek. O açıklamanın, o sözlerin başka bir versiyonu. O hal ilan edecek. Peki seçimi, muhalefet ne yapıyor bu arada? Ya o kardeşim, o Allah hal aşkına, ilan ederken? Tayyip Bey şimdi bakın, 2 ay sonra erken seçim tarihi açıklasa, dese ki işte bugün kaç? 3 Eylül. Kardeşim ben işte Aralık'ın 10'unda erken seçim, Hodri Meydan dedi Tayyip Erdoğan. Kimle çıkacak muhalefet karşısına ya?
Kimle çıkacak? Var mı bir tane baba yiğit muhalefette? 5 lider arasında var mı? Ben adayım kardeşim. Maalesef yok. Maalesef yok. Yani herkesin yüreği böyle hop hopluyor, hop zıplıyor. Yüreği kıpır kıpır. Acaba kimi çıkaracağız? Acaba kim muhalefetin adayı olacak da Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz? Ya sen şey bekliyorsun. Muhalif kesim. Ben çıkıyorum. Ya evet ben ya. Ben alıyorum. Ben kazanıyorum diyecek biri yok. Birisi yok. Bir lider yok, lider. Hı hı. Ya bir lider. Bakın Süleyman Demirel zincir bozanda 12 Eylül'de daha zincir bozandan adam yani ne kadar kaç yıl yatacağı belli değil. Darbe yönetimi Ankara'da görev başında onu sürmüşler, tıkmışlar içeriye. Buradan çıkınca iktidar olacağım diyor. Çanakkale'ye havaalanı yapacağım diyor. Evet. Yanındakiler de gülüyor. Ya dur diyor daha hani ne olacağımız belli değil yani. Buradan sağ çıkıp çıkamayacağımız belli değil. Sen ne iktidarından söz ediyorsun? Ama adam o iddiayı koyuyor. Hakikaten de çıkıyor, tekrar iktidar oluyor. Oraya da havaalanı yapıyor. Susturuyorum yani sözünü kesmek için de ne olur çok özür dilerim. Çok kısa sürem kaldı Melik. Çok hızlıca söyleyeyim ben Şaban Bey'e bu katılıyorum. Bu açıklamalara evet. Yani bu bir iddiasızlık örneği, kendine güvensizliğin örneği. Daha 2023'e böyle bir felaket senaryosu yok. O hal ilan edilecek de bilmem ne. Aynı şey yerel seçimde de söylendi. İstanbul'da Ankara'yı... Ya da Bahçeli mesela. Bahçeli'den sen sürpriz bekler misin? Ya şimdi 2023'te teorik olarak ama hani siyaset tıkanır, konjonktür değişir, daha erkene gelme ihtimali elbette vardır. Ama normal şartlarda 2023 ben bu mesela aynı şey yerel seçimde de söylendi. Ya AK Parti kaybetse bile Ankara İstanbul'u vermez. Ne oldu? Ne oldu? Aynı şeyi söylemediler mi? Vermezler dedi. Ne oldu? Şu anda CHP yönetiyor. Bir şey oldu. Hiçbir şey olmasa hiçbir şey bile bir şey oldu. Mutlaka bir şey oldu. O yüzden de hani böyle, bunlar şeydir yani siyasetten. Ya fiilen mümkün değil. Yani örneğin. Pardon. Seçimi kazanan. Pardon bir şey söyleyeyim. Tabii siz bir de söyleyin. Bir de şöyle bir şey. Yani bunlar biz alsak bile seçimi bize vermezler demek bize oy vermeyin demektir. Tabii tabii. Çünkü nasıl olsa difonksiyonel olacak oylarınız. Etkisiz olacak, etkisiz olacak. O halde gidin iktidara verin demek anlamına geliyor bir yönü itibariyle. Bunlar ihtimallerden kendi kafalarında kurguladıkları kimler söylüyorsa bunu bir takım kurgulardan sonuç çıkararak Türkiye'deki demokrasiyi tartışılır hale getirmek aslında yapmış oldukları siyasete de en büyük hıyanet şeklinde gerçekleşiyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Yani niye sürekli seçim konuşuluyor? Seçim tarihi yok yapılacak yok yapılmayacak seçim. Yani hakikaten bir Türkiye'de seçim atmosferi mi var? Yoksa yani Türkiye'de her şey çok günlük güneşlikte, muhalefetin eleştireceği konu mu yok? Hayır, şimdi Türkiye bakın şimdi Türkiye çok ciddi olaylar yaşadı. Bir, eğer yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi bir biçimde oy kaybetmemiş olsaydı bu tartışmalar %50 azalırdı. İki, Covid olayından sonra Türkiye'de ekonomi iyice allak bullak oldu. İnsanlar çok ciddi bir biçimde kendi geçimlerinden sıkıntı çeker, şikayet eder hale geldiler. Bir de hapishaneye koydu bizi 2 ay, 3 ay. İçeriden dışarıya çıkamasın şeklinde. Halkta bir birikim meydana geldi. Bu birikim bilinç altında büyük ölçüde ya iktidar işte yaptı, hapsetti. Yani ona mal oldu. Çünkü şeyler de oradan... Bu da doğru değil ama baktığınızda yani işte bugün de rakamlar ortada. Hayır bak bir şey söylüyorum. Ya hapsetmese ben, de full gidiyor şey rakamlar. Tabii ki daha fazla yapılması gerekirdi aslında bana sorarsanız. O başka bir şey. Ben toplumdaki psikolojiyi anlatmaya çalışıyorum. O bizim rasyonel ve objektif unsurlardan yola çıkarak toplum değerlendirme yapmaz. Toplum kendisi içeride kalmıştır. İçeride olaylar olmuştur. Hanımıyla kavga etmiştir. İşte dışarıya çıkamamıştır. Onu getirememiştir. Bunların sıkıntısını bile nerede ne olursa olsun hani Fırat'ın kenarında kuzuyu kurt kapsa bunun hesabını bizden sorarlar. Şey var ya o psikoloji içerisinde bunlar hep üst üste gelince ciddi bir durum oluştu. Şimdi erken seçimin ya da seçimin olabilmesi için zamanından önce 2023'ten önce olabilmesi için ekonominin sürdürülebilir olmaktan çıkması lazım. Parlamentoda iktidarın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi çoğunluğunu yitirmesi lazım. Yani koalisyonun bozulması evet. Lazım. Üçüncüsü Biden'in Amerika'da iş başına gelmesi lazım. Ve şeyin elindeki adını söyle masasının üstündeki Türkiye'ye yönelik şeyleri uygulamaya
sokması lazım. O da çok gelse bile benim kanaatim, ifade edeyim, Trump'tan farklı davranmayacaktır. Real politik, davranamayacaktır. Real politik, yani bu arada sonuna geldim süremin. Son cümle, şu sürdürülebilir olmaktan, siyaset ve konjonktür sürdürebilir olmaktan çıkmadıktan sonra erken seçim olmuş. Şu korona bitti demişken, ha? Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımdan servise alınmış. Oo, öyle mi? Evet. Onu da servise geçmiş. Alınmış normal, evet, servise. Evet. Çok geçmiş olsun. Geçmiş hakikaten olsun. Hastanede tedavi gören, evinde yatan herkese şimdiden Allah şifa versin. Çok geçmiş olsun. Normal vatandaşların hepsine de aynı şekilde. Sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya iyi haberlerle buluşmak üzere. İyi akşamlar.